Mayi ve Siyah, Halit Ziya Uşaklıgil, Seslendiren Seval Delikara Sofranın etrafında yedi kişiydiler. Bir gün mirat ışığının imtiyaz sahibi Hüseyin Baha Efendi, matbaaya çehresinde alışılmadık bir ışıltıyla girdiği zaman, dört nüsadan beri devam eden Dahili Sanatlar Makalesi'nin altına intiha kelimesinin ye'sini, Bitmez tükenmez uzun bir çizgi şeklinde çekmekle meşgul olan başyazar Ali Şekipe demişti ki Yarın değil öbür gün Miratı şuğun 10. senesinin 365. gününü tamamlıyor. Çarşamba günü için Ali Şekip hemen cevap vermişti. Hiçbir şey yazamam. Ziyafet verilmediği sürece bir satır yazı yok. İşte bu gece Tepebaşı bahçesinde yazı heyetine o ziyafet verilmişti. Davetliler Mira Tuşuğ'un gazetesi yazarlarından ibaretti. Bütün bu gençler dört saat durmadan içmişler, bir saat durmadan yemişler. Şimdi parmaklarının arasında karnı doyduktan sonra yalnız meşgul olmak için oyalananlara mahsus üşengeç bir tavırla yavaş yavaş yuvarladığı bir elmanın kabuğunu bir parçada çıkarmaya çalışan Aliş Şekip hariç, hepsi sandalyelerinin vaziyetini değiştirmişler, sofradan az çok çekilmişlerdi. Sofrada artık yemek sonuna mahsus bir dağınıklık hüküm sürüyor. Kahvenin gelişine kadar unutularak bırakılıvermiş elma, portakal kabuklarıyla dolu son tabaklar, diplerinde kırmızı damlaları görünen şarap kadehlerinin yanında duruyor. Sofranın kenarından ara sıra yükselen tütün dumanı bir müddet dalgalanarak lambanın etrafında bir bulut şeklini alıp dağılıyor. Beyaz örtünün üzerinde yüksek yemiş tabaklarının, sürahilerin, kadehlerin, oraya bırakılmış bir fesin şarap lekelerine karışan gölgeleri, lambanın oynak ışığı altında kah küçülüp kah büyüyor. Şurada devrilmiş bir tuzluk, ötede birisinin can sıkıntısıyla üç çatadan yapmaya çalıştığı bir piramit. Yer yer tabakların üzerine veya şişelerin yanına bırakılmış peçeteler. Düşmüş ve kaldırılmasına üşenilmiş bir bardak. Sofrayı boydan boya örten bir düzensizlik hali, sanki yedi kuvvetli çenenin bitkin vuruşları kalmış, üzgün bir dağınıklıkla serilmiş bir sofra. Hepsi başka bir vaziyetteydi. Bir tarafta Ahmet Cemil, zarif büklümlerle kulaklarından dolaşan uzun sarı saçları ensesine dökülmüş bir genç, ellerini ceplerine sokmuş, bacaklarını uzatmış, ağzında sallanan sigarasının mini mini bulutlarına süzgün gözlerle dalmış düşünüyor. Daha öbür uçta Sayit, Raci, Arkadaşlarının şairin diyerek alay ettikleri iki genç şair, diğer bir şairin ayağına ip takmış, sürüklüyorlar. Biri kısa, zayıf, kuru, öyle ki susuz bir yerde yetişmiş zannolunur. Yanında boş kalmış bir sandalyeye eğilerek, iki sandalye ötede, imtiyaz sahibi Hüseyin Bahan'ın idare memuru Ahmet Şevki'ye anlattığı dertlerini dinlemek için kulak kabartıyor. Kafaları dumanlı bütün bu adamlar, geciken kahveyi beklerken orada, şu dağınık sofranın kenarında yarım kalmış sözleri tamamlıyorlardı. Herkes konuşuyor, hiç kimse dinlemiyordu. Ahenksiz, akorsuz aletlerden oluşan garip bir müzik gibi, başı sonu belirsiz sözler, kırık dökük sohbetler, çok içilmiş, çok yenmiş zamanlara mahsus bir fikir dağınıklığı, her telden çalan bir sohbet. Ali şekip elmasını soymuştu. Bozmayarak, sakatlamayarak çıkarmayı başardığı kabuğu Karşıda şaireyinin arasına fırlattı. Raci, seni çatlattım, dedi. Onlar konuşmayı bırakmadılar. Raci diyordu ki, bak sana fikrimi söyleyeyim. Onda bir şey var ki, yalnız ben yazayım, benden başka kimse yazmasın, diyor. Demek Osmanlı edebiyatının tekeli, imtiyaz sahibi Hüseyin Nazmi. Raci gülerek sustuğu zaman bir aralık arkadaşı, parlak siyah gözlü, kısa kesilmiş gür sakallı bir genç, başıyla Ali Şekip'i işaret ederek sordu. Demin ne diyordu? İkisi de anlamamıştı. Uzaktan olayı takip eden kısa, zayıf, kuru çocuk sayıp yanlarına yaklaştı. Yere düşen elma kabuğunu bir ucundan tutarak gösterdi. Espriyi açıkladı. Rivayete göre meyvelerin kabukları tamamen soyulursa şeytan çatlarmış. O, oh, Ali Şekip'in şakasını pek parlak buluyor, kesik kesik, çirkin, asabi bir kakayla gülüyordu. Şairin bunda eğlenecek bir şey bulamadılar. Raci, of dedi. Soğuk. Eksi otuz derece. Şunu mirat ışığının bir sayfasında imzasız yayınlasalar herkes Ali Şekip'in olduğuna yemin ederdi. Başyazar işitmedi. İçinden şimdi de ötekini çatlatmalı diyordu. Ötede idare memuru, kısa, şişman, bıyıkları seyrek, o kadar ki yolunmuş zannolunur. Yanakları kıpkırmızı. Öyle ki berber sakalından iz bırakmamak için derisini soymuş sanılır. Hiçbir yaşa sığmaz bir adam ki yürürken yuvarlanıyor, otururken gömülüyor denebilir. Şairlerin tarafına döndü. Kendisiyle eğlenmişler zannederek Ahmet Şevki Efendi'nin burada olduğu unutulmamalı dedi. İşitenler güldüler. İdare memurunun kendisinden bahsederken Ahmet Şevki Efendi demesi herkesin hoşuna giderdi. Elleri ceplerinde düşünen Ahmet Cemil hafifçe dönerek dudaklarının arasından bir şey söyledi fakat işitilemedi. Bu arada kısa, zayıf, kuru çocuk şairlerin yanından ayrılmış, tekrar imtiyaz sahibinin sırlarına dikkat kesilmişti. Bu sırada Hüseyin Baha Efendi matbaa müdürlüğü işlerinden bahsederek ve karşısındakinin bir sözüne cevap vererek diyordu ki ''Ne? Dürüstlük ha? Hay saf dilay. Elini versen parmaklarını eksik bulursun.'' Bu sırada Ali çekip ''Kahve!'' diye bağırdı. ''Kahve içmeyecek miyiz?'' O zaman birden herkes bir şeyin eksik olduğunu, onu bekledikleri için orada kaldıklarını hatırladı. Yedi ses bir nakarat gibi tekrar etti. Kahve! İmtiyaz sahibi Hüseyin Baha Efendi kendi isminden çok bu unvanıyla bilinir, parmayla uzaktan kahve getiren uşağı gösterdi. Bütün bu çılgın çocuklar ayaklarını vurarak, ellerini çırparak, bağırarak nakaratı tekrar ediyorlardı. Kahve kahve! Eğlenmeye, gülmeye, bağırmaya vesile arayan bu gençler hep birlikte alkışladılar. Sanki bu geceki neşelerine şu bir fincan kahveyle güzel bir son vereceklerdi fincanları kapıştılar. Kimisi ayakta durarak, kimisi bir sandalyenin kenarına ilişerek kahvesini içmeye başladı. Tepsinin üstünde fazla bir fincan kalmıştı. Uşak tereddüt ederek etrafına baktı. Ta ötede hala aynı vaziyette düşünen Ahmet Cemil'i gördü. Yaklaşarak dedi ki, kahve sizin mi? Ahmet Cemil dalgın bir tavırla cevap verdi. Zannederim. Sonra birdenbire doğruldu. Elini fincanına uzatarak biraz ötede hala Hüseyin Nazmi'yi arkadaşı Said'le çekiştirmeye devam eden Raci'ye döndü. Kuru bir sesle. Demin Hüseyin Nazmi için bir şey diyordunuz. O burada bulunsaydı ne cevap verirdi bilmem. Fakat öyle zannediyorum ki yalnız bir gülümsemeyle yetinirdi. Ahmet Cemil'in ağzından bu sözler bir çırpıda tereddütsüz çıkmıştı. Raci önce bu tarzda bir karşılığa şaşırmış gibi göründü sonra cevap vermek istedi. Gencineyi edep baş yazarını bu sözleri küçümseyici bir edayla söyledi. Herkesin sizin kadar takdir etmesi gerekmez. Siz birbirinizin yazdığını anlıyorsunuz diye herkesin de sizin gibi anlamasına bir lüzum göremiyorum. Şimdi herkes susmuştu. Havanın içinde sanki bir şimşek çakmış, bir fırtınanın tutuşmak üzere olduğunu haber vermişti. Sait boş fincanını sofraya koydu. Ali Şekip 8. Elmanın kabuğunu bütün olarak çıkarmaktan vazgeçti. Hüseyin Baha Efendi daha iyi dinlenmek için burnunun üstünden daima düşen gözlüğünü büsbütün salıverdi. Kuru, kısa, zayıf çocuk biraz daha yaklaştı. Herkes Ahmet Cemil'in başlamasını bekliyordu. Bu uzun sarı saçlı genç hepsince harikulade bir yaratılışa sahip olarak bilinir. O söze başlarken herkes bir hürmet hissiyle susardı. Fakat hepsi ümitlerinde aldandılar. O bekledikleri fırtına patlamadı. Ahmet Cemil hala düşünmeye devam ediyormuşçasına son derece sakin bir dil ve çok yumuşak bir tavırla dedi ki: Bu muhakeme tarzı bilmem makbul olabilir mi? Sizin edebiyat mesleğinizi şu son kelime Ahmet Cemil'in ince dudaklarının arasından alaycı bir tonda çıktı. Herkes gibi ben de biliyorum. Bunu yok saymak, garip bulmak şöyle dursun, hatta aksine işaret edecek bir şey görsem emin olunuz ki inanmak istemem. Sizi gücendirmeyi aklımın ucundan geçirmeyerek temin ederim ki mesleğinizi değiştirmeniz yönünde kalbimde en ufak bir arzu yoktur. Ne olur varsın bizi küçük gören o kadar arkadaşlar içinde şair racide de bulunsun. Bugün gencineyi edebin 2000 nüsa satılmasında Hüseyin Nazmi sebeptir diyorlar. Raci'yi hiçbiri sevmezdi hepsinin dudaklarında bir tebessüm belirdi. Herkes de bu sözleri duymaktan dolayı büyük bir zevk uyanıyordu. Raci küçümseyici bir bakışla cevap vermeye çalışıyordu. Ahmet Cemil, çevresindekilerin ilgisinden emin olan bir konuşmacı güveniyle gülümseyen dudaklarını fincana uzattı. Bilhassa gecikiyormuşçasına kahvesinden uzun bir yudum içti. Sonra dedi ki, Hüseyin Nazmi'yi küçük görmeye vesile arayanları anlayamıyorum. Her gün kucak kucak önünüze yığdığı o güzelim eserleri, yüksek edebiyatın temelini oluşturan o yeni esasları görmemek için insanın gözlerini kapatması, kaleminden taşan sesi doğru işitmemek için kulaklarını tıkaması gerekir. Şaka yolu sözlerle onu yolundan alıkoymak istiyorsunuz, boş düşünce. Görmüyor musunuz ki bugün onun dehasının fıskiyesi köpürmüş bir nehir gibi akıyor. İleriye, daima ileriye akıyor onun coşkulu dalgalarına set mi çekebileceksiniz? Anlamıyor musunuz ki bu mümkün değil. O en saf kaynaklardan kuvvet alarak, en yüksek zirvelerden atlayarak, ruhu okşayan, en güzel vadilerde dolaşarak, en temiz kuyulardan süzülerek büyüye büyüye yükseldi. Düşmanları biraz ağızlarını açsalar boğulacaklar. Sayıp kısa zayıf kuru çocuk, hazından ellerini ovuyordu. Sait dayanamadı, arkadaşı Raci'den ayrıldı. Evet dedi. Ali Şekip gizlice Raci'yi gösterdi. Raci kin ve hasetten oluşmuş bir hisle sanki boğuluyordu. Ahmet Cemil ince parmaklarıyla yumuşak sarı saçlarını taradı. Gözleri yarı kaybolmuş, aklına gelen fikirlerle nişan tahtası gibi parlayan çehresi, lambanın ışığıyla bir uyum içinde, gölgeli bir tablo şeklinde kendisini dinleyen, bütün sözlerine ruhen katıldıkları gözlerinden okunan bu arkadaşların karşısında raciye yarı dönük, yarı muhatap bir vaziyette devam etti. Siz şiirimizi bıraktıkları noktada sabit görmek istiyorsunuz. Bu mümkün mü? Raci'nin o alaycı tebessümü dudaklarında donmuştu. Sanki oraya yapışıp kalmış bir mağlubiyet mührü gibi ne dağılıyor ne açılıyordu. Ahmet Cemil'in yanakları pembeleşiyor. Üzüntüden dudakları titriyordu. Fakat sesi, ahenkli binhamiye benzeyen, kulakları okşayan, ruhu saran sesi, uçtukça uçmayan meyleden kır kırlangıçlar gibi konuştukça kuvvet buluyordu. Şiirin nasıl bir yol izlediğini anlamıyorsunuz. Fuzuli'nin saf şiirinde görülen o tertemiz dile sanat gibi, süs gibi iki büyük belayı musallat etmişler. Dilde onlardan başka bir şey bırakmamışlar öyle şeyler söylenmiş ki sahiplerine şair demektense kuyumcu denebilir. Bir ucundan tutulup da silkelense taş parçalarından başka bir şey dökülmeyecek. Dili cansız bir kütle gibi soğuk, ruhsuz bir hale getirmişler. Bakiler, Nedimler, o ilham perisinin alınlarını ilahi bir nurla aydınlattığı adamlar bu dilden, bu cansız kütleden ne çıkaracaklarını şaşırmışlar. Dili üstünü örten süs yığınlarının altında zayıf, sarı, neredeyse görülemeyen, belki yok denebilecek bir hale gelen o fikir şahidini veysilerin, nergisilerin eline vermişler. O güzel Türkçe'ye muamma söyletmişler. 400 sene emekle dilin üzerine yığılan o abes şeyler zamanla yavaş yavaş savruldu. Ahmet Cemil şimdi kendisini unutmuş, yalnız göğsünü şişiren, aklına kesik kesik gelen sabit bir fikrin hareket ettirdiği bir ilham dehası şeklinde kimseye bakmıyor. Hatta ne söylediğini bilmeyerek devam ediyor. Bütün etrafında bulunanlar güya bu genç konuşmacıdan çıkan nefesin çekimiyle doğaüstü bir noktaya cezbolmuş bir halde hareket etmeyerek, gözleri dalarak, nefeslerini tutmak isteyerek bir vaizin karşısında etkilenip şaşkın duranlar gibi dinliyorlardı. Bilseniz şiirin nasıl bir dile muhtaç olduğunu bir bilseniz öyle bir dil ki neye benzeteyim bilmem konuşabilen bir ruh kadar güzel olsun. Bütün kederlerimize, neşelerimize, düşüncelerimize, kalbin o bin türlü inceliklerine, fikrin bin çeşit derinliklerine, heyecanlara, öfkelere tercüman olsun. Bir dil ki bizimle beraber güneşin batışının hüzünlü renklerine dalsın düşünsün. Bir dil ki ruhumuzla beraber bir matemin arkasından ağlasın. Bir dil ki heyecanlarımızla çırpınsın. Hani bir kemanın telinde zapt olunamaz, anlaşılamaz, bir kurala bağlanamaz nameler olur ki ruhu titretir. Hani sabah zamanı şafak sökmeden evvel ufka belli belirsiz renklerle dağılmış sisler olur ki üzerinde resmedilemez, ayrıştırılamaz renkler uçar, bakışlara buğseler serper. Hani bazı gözler olur ki sonsuz bir karanlığa açılmış kadar uçsuz bucaksız, dipsiz kuyularına akıl sır ermez.'' öyle derindirler ki bütün hisleri içine çeker. İşte bir dil istiyoruz ki onda o nameler, o renkler, o derinlikler olsun. Fırtınalarla gürlesin, dalgalarla yuvarlansın, rüzgarlarla savrulsun. Sonra veremli bir kızın yatağının kenarına düşüp ağlasın. Bir çocuğun nazlı beşiğine eğilip gülsün. Bir gencin tazelik akan bakışında saklanıp parlasın. Bir dil. Ah! Oh. Saçma konuşuyorum zannedeceksiniz. Bir değil ki, sanki baştan aşağı bir insan olsun. Ahmet Cemil'in titrek sesinde duyulan o saf ahenk, bilgeliğin sihirli asasına değmiş gibi duran çehresinde parlayan ilham yıldızı, lambanın hafif ışığı, dalgalanan tütün dumanları arasında yükseliyor görünen sureti, titrek dudaklarından dökülen bu şiir gibi sözler dinleyenleri adeta kendinden geçirmişti. Ahmet Cemil'i bir seneden beri tanıyorlardı. Geçen sene Mülkiye Mektebi'nden çıkıp da basın alemine atıldığı zamandan beri Ahmet Cemil'i bir kere görmek onu sevmek için yetmişti. Herkes severdi. Daha doğrusu hürmet ederdi. Son söz üzerine Ahmet Cemil yorgun bir tavırla iskemlesine atıldı. O son kelimeden sonra öyle bir hale geldi ki hiç konuşmamış, deminden beri orada suskun, düşünceli oturuyormuş zannedilirdi. Raci yüzü fena halde kızarmış olarak yanına yaklaştı. Ellerini sofranın kenarına dayayarak yarı alaycı, yarı tehditkar bir tavırla dedi ki ''Bunlar öyle şişkin fakat öyle boş sözlerdir ki içinde bir şey bulmak mümkün olamaz.'' Ahmet Cemil cevap vermek istemedi. Zaten sofrada genel bir hareketlenme olmuştu. Raci'nin cevabı kargaşalığa geldi. Şimdi bahçenin musiki takımı gece faslına başlamak üzereydi. Kemanlar hazırlanıyor, kırık dökük name parçaları işitiliyor, bahçe görevlilerinden biri elinde mumlu değneğiyle dolaşarak insanların tekrar toplanmasına kadar idareten söndürülen gazları yakıyordu. Hepsi ayağa kalkmış, şöyle bir iki tur attıktan sonra ortalarda bir yerde oturmak istemişlerdi. Hatta Ali Şekip ziyafetin hiçbir tarafında eksik bırakmamış olmak için bir nargile ısmarlayacağını, imtiyaz sahibine alen acele ima bile etmişti. Ahmet Cemil müsaade istedi. O aydınlık ve kalabalık bir yerdense şu gizli, yarı karanlık köşeyi tercih ediyor. Buradan ayaklarının altına serilen Haliç'in ve İstanbul'un aydınlık bir sema altında görünen manzarasına karşı düşünmek istiyordu. Onlar ayrıldıktan sonra geniş bir nefes aldı. Sanki büyük bir yükten kurtulmuş gibi hissetti. Ötede de yemek yiyen birkaç kişiden Ara sıra görünen iki üç suskun hizmetkardan başka diğer insanlardan soyutlanmış, biraz ötede uyanmaya, harekete başlayan kalabalıktan bağımsız, şu yarı aydınlık yarı karanlık kenarcıkta düşünceleriyle yalnız kalmış olmaktan dolayı yüreği rahatladı. Zaten alışkanlığı olan perhizkarlığa rağmen bu gece şu beklenmedik ziyafetin şerefine biraz da arkadaşlarının ısrarına karşı duramayarak o da beklenmedik olarak Biraz perhizini bozmuş, biraz haddinden fazla içmişti. Şimdi yavaş yavaş beyninden süzülen bir şey, damarlarının içinden, kemiklerinin arasından hafif hafif titreyişlerle akarak sanki bütün bedenini, iradesini hakimiyeti altına alarak ayaklarına doğru çekiyor, gidiyor, vücudunu karşı konulmaz bir kuvvetle erite erite dağıtıyor gibiydi. O an son bir gayretle kendini topladı. Bir uçuruma yuvarlanmıyor toprakların arasına süzülüp akmıyor olduğuna emin olmak istiyormuşçasına gözlerini açtı, ayaklarını çekti. Arkadaşları Ahmet Cemil'i böyle bir halde bıraktılar. Onlar gider gitmez dudaklarının arasından ''Aman bu raci'' dedi. Bu adamla tanıştığı ilk dakikadan itibaren duyduğu nefreti şu üç kelime tamamen izah ederdi. Onu hiç sevmezdi sevmemek ne kadar mümkünse o kadar sevmezdi. Raci o adamlardan biriydi ki dünyaya hiçbir şey olmamaya mahkum edilerek geldikleri halde her şey olmak isterler. Raci de en olamayacağı bir şey olmaya yelteniyordu. Şair. Ahmet Cemil pek iyi bilirdi ki bu adam bilmem kimin bir gazeline nazire söylemek için bir gün Boğaziçi'nin ta kavak iskelelerine kadar gidip dönmüş. Böylece on kuruş masraftan kurtulmuş da iki buçuk beyitle dört kafiye bulmuş olarak geri dönmüştü. Muzaffer bir edayla matbaaya girdiği zaman Ahmet Cemil elindeki kağıdın üzerine çiziktirdiği 20-30 satır arasında sağ kalabilmiş altı mısrayla bir mısranın yalnız son kısmını, evet son kısmını görebilmişti. Aman yarabbi, şair raci dedikleri buydu. Bu kadar hiçliğine rağmen bütün meziyet sahiplerine düşman bunun güzel bir şeyi beğendiği, yetenekli bir arkadaşı takdir ettiği daha görünmemiş. Sanki diğerlerine ait bir meziyeti kabul etmek kendisinde bir eksikliğe neden olacakmış gibi. Onayladığını gösteren küçük bir tebessümü bile esirger. Bu adamın beğendikleri yalnız ölülerden ibarettir. Ölüler. Onlar artık fevkalade olmuş, bu edebiyat piyasasından çekildikleri için rekabetten uzaklaşmışlardır. Ahmet Cemil bir gün batılı bir yazarın mezar taşı şöhret heykelinin ilk basamağıdır cümlesini aktardığı zaman orada bulunan Raci'ye dönerek "Al tam sana göre bir söz öyle değil mi?" demişti. Buna benzer şakalarıyla Raci'yi kendisine düşman etmişti. Fakat ne önemi var? Zaten Ahmet Cemil yalnız herkes tarafından takdir edilmiş olmakla bile onun düşmanlığına hak kazanmış olmuyor muydu? Bu arada herkes tarafından takdir edilmiş olmak sözüne Ahmet Cemil pek de önem vermez. İnsanın olsa olsa kendi mesleği haricinde olanlarca yani tarafsızlarca takdir edileceğinden şüphesi yoktur. Onu arkadaşları seviyorlardı. Fakat o sevginin içinde kim bilir ne saklı kinler, ne derin kıskançlıklar mevcuttur. Bugün kendisini takdir edenlerin yarın kendini rezil etmeye sebep olabilecek bir şey yazsın, Bakınız nasıl gülerler. Ah bu basın alemi. Bir seneden beri o alemin az mı tecrübelerini görmüş, az mı acılıklarını tatmıştı. Mektepteyken nasıl hayal ederdi? Bugün kim bilir ne kadar çok genç vardır ki o dünyadan zevk alacağını düşünür. Fakat bir kere o çirkin basın alemine girseler. Ahmet Cemil kin ve kıskançlık dedikçe hep raci gelir aklına. Bu adam basın dünyasında kendine has bir cinsin örneğidir. Gazetenin düzeltmelerine bakarken dizgi hatalarına dikkat edecek yerde ötekinin berikinin yanlışlarını bulmaya çalışır. Bir gün mesela Ahmet Cemil'in bir makalesinde kendince hatalı bir cümle bulduğu için bir hafta alay etmişti. Kuralcı olmakla pek övünür. Arapça Farsçayı çok iyi bildiği iddiasındadır. Ama bir keresinde Arapça bir gazetenin üç satırını tercüme edememişti. Gazetede vazifesi muhabirlerin getirdiği haberleri düzeltmekten ibaret kalır ne vakit bir makaleciye falan ihtiyaç görülse kendisine havale olunmasından korkarak akşam çok içtiği için sersem olduğundan dem vurur. Matbaada kimse onu sevmez. Hele idare memuru, o kendisine Ahmet Şevki Efendi diyen yuvarlak adam, rahaciden bahsedilse ateş püskürür. Onun kadar hesapsız para alan, matbaada kimse bulunmadığı zamanlarda denk geldiği ilanların ücretini harc bir yazara matbaa işine gireli 10 sene oluyor, hiç rast gelmemişti. Ahmet Cemil aman Buraci dediği zaman işte bütün bu ayrıntılar ağzından dökülen o üç kelimenin içine sığmıştı. Bakınız, başyazar Ali Şekip Büsbütün başkadır. Raci ile tam bir tezat teşkil eder. Uzun boylu, geniş omuzlu, açık çehreli ancak 35 yaşında olan bu adam biraz safça, tabiri caizse biraz budalaca olmakla beraber Mirat Şun Yazı Heyeti'nin en bilgili adamıdır. Hukuka ilgisi vardır. Çok kitap okumuş olduğu için az çok her şeyden anlar. Küçük yaşından beri basın dünyasında çalışmıştır. Dünya siyasetinin en önemsiz ayrıntıları bile ezberindedir. Adeta bir ansiklopedi gibi olan beyninin içinde yapraklar döndükçe envai çeşit bilgi uçuşur. Örneğin doğa bilimlerine ait bir şeyin yanında ekonomiye dair bir bahse rastlanır. Bununla birlikte gayet mütevazıdır. Bilgisinden emin olmayanlara mahsus bir korkaklıkla ağzı herkesten iyi laf yapacağı halde tartışmalarda susmayı tercih adetidir. Onun için kendisini tanıyanlar ondan hiç korkmazlar. Yanında en saçma şeylerden bahsederler ama o yalanlamaktan utanır. Hatta Raci'nin gazellerini güzel bulmamaya bile cesaret edemez. Zaten edebiyata dair hiçbir iddiası yoktur. Bir gün bir fıkra yazmıştı da arkadaşlarına göstermek için madbaya getirdiği halde okuyamamış. Alay edeceksiniz. Neyime lazım? Bana haber özetlerini yazmak yetmez mi? diyerek yan çizmişti. Onun için Ahmet Cemil de bu küçük bir çocuk kadar utangaç adamın samimi bir dostudur. Ali Şekip o adamlardandır ki insan ellerini ellerine koyacak olsa onlarda hissedilen saf kalbin sıcaklığıyla hayatta karşılaştığı kötülüklerin doldurduğu kalbindeki buzların eridiğini duyar. Ahmet Cemil, Ali Şekip'in yalnız bir şeyini affedemez. O da bu adamın bütün o utangaçlığına rağmen ara sıra şaka yapmak istemesidir. Buna rağmen bu saf yüreği incitmiş olmamak için Ahmet Cemil en tahammül edilmez şakalarını bile hoş karşılar. Onun şakalarıyla eğlenenler bilhassa raci ile sahiptir. Raci yaratılıştan hain olduğu, Said de oturmuş bir kişiliğe sahip olmayıp da ötekinin berikinin yaptığına özendiği için Ali Şekip'e ağız açtırmazlardı. Said hakkında Ahmet Cemil'in duyduğu özel bir his yoktur. Çünkü Said'in kendisine has bir kişiliği yoktur. Said her soruya evet diyen, her duyduğu fikre benim de fikrim budur cevabını veren, fakat bütün bir, bu dönekliğe esasen beyninin son derece hassas bir yörüngede kalmaya mahkum olmasından başka bir sebebe bağlı olmayan bir gençtir ki kötülük etmez. İyiliğe davet olunmazsa iyilik etmek aklına gelmez. Varlığından yokluğundan şüphe edilir. Hatta şiirine de katlanılabilir bir adam olduğu için Raci ile genellikle aynı fikirde olmasına Ahmet Cemil gücenmez. Sayıp, kısa zayıf kuru çocuk. Ahmet Cemil'in sinirlerine dokunan işte bu mahluktur. Hatta bunu gördüğünde duyduğu ürpertiyi raci için bile hissetmez. Küçük yerde yaratılmış, kemikleri gelişmemiş, adaleleri kemiklerinin üstünde kurumuş, küçük gözlü, ufak yüzlü, daima ayakta, daima harekette olan bu çocuğun kulaklarıyla gözleri daima bir meşguliyetin içindedir. Bu dünyaya görülmeyecek şeyleri görmek, işitilmeyecek şeyleri işitmek için gelmişçesine gözleri Mesela Ali Şekip'in bilmem nerede bölge müdürü olan eniştesine yazdığı bir mektubu yan gözle okumakla meşgulken aynı anda odanın köşesinde idare memuru Ahmet Şevki'nin kağıtçıyı az parayla sağmak için döktüğü dilere kulak kabartır. Onun için mesela çarşamba günü imtiyaz sahibi Hüseyin Baha Efendi'nin evinde uskumru donması olacağını bilir. Çünkü bir gün evvel dizgici yamağı Emine iki okka alacaksın. Dolmalık olacağını unutma geç kalırsan yarına yetişmez dediğini harfiyen işitmiştir. Raci parasız kaldığı vakit Ahmet Şevki Efendi'nin çekmecesinde para olup olmadığını sahipten sorar. Çünkü o mutlaka çekmecenin bir tarafına atılan bir ilan ücretini görmüştür. Mesela birkaç kişi arasında geçen bir konuşma esnasında bir söz gürültüye karışsın da anlaşılmasın, sahipten sorunuz. O mutlaka anlamıştır, size de anlatır. Ona her yerde tesadüf olunur. Matbaada herkesten çok işinin başındadır. Bir kitapçının hesap defterini tutar. Sabahleyin hukuk mektebi derslerine girer. Buna rağmen Baba Ali Caddesi'nden çıkarken bakınız. Bir matbaa kapısında önüne geçen birisine mesela o gün Ahmet Cemil'in bir manzumesinin iki beytini okurken biraz ötede aktar dükkanına uğrayarak falan risalenin falan nüshasının kaç kere sorulduğunu araştırırken Matbaaya giriniz. Masanın kenarında Selanik özel ajanımızdan aldığımız bir mektuptur diye başladığı bir kağıda suni bir mektup uydurmakla meşgulken görürsünüz. Matbaada herkesten çok o çalışır. Türlü çeşit yazı yazar. Yabancı gazeteleri okur. Tercüme eder. Taşra mektuplarını özetler. Ahmet Cemil'in bu çocuk hakkında çocuk diye bilinir çünkü 20 yaşını ancak geçmiş olmakla beraber çocukluktan kurtulmamıştır duyduğu şeydir. Bakınız işte şimdi bile o aklına geldiği için vücudunda titremeye benzer bir şey duyuyor. Ahmet Cemil'in sanki vücudunu iki kuvvetli kol tutmuş, sonu görülmeyen bir uçuruma çekiyordu. Kendisini toplamak istedi fakat zihninin bütün kontrolüne sahip olmakla beraber vücudunu saran o müthiş yorgunluğa karşı koymak mümkün değildi. O an kendini zorlayarak Sanki bedeninden yavaş yavaş çekilip gidiyormuşçasına uyuşan bacaklarını çekti. Bahçenin bu yüksek noktasından görülen bütün o karanlık manzaraları bir rüyanın oynak ve müphem şekillerine benzeten bulanmış gözlerinin kuvvetini toplamak istedi. O aralık müziğin uzaktan gelen ezgisini taklit ederek kendisine biraz güç versin diye hafifçe belli belirsiz bir ıslık çalmaya başladı. Şimdi Aliş ekip Raci, Sait, Sayıp bütün bu yüzler beyninden silinmişti. Bu çalınan şeyi tanır gibi oluyordu. Neydi, neydi? Her vakit bahçeye hemen hemen her gelişinde dinlediği bir şey. O sırada aklına geldi. Beldüföl'ün bu meşhur vasini ne vakit dinlese hayalinde çiçekler açardı. Elmas yağmuru. Ne güzel, ne hülyalı, ne rüya gibi bir isim. Bakınız işte gözlerinin önünde gördüğü bu şeyler, üstünde açılan bu semada, Temmuz'un şu sıcak gecesine mahsus bir buğuyla örtülü zannolunan bu dalga dalga maviliğin içinde titriyormuş, dalgalanıyormuş hissi veren bütün bu sayısız yıldızlar, bunlar birer elmas yağmuru değil mi? Bu gece mavisi üzerine avuç avuç sarı pullar serpilmiş olan sema, Ahmet Cemil'in sarhoşluktan yorgun düşerek süzülen gözlerinin önünde sallanıyor, sallanıyordu şimdi karşısındaki tepelerin uykuya dalmış eteklerine dökülecek yahut denize doğru akan bu gece renkli tablo yavaş yavaş yüksele yüksele yerde ve gökte birleşecek. Toprak ve sema gecenin bu aşkı çağıran sessizliği içinde adeta haşmetli, uzun, can yakan, takat kesen bir öpücükle kucak kucağı olacak sanıyordu. Ah bu elmas yağmuru! Bahçenin durgun havası içinde bir aşk kokusu, inyen yakıcı bir nefes gibi. Sanki kutupların en tepesinden dökülen bu nameler, ya kalbin en derin noktalarından geliyormuşçasına içten alçak neredeyse susacak. Ya galeyana gelen duygulardan yankılanıyormuşçasına gürültülü çığlık çığlığa, bazen sızlanan bir inilti, bazen perişan bir çığlık. Şimdi Ahmet Cemil altından yer kaçıyor, başından sema uçuyor. Vücudu bir boşluk içinde yuvarlanmaya başlıyor zannediyordu. Elmas yağmuru. İşte, işte sanki semalardan dökülen, karşısındaki şu bayırın eteğinde yer yer parıldayan, denizin siyah rengi içinde parça parça ışıldayan bu ışıklar işte, işte raks ediyor, yağıyor. Onlar da bir elmas yağmuru fakat yüksek fikirlere tutkun gözler gibi aşağıdan yukarıya yağıyor ta o semalara. O gülücükler saçan nur dalgalarına doğru yağıyor bir rüyanın içinde yahut sihirli bir alemin karşısındaydı. Kemanların titrek iniltileri, flavtanın kahkahaları, sanki bu aletlerden, bütün bu kirişlerle tahta ve bakır parçalardan büyülü bir nefesle canlanarak, kanatlanarak uçuşan küçük küçük nameler birbirine atılıyor. Birinden ümitsiz bir ses, ötekinden bir ıstırap çığlığı, şundan hasret çeken bir inleyiş, diğer birinden yüreğe su serpen bir cevap çıkarak bütün o insan kalbine mahsus acılıkların, tatlılıkların hazinesi taşıyordu. Bunlar mavi siyah kelebekler gibi uçuşarak birbirlerine dudak dudağa kavuşarak dağılıyorlar, yükseliyorlar. Sonra o parlak semanın maviliklerine, şu karanlık denizin siyahlıklarına serpiliyorlardı. İşte işte şu gökten aşağıya süzülen nurlar, şu yukarıya uçuşan siyahlara bürünmüş sönük ziyalar, elmas yağmuru. Son bir name tufanıyla ansızın geliveren bir karar. Bütün bu hayaller silsilesine beklenmedik bir son verdi. Ahmet Cemil sanki bir rüyadan uyandı. Etrafına baktı. Şimdi her şey hakikate dönmüştü. Başını çevirdi. Burada niçin bulunduğunu anlamak için düşündüğü baktı. O vakit hatırladı. Arkadaşları şüphesiz orada. İşte şuracıktan bir parçasını gördüğü bahçenin kalabalığı arasındadırlar. Onların yanına gitmeye ne lüzum var? Ta ötede devri daim ederek gözünün önünde akıp giden manzaranın içinde gezinen şu insanlarla ağaçların arasında küme küme oturan bu seyircilerle bütün bu halkla onun bir ilgisi var mıydı ki gitsin de o kalabalığın kucağına atılsın? O bu dünyada herkesten uzak, herkese yabancı değil mi? Şimdi kendini biraz topluyor. Şakaklarında hafif bir sevinlik hissediyor. Zihnini yakıcı bir bulutla örten sarhoşluk yavaş yavaş açılıyordu. Onun alemi işte şu yavaş yavaş açılan beyninin içinde mavi bir sema, o mavi semanın içinde gülümseyen pek çok ümit yıldızı. Orada da bir elmas yağmuruydu. İşte gözlerini kapayınca görüyor. Mavi bir sema altında uzanan geniş bir sahra. Sabahın hüzün ve neşeden, renk ve karanlıktan, sessizlik ve nameden gölge ve hayalden o birbirinin hem aynı hem zıttı olan tezatlardan oluşan hülyalı hali altında, tatlı bir uyku içinde, belirsiz bir hayal aleminin gölgelerine benzeyen sisler arkasında boğulmuş ufuklara doğru uzayıp giden büyük bir sahra. Geceden arta kalan karanlıkla sabahın ilk aydınlığının karıştığı sema parlak esmer rengiyle göz doldurur. Belirsiz renklerle bezeli mavi bir atlas halinde görünen bu semanın derinlerinde bir yerde Venüs'ün beyaz gülüşü hala görünür. Saflığın beyazlığıyla aydınlanmış bir göz şeklinde bakar. O lacivert rengin içinde belirsiz bir renk bulutu göze çarpar. Bu sahranın üzerinden, o semanın altından meleklerin ayak sesleri kadar hafif bir hava uçar ki, kulak verilse ruhlar aleminden yankılanan ezgilere benzeyen içli namelerle titrediği duyulur. Bütün bu manzara sabahlara mahsus o müpem rengiyle Hava ve hayalden oluşan bir gölge şeklinde durur. Fakat bir an gelir ki haşmetli bir nur dökülür. Biraz evvel semanın sönük duran uykulu sinesi göz alıcı ışıklarla dolar. Ufkun bir kenarında hafif hafif ışıldayan güneş sahraya bir renk tufanı döker. O debdebeli semanın altındaki bu sahra bütün keşmekeşinden sıyrılır. Gözleri okşayan ışıklar içinde parıltılarını saçar. Ah! O ümit güneşi. Hayatın şu sabahında ufkun sinesine saklanmış duran o ışıl ışıl kalp Ahmet Cemil onu kaç senelerden beri bekliyordu. Henüz 22 yaşındaydı. Öyle bir yaşta, hayatın öyle hassas bir evresinde ki düşünceleri gençliğin aydınlık bulutlarla süslü. O elmas yağmuru altında pırıl pırıl parlayan hülyalı alemlerinden kanadı kırık bir kuş gibi henüz yerlere düşmemişti rengarenk hayallerin ışıklarıyla dolu gözleri, semaya çekilmiş bir perdenin arkasından siyah bir dehşetin açılmak üzere olduğunu henüz görmemiş. Aydınlık, sevinçli bir sabahın ansızın beliren ışıklarına dalmış dururken, daha uzaklarda bir ufkun içinde hazırlanan karanlık bir gölgenin parlak ümitlerinin üzerine düşmek üzere hazırlandığını anlamamıştı. Henüz 22 yaşında kendini bütün ruhuyla yalnız bir ümidin gerçekleşmesinin lezzetine adamış şöhret bulmak yazar olmak herkesçe tanınmak bugün o kadar acılıklarına göğüs gelmek için hayatını zehirlediği bu edebiyat aleminin bir gün en yüksek mertebesine çıkmak ahmet cemil ismini o kadar yükseltmek o kadar yükseltmek ki o hayal ettiği yüksek mertebeye bir sınır bulamıyor sonra da bu derece hırslı makam mevki meraklısı olduğu için içten içe utanıyordu. Yazar olmak, şöhret bulmak, senelerden beri bütün düşüncesi bu değil miydi? Tam mektepte bir kimya kitabının üzerine başını dayayarak, gözleri ötede kara tahtanın üzerinde unutulmuş, yarım kalmış bir matematik denklemine dalarak, düşünceleri hayal şehberinin üzerinde, meçhul emeller göğünde uçtuğu zamanlardan beri, bütün ruhunu eline geçiren şey şöhret ümidi değil miydi? Ahmet Cemil hızlı yürümekten paltosunun etekleri dizlerinin üzerinde hafifçe çırpınarak Babı Ali Caddesi'nin kenarından çıkarken bir gün gelecek ki şu kitapçı dükkanları cam kapıların aralarından fark edilen şu kitap müdavimleri bu matbaalar sabahtan akşama kadar edebiyata dair işlerin görüldüğü tek yer olan şu cadde onun etkisi altına girmiş olacak. Şimdi birkaç eski mektep arkadaşıyla 8-10 yazardan başka herkesin yabancısı olan bu genç, koltuğunun altında bir iki kitapla buradan bir gölge gibi çıkarken bir gün olacak ki tesadüfen bir kitapçının dükkanına gözü ilişecek olursa, mektepten henüz mezun olmuş iki genç edebiyat meraklısının birbirlerine kendisini gösterdiğini fark edecek. Ah! O zaman göğsü nasıl bir iftihar hissiyle şişecek? Şimdi oradan belirsiz bir cisim şeklinde geçiyor. Gören yok, bakan yok. Lakin o zaman geçtiği yolda isminin yavaşça fısıldadığını işitecek. Zaten bu neticeye, bu ümidin gerçekleşmesine layık olmak için az mı ıstırak çekmiş, hayatın az mı zorluklarına katlanmıştı. Bugün 22 yaşında. Fakat bu yaşa gelinceye kadar. Ahmet Cemil'in düşünceleri bir kez daha kesintiye uğradı. Uzaktan imtiyaz sahibi Hüseyin Baha'yla idare memuru Ahmet Şevki'nin yaklaştıklarını gördü. İmtiyaz sahibi gelince dedi ki Allah cezasını versin ıslah olmayacak. Evde kendisini bekleyen karısını çocuğunu düşünmek yok ki. Yine oraya gitti. Ötekileri de beraberinde sürükledi. Biz üç kişi kaldık artık yavaş yavaş yola çıksak. Ahmet Cemil racinin ikide bir de. Pale Kristal'de geç vakitlere kadar kaldıktan sonra geceyi de evden uzakta geçirdiğini bilirdi. Karısı kaç kere matbaanın kapısına kadar gelerek 5-6 yaşındaki çocuğuyla kocasını arattırmış, Ahmet Cemil'le beraber bütün arkadaşları ne diyeceklerini şaşırmışlardı. 19 yaşına kadar Ahmet Cemil hayatta ne kadar mesut olunabilirse o kadar mesuttu. Babasını kaybettikten sonra ise geçim derdi, hayat mücadelesi başlamış. Kendi şairane tabirince dudakları hayatın acı kadehinin zehrine değmişti. Babası dava vekiliydi. Ailesini iyi geçindirecek kadar para kazanırdı. Zaten ailesi Ahmet Cemil'in validesiyle 18 yaşındaki oğlundan ve 14 yaşındaki kızı İkbal'den ibaretti. İyi bir aile babası. Evine tutkun, karısına çocuklarına gönülden bağlı en başta da namuslu Ahmet Cemil ne vakit babasından bahsetse namusunu gösteren hikayelerin sonu gelmez Onun anlattığına göre bir defa babası kabul ettiği ve ücretinin yarısını önceden almış olduğu bir davanın sonradan hakkına uygun olmadığını anlayınca birden reddine paranın iadesine karar vermişti Fakat bu kararın uygulanmasına büyük bir engel vardı ki o da paranın Süleymaniye'deki mini mini evlerin tamirine harcanmış olmasıydı. O vakit saatlerce düşünüldü bir çare bulunamadı. Validesi emniyet sandığına rehin bırakılmak üzere küpesiyle yüzüğünü teklif etti. O zaman babasının namus duygusu nasıl da rencide olmuştu. Karısının elmaslarını rehin vermek. İşte bu mümkün değil. Kendisinin altından bir tütün kutusu, güzel bir saatiyle bir de altın zinciri vardı. Bunlar rehin verildi. Ayrıca tefeci bir sarraftan yüzde elli oranında faizle para alındı. Böylece o hakka uygun olmayan davadan el çekildi. Bu adamın yalnız bir endişesi vardı. Ailesini mesut etmek. Senelerce düşündüğü bu amacı gerçekleştirebilmek için kendisini, evet yalnızca kendisini birçok şeyden mahrum bırakmıştı. Arabayla gitmek arzusunu yenip, yokuşları, çamurlu sokakları yayan tırmanarak, Geçen senenin kıyafetlerini bu senede giyilebilir görmeye çalışarak hatta arkadaşlarının cimrilikle itamına gülüp geçerek para biriktirmişti. Ufak bir şey. Birçok adamın bir dakikada bir zar hevesi uğruna oyuncak edebileceği kadar ufak. Fakat bu ufak şey bu namuslu aile babasını senelerce yormuş, senelerce alnını terletmişti. O parayla işte şimdi karısını ve çocuklarını sokak ortasında kalmaktan koruyan Süleymaniye'deki şu beş odalı evceyiz Ahmet Cemil'in bazen gülerek bizim konak dediği mesken alınmıştı. Ahmet Cemil evin alınışını pek iyi hatırlar. O zaman 14 yaşında vardı. Tam mektebe yatılı olarak gönderildiği sene. Babası oğlunu ev alınmadan evvel mektebe yatılı olarak bırakamadığı için o vakte kadar beklemişti. Aman o gün, ilk defa kira evinden kurtulup kendi evlerine geldikleri gün ne telaş. Bütün eşya Aşağıda mermer avluya, mutfağa, sokağa bakan odaya tıkılmış, her şey birbirine karışmış. Babası, validesi, kız kardeşi bu gürültünün içinde şaşırmış. Bu karışıklık içinden hangisini alacağını, hangisini nereye koyacağını bilememişti. O sırada babasıyla validesi arasında bir müddetten beri devam eden bahis yeniden açılmış. Babasına o kuladan hediye gelen kilim döşemelerin yukarıdaki pembe odaya mı Yoksa sofaya mı konacağı meselesi tazelenmişti. O zaman herkes fikir beyan etti. Herkesten maksat Cemil ile İkbal. Cemil tabii babası gibi pembe odayı, İkbal validesine uyarak sofayı uygun görüyorlardı. Nihayet hizmetçi kız, taşralı iri yarı bir kız, hakem tayin edildi. Hizmetçi şaşaladı. Kendisine bu hakem sıfatı verilince aklı çıktı. O hem pembe odaya hem de sofaya taraftardı. Onun fikrini uygulamak gerekirse Kilim döşeme ikiye bölünecek. Kendi evlerine gelmiş olmamak hepsinde eğlenceye bir meyil uyandırmıştı. En küçük vesilelerle şakalar yapılıyor, lüzumundan fazla gülünüyordu. Bu mühim mesele de bir eğlenceye dönüştü. Ahmet Cemil'in fesini kura çantası yaptılar. İki kağıt parçasına pembe ve sofa kelimeleri yazıldı. O an şans pembe odanın yüzüne güldü. Şimdi ne zaman Ahmet Cemil o eskimek bilmeyen kilim döşemenin üstüne otursa, babasının elini fesene sokarak nutuk verir gibi göreyim seni pembe oda senin merhametine kaldı deyişi gözlerinin önüne gelir. O zamanlar ne kadar mesuttular. Her akşam yemekten sonra saatlerce beraber otururlar. Babası yazısını yazar, kanunları karıştırır. Ahmet Cemil bir köşeye büzülür, dersine çalışır. Validesi oğluna bir gömlek yahut kızına elbise dikmekle meşguldür. İkbal kız çocuklarına daima validelerin eteklerine sevk eden bir hisle annesinin yanında mesela babasının eskimiş para kesesinin yerine yeni bir kese örer. Ara sıra bu dört kişiden birinin ağzından düşünülmeden çıkıvermiş bir kelime sohbete vesile olur. Ahmet Cemil başını kaldırır, İkbal güler, babası bir şeyler söyler. Bazen farklı bir işle meşgul olunur. Babası yazılarını bitirmiştir, Ahmet Cemil dersini yapmıştır. Daha yatağa gitmek için hayli zaman var. O vakit ortaya başka bir meşguliyet çıkar. Babasının mesnevi şerife pek merakı vardır. Keyfe keder bir yere açılır, her yeri cazip olan bu kitabın bir bölümü okunur. Ahmet Cemil'in küçük yaşından beri öğreniminin her adımına rehber olan bu baba oğluna ders verir. Bir nükteyi anlatmak, bir kavramı açıklamak için saatlerce yorulur. Bu genç zihni yeni açan bir gonca gibi nazik parmaklarla açmaya çalışır. Kendi evlerine geldikten sonra bu gece sohbetleri haftada bir detayla sınırlı kaldı. Ahmet Cemil mektepte yatılı olduktan sonra bu aile heyetinin önemli bir direği haftada altı gece yerini boşluğa bırakır oldu. Babasının tabirince iskemle üç ayaklı kaldı. Fakat ne yapalım? Her şeyden evvel çocuğu hayata hazırlamalı. Hatta mümkün olsa da ikbali de versek. O vakit iskemle iki ayağı üzerinde durmaya çalışırdı. Heyhat. Şimdi iskemle yine üç ayak üstünde. Fakat bu defa eksilen ayak o kadar mühim ki iskemle duramıyor. O vakitten sonra bu küçük bahtiyar aile nasıl değişmiş? Bir anda bir kaza darbesine uğrayan bu yuvacık nasıl perişan ve alaşağı olmuştu? O zamandan beri o pembe odanın içinde, o kilim döşemenin üstünde bir şeyler noksan, bu evin bütün havasında bir hayat parçası eksilmiş.'' O eksikliğe kendilerini alıştıramamışlardı. Hele matemin ilk günlerinde mesela bir akşam üstü kapı çalınsa İkbal'in "Babam geldi." diyeceği tutardı. Yemek sofrasının başında toplandıkları zaman hepsinin zihnine nakş olmuş olan o babanın yüzü sanki hala orada, karşılarındaymışçasına o yemeğe başlamadan ellerini uzatamazlardı. O an matem dolu bir sessizlik başlar bu sofra başında bir mezarın sessiz feryadı hüküm sürer, ciğerlerinden çıkan bir hıçkırık boğazlarına kadar gelir tıkanır, lokmalar geçmezdi. Bu anne gözyaşlarının belirmesiyle titreyen gözlerini oğluyla kızına diker. Ansızın bu üç kişinin gözleri birbirine tesadüf ediverse gözyaşları şimşeğin çakmasına benzer. O zaman o hazır duran gözyaşları birbirini uyandırır, taşar. Bu yaşlar yiyemedikleri lokmaların mahzun mahzun durduğu tabaklara damlar ne oldu? Bu çocukların babaları ne oldu? Kaç sabah Ahmet Cemil yatağından göğsünde bir hüsran ateşiyle kalktıktan sonra sanki korkunç bir rüyadan uyanmış da sabahleyin o rüyanın altından mesut bir hakikat çıkacakmışçasına odasından yavaşça çıkarak babasının odasına gitmiş, onu henüz yatağının içinde sakin bir uykuyla uyuyor göreceğini zannetmişti. O tarihten sonra ne müthiş bir hayat mücadelesi başlamış, geçim derdinin korkunç ağırlığı henüz zayıf olan bu omuzlara nasıl da çökmüştü. Sıkıntılarla dolu bu hayat kitabının henüz ön sözünü bile okumamıştı. Ah, mektepte geçirdiği zamanlar. Ahmet Cemil herkes gibi bir eğitim görmüştü. Evvela ilkokula gider gelirdi fakat bu zamana ait hatıraları o kadar bulanıktır ki nasıl okumaya başladığını, bu mektepte ne yaptığını hayal meyal hatırlar. Yalnız büyük bir oda, o odanın içinde sıra sıra kürsüler. Ta karşıki duvarda iki tane büyük kara tahta. Yine karşıdaki köşede yüksekçe bir minderin üstünde beyaz sarıklı hoca. Ah, bu hoca ne güzel bir adamdı. Seyrek sakallı, henüz genç, temiz. Hele pembe bir cübbesi vardı ki pek yakışırdı. Bu detay Ahmet Cemil'in aklına kazınmıştır. Unutamayacağı şeylerden biri de mektep arkadaşları arasından birinin Galiba yine mektebe devam eden zengin bir aile çocuğunun hizmetkarının Ahmet Cemil'e musallat oluşudur. Bu çocuk kaç kereler onu ağlatmış, hoca efendiye başvurmaya mecbur etmişti. Hatta bir kere galiba bir tokat meselesinden dolayı olmalı, babası bile mektebe gelerek hoca efendiyle hararetli bir konuşma yapmıştı. O gün Ahmet Cemil'in hiçbir şeyden haberi yoktu. Sabahleyin her zamanki gibi mektebe gelmiş, yerine oturmuştu. Dersler daha başlamamıştı. Çocuklar hep kürsülerin üstünde sallana sallana kısık sesle derslerini tekrar ediyorlardı. Odanın içinde süre gelen bir uğultu vardı. Birdenbire bu uğultu dindi, derin bir sessizlik oldu. Ahmet Cemil başını kaldırdı. Herkes bir yere bakıyor. Ah, bir de ne görsün? Babası. Evet, kendi babası. Ahmet Cemil şaşırdı. Yanaklarından ateş çıktı, bunaldı. Neden? Babası neden gelmiş?'' Şimdi hoca efendi ayağa kalkmış, babasını karşılamış, oturmuşlar, görüşmeye başlamışlardı. O vakit ne yapacağını şaşıran bütün mektep halkı, bu küçücük halk da hocanın şu meşguliyet anından istifade ederek yerini değiştirmeksizin harekete başladı. Komşu çocuklardan biri gözüyle diğer birine Ahmet Cemil'i gösterdi. Bu işaret, bu önemli haber bütün odayı dolaştı. Bir dakika içinde herkes anladı ki bu gelen Ahmet Cemil'in babasıdır o dünkü olay için geliyor. Gözler hep Ahmet Cemil'den hizmetkara galiba Bilal. Bilal'den Ahmet Cemil'e gelip gidiyordu. Zenci neredeyse beyazlamak üzereydi. Sonra ne oldu? Ahmet Cemil artık ötesini bilmiyor. Ancak o kadarını hatırlıyor. Çocuklukta hep böyle değil midir? Hatıralar mekanın ve zamanın etkisiyle yıpranmış, delik deşik olmuş bir sayfaya benzer. Geçmişte en çok etki eden şeyler hafıza defterine en derin kazılır. Onlar kalır. Hatta Ahmet Cemil gözlerini kapayınca zihnindeki resimler arasında bu olaydan sonra kendisini birdenbire o mektepten çıkmış, başka bir mektebe başlamış bulur. Bu defa büyük bir mektep. Hatta Ahmet Cemil'in resmi üniforması bile var. Küçücük bir asker ehemmiyetini almıştır. Öyle ya, artık askeri ortaokulda. İlk zamanlar ne kadar utanmıştı. O büyük mektebin içinde ilk günler korkarak yürür, kendi sınıfından başka bir yere gidemezdi. Sınıflarında 80'den fazla çocuk vardı. Fakat Ahmet Cemil bu 80 kişiyi 200 kişi gibi görür, hatta babasına da o şekilde anlatırdı da bir türlü inandıramazdı. Burada her şey başka türlüydü. Öteki mektepte saatte bir hocanın önündeki kürsüye gidip oturma adeti varken burada her iki saatte bir başka hoca geliyordu. Bu ilk senede ne öğrendi onu katiyen bilmiyor. Yalnız matematikten pek sıkılırdı. Hocası da ona musallat olmuştu. Daima tahtaya onu çekerdi. Zavallı kaç kere o 200 kadar önemli görünen 80 arkadaşın karşısında, kara tahtanın başında perişan, mahcup, mahvolmuş bir halde kendini kaybetmiş, yavaş yavaş ağlamıştı. Bununla beraber bir müddet sonra onu başçavuş yaptılar. Bakınız bu mühim hadisenin esasını hala anlamamıştır. Niçin başçavuş oldu? Başçavuş olmak için ne yapmıştı? Matematik derslerinde tahta başında ağlamaktan başka bir meziyet göstermiş miydi? Daha da pek küçüktü. Fakat bütün çocuklar onun hatrını saymaya başlamışlardı. Mesela sınıfın en gürültülü bir zamanında bir konuşma esnasında telaşla dışarıdan içeriye girer, öğretmen kürsüsüne çıkar, elindeki cetveli ciddi bir tavırla vurur, efendiler derdi. İnce sesiyle söylediği bu ilk kelime sınıfın ortasına düşer düşmez bir sessizlik olur. Herkes dikkat kesilirdi. Başçavuş ne diyecek? Mini mini başçavuş ne der? Sınıf halkına bildirilecek bir müdüriyet emri. Yalan. Ne müdürün bir şey dediği var ne de bildirilecek bir emir. Maksat bir kere efendilerin dikkatini çekip düzme bir şey söyledikten sonra fakat büyük bir ciddiyetle sahteliğini sezdirmeyerek Evet, ondan sonra sağlanan bu sessizliği korumak. Ahmet Cemil'i başçavuş olduğu gün görmeliydi. Evine nasıl göğsü şişkin, haberi bir an evvel vermek için sabırsızlandığından koşa koşa gelmişti. Kapıyı açan hizmetçi kız Seher oldu. Başçavuş oldum, sözünü önce ona haykırdı. Babasının geleceği zamana kadar annesine başçavuşluğun önemini anlattı. 200 kişi, bunları denetlemek. Ya sabahleyin Çoğunlukla yoklama defterini okuyacak. Aman bu yoklama defterinden evde bakıp usandılar. Ahmet Cemil mektepten geldi mi? Oyun falan yok. Doğru yukarı sofaya çıkar. Babasının başçavuşluğuna mükafat olarak aldığı kara tahtanın başına geçer. Mektepteki ciddi tavrını takınır. Başlar yoklama defterini okumaya. Hem de cevaplarıyla. Mehmet Efendi, 40 Çeşme. Burada. Necmi Efendi, Fatih. Burada. Ruhsar Efendi, Zeyrek yok vesaire. Bu defter bir kere okunmalı. Ondan sonra hoca efendi gelir. Mesela matematik hocası. Artık matematik hocasıyla arası iyileşmiştir. Sanki yoklama defterini açar. Hüseyin Nazmi Efendi, Saraçhane. Bu Nazmi Efendi, şimdi gencineye edep yazarı olan gençtir. Derse davet edilir. Hoca Efendi sorar. Efendi, çarpma nedir? Hüseyin Nazmi Efendi cevap verir bir adedi diğer bir adet miktarınca tekrar ederek çoğaltmaya çarpma derler. Geçin tahtanın başına. Hüseyin Nazmi Efendi tahtanın başına geçer. Tebeşire elini alır. Hoca Efendi emreder. 24.605 Yazdınız mı? Heh, şimdi bunu çarpmalı. 67 ile. Anladınız mı? Ahmet Cemil bazen bu ders oyununa o kadar dalar ki babasının geldiğini, yavaşça yukarıya çıktığını, Arkasından annesiyle kız kardeşinin onu takip ettiklerini, orada bir tarafta durarak sessizce tatlı bir tebessümle kendisini seyre koyulduklarını fark etmezdi. Zora gözleri oraya verince şaşırır, donar kalır, elinden tebeşiri nereye atacağını bilemezdi. Babası kendisini bu mektepten alıp mülkiye mektebine götürünceye kadar bu hal devam etti. Fakat orada Ahmet Cemil'e bir ciddiyet geldi. Artık kendisine büyük bir adam olmuş gözüyle bakmaya başladı. Hatta bu 14 yaşında çocuk mektebe giderken çanta taşımaya bile tenezzül etmez oldu. Kitaplarını bir gazeteye sarar, koltuğunun altına yerleştirir, bir katip tavrını takınırdı. Hayatının mutluluk sayfası hep bu mektepte geçen mesut günlerine ait güzel hatıralarla doludur. Hüseyin Nazmi ile asıl sevgi bağı burada kurulmuştu. İkisi de aynı sınıftaydılar, ikisi de yatılı olmuşlardı. Aile hayatından uzak düşen bu iki genç kalp o sırada birbirine yaklaştı. Amaç ve düşüncelerini paylaştılar. Zaten hislerinde, dış dünyanın etkilerini algılama ve anlamlandırma biçimlerinde, düşüncelerini şekillendirme ve ifade etme tarzlarında aynı tabiattaydılar. Mesela ikisi de bir şeyi tuhaf yahut garip bulmakta, bir fikri beğenmekte yahut reddetmekte, bir olaydan etkilenmekte veyahut ona laka lakayt kalmakta ortak çıkarlardı. Onun için sevişmek, o kadar tatlı oluşuna rağmen insanlar arasında o kadar az rastlanan sevişmek bu iki saf ve temiz kalp için pek kolay bir şey oldu. Hatta o kadar ki bütün diğer sınıf arkadaşlarına yabancı kaldılar. Aralarındaki yakınlık diğer bir yabancı kalbe tahammül edemeyecek derecedeydi. İlk senelerde ilişkileri duygu alışverişinden ibaret kalırdı. Fakat sonraları, taze zihinleri gelişip de okuduklarını anlamaya başladıkları zaman işte o zaman ikisinde de bir okuma çılgınlığı başladı. İlk okuma heveslilerine mahsus şöyle tabir edelim, bir açlıkla her ellerine geçeni okumak istediler. Önce hikaye, kitapçılardan kiralanmış yahut arkadaşlarından bin ricayla ödünç alınmış, tercüme ya da telif bir sürü hikaye okudular. Genelde beraber okurlardı. Sınıfın bir tarafında tenhaca bir yere çekilirler, kitabı çekmecenin içine yerleştirirler, Ahmet Cemil yavaş sesle okur, Hüseyin Nazmi dinler, işin temediklerini göz ucuyla süzerek tamamlar, böylece fikirlerini, kalplerini bir kitabın bir sayfasında böylece bir araya getirirlerdi. Bir ara hikayeden nefret ettiler. O ilk zamanlar aldıkları keyif kayboldu. Fakat okuma ihtiyacı olanca şiddetiyle devam etti. Tarih okumak istediler. Ellerine geçen eski bir tarih kitabını yarım bıraktılar. Mektepte zaten dersleri değil miydi? O yetmez mi? hayal kurmaya, Ahmet Cemil'in batı dilinden tercümeyle kullandığı bir tabirle dünyadan kopup, göklere uçmaya o kadar meyilli olan fikirlerini toplumun geçmişinin mezarı olan tarihe gömmekten lezzet alamadılar. Fakat bunu kimseye de itiraf etmek istemezlerdi. Boş işlerle uğraşıyor olmaktan değil, fakat öyle görünmekten korkuyorlardı. Edebiyat sınıfına geçtikleri zaman nihai hedefini aramakla meşgul olan fikirlerine geniş bir pencere açıldı. Şiir O zamanlar şiir namına yazılan bütün yeni eserleri okudular. Okumak tabiri eksik kalır. Onların arasından koştular. Sonra serin bir pınardan ayrılamayan yakıcı bir çöl gibi yine o ruhu besleyen su kaynaklarına geri döndüler. Okuduklarını bir daha okudular. Bazı parçaları ezberlediler. Sonra birçok yer sayfa sayfa akıllarında kalmaya başladı. Daha sonra buldukları şeyler yetmedi. Daha fazlasını bulmak istediler fakat yok. Ruhlarını tatlı bir sarhoşluk içinde kucağına alan bu nazik şiir yatağı o kadar dardı ki, o zaman aradıklarını bulmak için eski divanları okumak istediler. Fuzulileri, nefileri, nedimleri, nabileri araştırdılar. Bir aralık bunların bazılarında hele nefide buldukları haşmetli dil akıllarını aldı. İçlerini bunu attı. Tantanalı sözlerin karşısında şaşırıp kaldılar. Güftesiz bir beste mırıldanır gibi kendilerini yalnız dilin musikisine bırakarak okudular. Sonra o mu, musikinin namelerine dikkat etmek istediler. Fakat onlar o kadar derinden geliyor, sesleri o kadar gürültünün arasından o derece zayıf çıkıyordu ki kulaklarının basını istedikleri gibi gideremedi. Bir zaman geldi ki aradıklarını bulmaktan ümidi kestiler, okumaya küstüler, okumaz oldular birkaç ay üzerlerine bir tembellik çöktü. Fakat bir gün geldi ki bu tembellik o senelerdir okuduklarının tohumlarından filizler çıktığını göstererek geçti gitti. Sanki bir kıştan sonra bir bahar. Bu genç fikirlerin baharı işte o zaman başlamıştı. Bir gün Hüseyin Nazmi utanarak Ahmet Cemil'e gece yatakta söylenmiş bir mehtap tasvirinin ilk dört beytini okudu. Ahmet Cemil itiraz etti. Yatakta mehtap tasvir etmek olur mu? diyordu fakat biraz da kızarmıştı. Niçin? Ertesi sabah o da bu mehtap tasvirine dört beyi tekledi. Artık yeni meşguliyetleri bulunmuş oldu. Ya mektep kitapları? Ah, onlarla meşgul olmayalı zaten pek çok zaman olmuştu. Zaten mektebe girdikleri tarihten itibaren sınıfın başarılıları arasında sayılmaya bir türlü heves etmemişlerdi. Sınıfın vasatlarından olmayı tercih ederlerdi. Evvelce hikaye, şimdi şiir okumaktan çab çalabildikleri saatlerle ders kitaplarını ayırdıkları zaman kendilerine yeterince başarı sağlamaya yetiyordu. Bir tatil günü beraber geziyorlardı. Genç çocuklara mahsus bir şairlik hevesiyle her gezdikleri yerde, her gördükleri şeyi şiir söylemeye bir vesile sayıyorlardı. Mesela o gün köprüden geçerken bacalardan çıkan dumanlar için bir benzetme yapmak veya... Beyoğlu'na çıkarken tesadüf ettikleri kürklü başlık giymiş, mini mini sarı bir Alman kızı için bir manzume söylemeye yeltenmek gibi gülünç, hatta bayağı şeyler yapıyorlardı. Fakat artık şairlik taslamaktan kendileri de nefret duymaya, bunları kendileri de tuhaf bulmaya başlamış, zihinlerinin içinde büyük fikirler olup da onların büyüklükleriyle karşılaştırılınca küçük kalanların kendilerinden duydukları nefrete benzer bir şey hisseder olmuşlardı. O gün Beyoğlu'ndan geçerken bir kitapçı dükkanının önünde durdular. Vitrinde duran kitaplara bakıyorlardı. İkisi de Fransızcayı mekteplerde öğrenebildikleri kadar biliyorlardı. Belki biraz fazla. Birden Ahmet Cemil dedi ki, ''Ah bak başla, mutlaka bir şiir mecmuası olacak.'' Hüseyin Nazmi baktı. Ahmet Cemil'in gösterdiği kitap Ruhi Üryan'dı. İkisinde de bu kitabı satın almak için ani bir heves uyandı mahcubiyetle içeri girdiler. Fransızca soru sormaya cesaret edemeyerek kitabı istediler. Hüseyin Nazmi parasını verdi. Ahmet Cemil'in tabirince Hüseyin Nazmi maliye işleri müdürüdür. Zira Ahmet Cemil'in daima boş veyahut boşa yakın olan cebine kıyasla Hüseyin Nazmi'nin çantası daima dolu veya doluya yakındır. Kitabı aldıktan sonra bir yere gitmek istediler. Hava güzel fakat soğuktu. Hüseyin Nazmi dedi ki, ne zararı var bak güneşe. Bu güneşin altında bunu denize karşı. Taksim bahçesinde, ta o tepede, o Üsküdar'ın denize akan manzarasının karşısında okuruz. Oraya kadar gittiler. Şimdiye kadar bir seçkide gördükleri eski birkaç manzumeden başka Fransızca bir şey okumamışlardı. Bu, ellerine aldıkları ilk şiir mecmuası oldu. Taksim bahçesine girdikleri zaman, ellerinde tuttukları kitabı okuyacak olmanın verdiği hazla Aceta gizemli bir yerin tohaf güzelliğini keşif için ilk adımı atıyormuşçasına garip duygular hissetmişlerdi. Bahçenin ta sonuna kadar geldiler. Orada yeşil tahta sedirlerden birine ters olarak yani yüzlerini deniz tarafına vererek kış güneşinin hafif sıcaklığıyla az buçuk ısınmış taşlara ayaklarını dayayarak oturdular. Kitabın neresinden başlayacaklarını şaşırmışlardı. Anlayıp anlayamamak meselesinden de korkuyorlardı. Bir tarafından aç, bakalım talihimize ne çıkacak. Talihlerine Makber isimli bir manzume çıktı. Ahmet Cemil önce tereddüt ederek yüksek sesle okumaya başladı. İlk anda anlayamadılar. Akılları şiirin ötesine verisine takıldı. Yabancı kelimelerin üzerinde bir müddet durdular. Sonra anladıklarını anlayamadıklarına anahtar saydılar. Okumayı bitirince manzumeyi ikisi birlikte gözleriyle sakin sakin uzun uzun süzdüler. Birden Hüseyin Nazmi, of ne kederli, ne derin bir hüzün dedi. Ahmet Cemil gözlerini ayıramıyordu. Sanki bütün ruhu bu gamlı şiirin matemi içinde eriyip gitmişti. Hüseyin Nazmi ilave etti. İyice anlamak için zihnimde tercüme ettikçe sanki bu güzel keder tablosunun renklerinin parlaklığı sönüyor. Dikkat ediyor musun Cemil? Şu şiirin üslubundaki ahenk karamsar tarzına nasıl da yakışıyor. Bak nasıl hafif hafif başlıyor. Evvela en hafif sesli kelimelerden oluşan giriş. Cılız bir name gibi yavaş yavaş sanki sürüklene sürüklene gidiyor. Tercüme edince o hazin musiki, o matemli üslup yok oluyor. Tercüme sanki bestesi kaybolmuş bir güfte gibi soğuk. Hüseyin Nazmi iddiasını kanıtlamak istiyormuş gibi kesik kesik tercümeye başladı. Sanki ufukları ölümün hedef tahtası istila etmiş. Kalbim mezarlarının ak rengiyle beyaz, karanlığın hüznünün altında yatıyor. Eski mermerlerin arasında mezarımın levhasının esmer şekli perişan bir raksla sallanıyor. Ahmet Cemil gülerek Hüseyin Nazmi'ye baktı. Berbat oluyor. Bilerek mi saçma söylüyorsun? Arz, sema, her şey mevsimini kaybetmiş. Bu beyabanı bir nihayet üzerinde hiçbir lemai firuzan değil. Yalnız kenarı şikeste isabet ise olmuş hilali kamer ölülerimi makbeslerinde lerziştar ediyor. Ahmet Cemil ilave etti. Sanki niçin titretiyor demiyorsun. Hiç olmazsa lerziştarı haşyet ediyor de ki kelimenin son ecesi birden kesili vermesin. Bak şu üçüncü kıtayı hepsi uyuyor veya önce özneleri sayarak şu 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 hepsi uyuyor diye tercüme edince ne kötü oluyor. Bana kalırsa aynı tamlamaları muhafaza ederek tercüme etmeli. Fakat başlangıcı biraz süsleyerek. Hepsi habi değil sükun. Sürur, ümit, aşk, fazilet, cesaret. Mezaristan'ın başka bir hengamı hayatın kuvayi. Gaybesiyle memlu. Halbuki henüz kefenlerimin kaffesini taadat etmedim. Hüseyin Nazmi atıldı. Of bu hal bu ki. Hem zaten yanlış tercüme ediyorsun. Tadat etmek kelimesinin buradaki kuvveti başka olacak. Tercüme şöyle olmalı zannederim. Henüz ölülerimin silsilesi son bulmadı. Lakin bazen bu cehennemi azabın içinde kıvrananlar o karanlık gecenin içinde feryat ederek, acılarımla güya alay ederek kalkarlar ve hastalıklı hatıralarımda alaycı alaycı dans ederler. Bu tercüme bitince birbirleriyle bakıştılar. Sonra yaptıkları tercümeden kendileri de utanarak gülüştüler. Hüseyin Nazmi, aman bu ne manasız şeymiş dedi. İkisi de bir müddet tercümenin soğukluğundan üşüyerek sustular. Sonra Ahmet Cemil aslını bir daha okumak istedi. Yüksek sesle, şiirdeki ümitsiz üslubu okuyuş şekline yansıtmaya çalışarak yavaş yavaş düşüne düşüne tekrar etti. Ahmet Cemil'in ahenkli sesi, samimi bir hüzünle ağır ağır ilerleyen veznin üzerinden hastalıklı bir sel halinde akıyor, kelimeler uzun bir matem feryadı gibi hafif iniş çıkışlarla uzayıp gidiyordu. Bu okuyuş şekli şiirin kederli üslubunu büsbütün ortaya çıkardı. Şiir bu şekilde bittiği zaman her ikisi de sustu. Bu sarhoş edici şiir beyinlerini tatlı tatlı uyuşturmuştu. Öyle sessizce, kendilerinden geçmişçesine, karşılarında güneşin ışıltılarıyla parıldayan tabloya, ta uzakta denizin kucağına süzülen Üsküdar'a, beride de bir müddet devam edip sonra birdenbire kesilen boğaz içinin manzarasına, Üsküdar iskelesinden kalkan bir vapura, Beşiktaş'tan karşıya aheste aheste geçen bir kayığa uzun uzun baktılar. Birkaç gün evvelden beri devam eden yağmurlar Yalnız o sabah dinerek hava açılmış, güneş hafif bir sıcaklık yayan ışınlarını büyük bir cömertlikle saçmıştı. Bahçenin çok yağmur yemiş otlarından, ağaçlarından, topraklarından bir buğu kalkıyor. Güneşin ışıkları altında titriyordu. Ta karşılarındaki çamlıca tepelerinin üstünde hava titreşiyor. Nemli topraklardan buharlaşıp yükselerek güneşin altında hafif hafif sallanıyordu. Bahçenin toprak kokusu, demin ellerindeki kitaptan fışkıran şiirin saflığı, karşılarında titreyen o güneşli manzara denizin üstünde birbirini kovalıyormuş gibi uçuşup kaçışan ışık parçaları içlerini ısıtmış onları mest etmişti. Öylece düşündüler düşündüler. Sonra birden bir Ahmet Cemil dedi ki: "Ah! Neler hissediyorum da tahlil edemiyorum bir şey yazmak. O duygularımın içinden bir şey çıkarmak istiyorum ama bir kere ne yazmak istediğime karar verebilsem şurada" beynini gösteriyordu. Şurada bir şey var. Bir şey duyuyorum ama rüyalarda tutulamayan şekiller gibi parmaklarımın arasından kaçıyor. Bilir misin nasıl bir şey? Bak şu gökyüzüne. Ne görüyorsun? Cam gibi bir deniz. Gözlerinle onun içine girmeye çalış. O mavilikleri yırtmak için uğraş. Ne görüyorsun? Mavi. Daima mavi, değil mi? Sonra bak ayağımızın altındaki toprağa. Ne buluyorsun? Donuk, siyah bir renk. Of! o karanlık tabakaları parçalayarak içeri bir bakış at. İn, in. Ne kadar inebilmek mümkünse o kadar in. Ne buluyorsun? O siyahlıklar içinde ne buluyorsun? Siyah. Daima siyah değil mi? İşte öyle bir şey yazmak istiyorum ki üstüne bakılsa mavi, daima mavi, altına bakılsa siyah, daima siyah. Bir şey ki mavi ve siyah olsun. Hasta mıyım bilemiyorum fakat ah ne yazmak istediğimi bilsem, onu şöyle karşımda şekillenmiş, resmedilmiş görmek mümkün olsa, işte o zaman zannediyorum ki artık ölebilirim. Hayattan tamamen nasibini almış bir adam olarak gözlerimi kapayabilirim. Bugünden itibaren bütün müsveddeler yakıldı. Geriye tek bir harf bile bırakmadılar. Bütün o şafak tasvirleri, veremli kızların ağzından söylenme şiirler, peşmürde çiçeklere hitabeler. Çocuğunun mezarında ağlayan anneler, Fuzuli'ye, Baki'ye, Nedim'e nazirelerle beraber yakıldı. Tahmisler, testisler parçalandı. Her şeyden evvel okumaları, duygularını terbiye etmeleri gerektiğini anladılar. Bir işçi gibi yalnız yazmakla uğraşırlarsa sanatta belli bir seviyeyi geçemeyeceklerini, eğer sanatkar olmak isterlerse sanatın ustalarıyla haşır neşir olmaları, onların sanatlarının inceliklerini iyice idrak etmeleri gerektiğinde hemfikir oldular. Evvela makul bir sırayla başlamak istediler. Bir edebiyat tarihi dizisi buldular. Sırayla okumaya karar verdiler. Önce İlyadaları, Odiseleri okuyacak oldular. Bunları yarım bıraktılar. Hüseyin Nazmi'nin bulduğu eski edebiyat kitaplarının ötesinden birisinden beşer onar sayfaya bakmakla yetindiler. Biraz daha yakın zamanlara indiler. Yunan ve Roma edebiyatlarına tahammül edemediler. Hatta Orta Çağ'dan sonraki 2-3 satırlık edebiyatı 2 üç ayda esniye esniye, uyuya uyuya geçtiler. Tekrar ümitsizliğe düşmeye başladılar. Biraz daha yakın zamanlara gelmek istediler. Göte'ye, şiillere, Milton'a, Jung'a, Byron'a, Hugo'ya, Müse'ye, Le Martin'e kadar geldiler. O an bu alemin bu en lezzetli döneminde uzun, çok uzun bir süre kalacaklarını hissettiler. O şiir denizinin içine daldılar. Derslerini artık tamamen ihmal eder olmuşlardı. Mektepten çalabildikleri bütün vakitler bunlara sarf ediliyordu. Dillerini geliştirdikçe şiirin tadına doyamaz olmuşlardı. O sene sınavlarını çok zor verdiler. Fakat onlar için ne önemi var? Asıl sınavdan sonraki iki aylık tatili bekliyorlardı. Bu iki ay zarfında istedikleri gibi okuyacaklardı. Fakat heyhat, Felaketler bizi mutlu olmaktan en çok medet umduğumuz zamanlarda zedelemekten haz alır. Ahmet Cemil o iki ayı Hüseyin Nazmi'nin her yaz ailesiyle gittiği Erenköy'deki köşkünde geçirmeye hazırlanıyorken talih kendisi için diğer bir şey hazırlamakla meşguldü. Pederi bu sırada vefat etti. Ahmet Cemil için bu felaket öyle beklenmedik bir darbeydi ki bir müddet bütün aklı başından gitmiş gibi şaşkınlık içinde kaldı. Ahmet Cemil, şiirle uğraşmaya başladığından beri kendisinde hastalıklı bir hassasiyet ortaya çıkmıştı. Öyle bir hassasiyet ki, insanı yine insanlar için anlaşılmaz kılar. Aklının başında olup olmadığından emin olunamaz. Hareketlerinde, fikirlerinde, duygularında bir büyüklük olduğuna kanaat edilir de, bunun doğruluğunu teslime cesaret edilemez. Onları adeta birer sır küpü haline getirir. Öyle bir hassasiyet ki bir gün hayatı bütün çirkinlikleriyle aç kalmış ailelerden, gözü kör genç kızlardan, beynini bir kurşun parçasıyla dağıtan melankoliklerden, avuç açan beyaz saçlı adamlardan, çocuklarını kilise kapılarına bırakan annelerden, bir şarap şişesinin yanında insanlıktan çıkmak üzere olan bedbahlardan, bütün o çirkinliklerden ibaret gösterir. İnsana kaç, bu hayattan kaç dedirtir. Diğer bir gün gözlerinin önüne bütün güzelliklerini döker. Bulutların nazlı kucağında uykulu bir ay, renkli ufuklardan çekilip giden bir kuş. Etekleri denizlere dökülmüş yeşil dağlar gösterir. Sev, bu tabiatı sev der. Bir gün bahtiyar, diğer bir gün bedbaht, bu dakikada sevinçli. Biraz sonra hazin yahut bir anda kalbi hem pürneşe hem gamlı kılar. Öyle bir hassasiyet ki hastalığa benzer de değildir. Ah, böyle yüreği yaralılar, onlara kendilerini sorunuz, hastalıklarını anlatsınlar. Emin olunuz ki bu mümkün olamayacaktır. O müphem şiir anlatılamaz. O öyle bir şiirdir ki esası, belki kıymeti zaten o müphemliğinden ibarettir. Onun bir lisanı yoktur. Bir şekle sokulduğu anda şiirlikten çıkmış olur. O yaralı bir kalp, bir kristal parçasıdır ki üzerine şiirin güneşinden bir ışık isabet etsin. Ancak o ışıkta ortaya çıkan tarifsiz renkler gösterir. Onların ne olduğunu anlamak için çekiniz heyhat. Elinizde kalan sönük, renksiz, donuk bir cam parçasından başka bir şey değildir. Ahmet Cemil o felakete hedef olduktan sonra bütün benliği mahvolmuş gibi hissiz bir varlık haline geldi. Artık yatılı devam edemediği mektebe yalnız gitmiş olmak için giderdi okumazdı hatta sevgili şairlerini o ruhunun en samimi arkadaşlarını bile yakınlığa değer bulmazdı Hüseyin Nazbi'den de haz almazdı yalnız bir şeyden haz ederdi sessizlik evde de bu sessizlik ihtiyacına saygı duyulurdu babasının ölümünden beri aralarında hemen hemen hiçbir ciddi bahis geçmemişti fakat bir gün geldi ki zorlu bir vazifeyi haber vermek için annesi bu sessizliği bozmak zorunda kaldı bir akşam oğlum seninle biraz ciddi konuşmak gerekiyor dedi. O an bu anne ağzından çıkan her kelimeden sonra ağlama arzusuna yenik düşmekten korkarak bazen köşede büzülmüş siyah kederli gözlerini annesine dikmiş bakan İkbal'e bazen göğsü kabara kabara ağlamaya hazır duran Ahmet Cemil'e bakarak baktıkça tıkanarak bazen de hiçbirisine bakmaya kuvvet bulamayarak perişan, düzensiz, birbirini tutmaz yarım yarım cümlelerle babalarından bir şey kalmadığını kalan ufak isteğin de yakın zamanda bitmek üzere olduğunu söyleyebilirdi. Sonra yine sustular. Bir Aralık o sessizliğin içinde kısa fakat kısalığında çok büyük anlamlar yüklü olan şu soru soruldu. Ne zaman diploma alacaksın? Ahmet Cemil artık gözlerini kapadı. Sanki dün sütüyle beslediği bu çocuktan bugün ekmek isteyen bu annenin perişan halini görmek istemiyor gibiydi. İkbal'in üzerinden nemli bir bulut geçen siyah gözleri indi. Bu akşam bu kadar konuşulmuştu. Fakat ilk defa bu ciddi mesele üzerine söylenen şu birkaç söz Ahmet Cemil'i tamamen kendine getirmişti. Bir matemin acısına ha hapsolup kalan kalplere Hayat ailesinin güçlü sesinden daha fazla hiçbir şey etki edemez. O geceyi Ahmet Cemil kabuslar içinde geçirdi. Ertesi gün Hüseyin Nazmi'yi bulmaya karar verdi. Erenköy'e kadar gitmek, o her sırrını bilen kalbe bol bol içini dökmek istedi. İnsanlar keder ve sevinç zamanlarında kalplerinin dayanılmaz yükünü diğer bir hassas kalple paylaşmak isterler. Bu öyle bir ihtiyaçtır ki Hiçbir maddi fayda beklemeksizin Ahmet Cemil'i Hüseyin Nazmiye yöneltmişti. Sabahleyin erken kalktı. Beynini ezen bütün bilinmezliklerin çözümü Hüseyin Nazmi'nin elindeymiş gibi gidip onu bulmak için sabırsızlanıyordu. Sanki oturursa geç kalacakmış gibi vapurda bir yere oturamadı. Güvertede ayakta durdu. Zihnindeki bütün hatıralar ve fikirler donmuştu. Yalnız bir nokta yaşıyordu validesiyle kardeşini yaşatmak. Fakat nasıl? Daha mektepten çıkmak için bir sene var. 300 bu kadar gün ki her birini geçirebilmek için ekmek lazım. Bu ekmek sözü kalbinden soğuk bir iz bırakarak geçti. O ihtiyar anne, o genç kız kardeş, onlar daha neler isterler? Ah, Ahmet Cemil onlara neler vermek isterdi? Ama nerede o vasıtalar ki bütün o istenebilecek şeyleri alsın da götürsün. O iki sevgili kalbin önlerine döksün. Bakınız bunlar sizin için. Bunları size ben aldım desin. Ah o da zengin olsaydı. Bakınız Hüseyin Nazmi ne kadar mesut. Servet ve haysiye sahibi bir babanın oğlu. Bugün düşünmeye mecbur olmadığı gibi yarında geçim derdi henüz hayatın taze baharıyla parlayan alnını zamansız çizgilerle bozmayacak. Fakat ne zararı var? Ahmet Cemil çalışmaktan korkan o yüreksizlerden miydi ki yaşam kavgasının verildiği meydana daha ilk adımını atmadan mağlubiyeti kabullensin? Hayatla uğraşması, geçinmek için bu savaş meydanında onun da yumruğunu sıkarak hissesini almaya çalışması gerekiyor. Öyle mi? Niçin çalışmasın? Şu sorulara aklında cevap verdikçe Ahmet Cemil sanki dövüşmeye hazırlanıyormuşçasına ayaklarının üstünde biraz daha güçlü duruyordu. Haydar Paşa'dan trene atlamak, Erenköy'e çıkmak, duraktan epeyce uzakta olan Hüseyin Nazmi'nin açık mavi boyalı, bahçesi demir parmaklıklı zarif köşküne kadar gelmek için geçen bütün zamanını bunları etraflıca düşünmeye harcadı. Fakat köşkün parmaklık kapısının yanındaki zili çalacağı sırada eli alışılmadık biçimde titredi. Ara sıra buraya geldikçe çekinmeden içeri girmek adetiyken bugün bir yardım kapısının karşısında çaresiz bir dilenci gibi cesareti kırıldı. Birden Hüseyin Nazmiye kalbindeki elemleri döktükten sonra arkadaşının sakin bir bakışla ne demek istiyorsun, para mı lazım sorusunu soru vereceğini zannetti. Şu dakikada duyduğu cesaretsizlik, çıngırağın düğmesine basmak için güç bırakmamıştı. Geri dönmek, Buradan, bu güzel köşkün, gözlerinin önünde servetin müthiş bir timsali gibi yükselen bu binanın kapısından kaçmak, geri dönmek, ta o Süleymaniye'deki evcezin kucağına atılmak, babasının henüz hayalini gördüğü o köşeceye kadar giderek, baba sen niçin bizi bıraktın demek istedi. Sonra bütün şu düşünce silsilesini metanet hissi veren bir cümle alt üst etti. O oraya para istemek için mi gelmişti? Onun istediği şey kendisini dinleyecek bir adamdan başka bir şey değildi. Düğmeye bastı. Ta köşkün ikinci katından gümbürtüyle bir pencerenin yeşil panjurları açıldı. Ahmet Cemil başını kaldırdı. Saf, ahenkli bir çocuk sesi sordu. Siz misiniz Ahmet Cemil Bey? Durun, kapıyı ben açayım. Abim hala uyuyor. Bu Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi Lamia'ydı. Ahmet Cemil'in şu kadarcıktan beri dostu. 12 yaşına giren çocuklarda başlangıcı görülen gösteriş düşkünlüğünü henüz Ahmet Cemil'e karşı takınmazdı. Ona karşı hala 5-6 yaşındaki Lamia olarak kalmıştı. Perişan haliyle henüz taranmış saçları koştukça savrularak açık pembe kısa elbisesinin etekleri uçuşarak bahçeyi geçti. Selamlık kapısından henüz başı görünen uşağa meydan bırakmayarak yetişti, parmaklığı açtı. ''Geldiğinizde ne kadar iyi ettiniz?'' Abim sizi görünce şaşıracaktır. Bu sene hiç gelmediniz. İkbal Hanım'ı niçin getirmediniz? Lamia çocukların teklifsiz görüştükleriyle bitmek tükenmek bilmeyen gevezeliğine hız vermiş, köşke gelinceye kadar konuşmasının ötesine verisine serptiği soruların cevaplarını beklemek sizin bir dakikada yüz meseleye temasa vakit bulmuştu. Ahmet Cemil köşke girerken dedi ki, ''Rica ederim, benim geldiğimi haber verir misiniz?'' Lamia Şimdi dedi. Koşarak Ahmet Cemil'i yalnız bıraktı. Hüseyin Nazmi'nin odasına girince düşünmekten, yürümekten gelen bir yorgunlukla hemen sandalyelerden birine oturdu. Ah, her geldiğinde kayıtsızca oturduğu bu odanın bugün üzerindeki etkisi anlaşılmaz bir şeydi. Odanın bahçeye nazır yeşil panjurları henüz açılmamış. Aralıklardan güneşin ışıkları belli belirsiz süzülmüş pencerelerin uzun, koyu perdeleri yerlere dökülmüş. Sanki bu karanlığın ortasından fışkırarak dikilmiş korkunç heyhulalar. Odanın ötesine berisine dağınık halde serpiştirili vermiş sandalyeler. Ta karşıda duvarın üzerinde renkleri karanlıkta dalgalanarak duran bir harita. Oda kapısının iki tarafını işgal eden yüksek Hüseyin Nazmi'nin ilk evesinin verdiği savurganlıkla doldurduğu kütüphaneler. Ah, Ahmet Cemil böyle bir odaya, Şöyle bir kütüphaneye bu kitaplara sahip olabilseydi. Hüseyin Nazmi'nin evinde bu his ilk defa bu saf zihnin üzerine düştü. Bir kar tabakasının kirlenmemiş rengi üzerine düşmüş bir leke. Bugün ihtiyaç endişesiyle, geçim derdiyle ilk yarayı almış olan bu taze kalp, şu açık mavi boyalı köşkün, şu bahçeye nazır karanlık odasında duyulması beklenen dinginlik, sükunet hissi veren derin bir hayat zevki yerine acı bir hüsran hissetti. Şurada oturmak, bu etrafını saran eşyaya sahip olmaktan ileri gelen bir kanaat ve gönül rahatlığıyla oturmak, panjurlardan birini hafifçe oynatmak, öyle ki bu huzur veren karanlığa zarar gelmesin. Ya karanlık odayla güneşin aydınlattığı bahçe arasında işte şuracıkta pencerenin şu huzurlu kenarında okumak. Okumak. Ahmet Cemil bunun üzerine neler inşa etmiş, ne ümitler kurmuştu. Sanki onu kitaplarıyla rahat bırakacaklardı. Zavallı çocuk. Yazar olacaksın, şöhret kazanacaksın değil mi? Heyhat. Annesinin hazin sesi henüz kulaklarındaydı. Ne vakit diploma alacaksın? Demek diplomayı aldıktan sonra bütün o ümitleri bırakması, evin ekmeğini aramak için kim bilir nerelere gitmesi gerekecek. Zavallı annesi. Ya İkbal? Ahmet Cemil'in bu hatırayla birlikte birden kalbi burkuldu. Bak Lamia ne kadar sevinç dolu. Gülmek için yaratılmış. İkbal'in dün akşamki hazin bakışı, o çocuğun gülmemeye mahkum edilmiş gözlerindeki bulutların ardında duran yaş damlaları Ahmet Cemil ayağa kalktı sabırsızca. Zihnini saran bu karanlıktan artık kurtulmak istiyormuşçasına pencereyi açtı. Panjurları itti. Güneşin ışık tufanıyla beraber yazın baygın havası odaya hücum etti. Ahmet Cemil boğuluyormuş gibi bu havayı olanca kuvvetiyle içine çekti. Oh! Vay! Bu ne güzel sürpriz. Nereden aklına geldi? Ahmet Cemil döndü. Hüseyin Nazmi'ye elini uzattı. Sana ihtiyacım var. Bilsen bugün niçin geldim? Beni ciddi ciddi dinleyecek misin? Oh! Bu ne ciddiyet? Neyin var? Otur bakalım. Oturdular. O an Ahmet Cemil başka bir girişe lüzum görmeden ve nasıl konuştuğuna hiç aldırış etmeden sözlerini dağınıp fikirlerine uydurarak hayatında babasının vefatının sahip olduğu önemi, fikrini, çaresizliğini, yalnızlığını, annesini, kız kardeşini, bütün emelleriyle ters düşen o faciayı, dün geceki o kısa konuşmayı, bütün bu kalbi üzüp paramparça eden acıları şu mavi köşkün bu huzur dolu odasında Hüseyin Nazmi'nin önüne döktü. Hüseyin Nazmi yalnız dinliyordu. O da Ahmet Cemil kadardı. Kısa kesilmiş siyah ve sert saçlarının altında küçük başı, naif çehresinde parlayan siyah gözleri, henüz terlemeye başlayan bıyıklarının altında ince, donukça dudaklarıyla güzel değil fakat zeki olduğu için sevimli bir gençti. Metin ve duyarlı bir şekilde dinliyordu. O sessiz tavrı Ahmet Cemil'in ruhundaki elemleri en iyi dinleyicilerden bile daha iyi anlamasını sağladı. Ahmet Cemil Biraz evvel Hüseyin Nazmi'ye danışmaktan korkan bu genç onun karşısında artık vesveseye düşmeye lüzum görmüyordu. Artık bitirip de sandalyesinin arkasına yaslanınca yalnız o vakit Hüseyin Nazmi bayağı tesellilere tenezzül etmeyerek hastayı hasta olarak kabul ederek "Ne yapacaksın?" dedi. "Evet, ne yapacağım?" "Yapacağın şeyi pek basit buluyorum. Evvela bütün çocukluklara, bütün şairane düşüncelere siz biraz durunuz demek, hayatı olanca hakikat ve maddiyetiyle kabul etmek. Madem ki yaşamak için çalışmak lazım geliyor, çalışmak. Bana öyle geliyor ki seni bu kadar perişan eden şey çalışmaktan duyduğun korku değildir. Hayatın henüz bilmediğin bir şeyiyle biraz vaktinden önce tanışmış olmandır. Hüseyin Nazmi sertelli bir cerrah gibiydi. Fakat tam da yarasının neşlere muhtaç olan yerine dokunmuş oldu. Ahmet Cemil de buna muhtaçtı. Çalışmak. Evet, zaten demin de öyle düşünmüyor muydu? Niçin çalışmasın? Ama talih onu hayata bedel ödemeden sahip olanlardan biri kılmamış, bundan ne çıkar? Bilakis, ben hayatımı kendim kazandım, ben yine benim eserimle yaşıyorum diyebilmek, ah o vicdan rahatlığı, acaba o acıkmadan yiyenler gibi, çalışmadan yaşayanlar da var mıdır? Ahmet Cemil birden büyük bir teselli duydu. Elbette çalışacağım, dedi. Hem niçin emellerine bitmiş gözüyle bakıyorsun? Seni meslek seçmekten alıkoyacak bir sebep göremiyorum. Mektepte yalnız bir sene daha var. Onun için katiyen mektebi bırakmak olamaz. Geçinmek için de geceler var, sabahlar var, akşamlar var. Senin gibi bir adam her şeyi yapabilir. Sanki niçin tercümanlık yapmayasın? Hatta hocalık. Hocalık mı? Çıldırdın mı? Hüseyin Nazmi sözünü geri almak istemedi. Kim bilir dedi tercümanlık aklına daha çok yatmıştı. Kitapçıların 16 sayfalık hikaye tercümesine iki mecidiye kadar para verdiklerini işitmişti. 16 sayfaya iki mecidiye. İki mecidiye. Bu iki mecidiyeyi kazanabilmek ümidi Ahmet Cemil'in içini ferahlattı. Acaba 16 sayfayı kaç günde tercüme edebilirim? Kaç gecede demek istersin? Bilmem, belki alışıncaya kadar iki üç gecede. O vakit iki arkadaş bu fikrin peşini bırakmadılar. Tercüme olunabilecek şeyleri düşündüler. Hüseyin Nazmi'nin kütüphaneleri karıştırıldı. Uzun uzun sohbetler yapıldı. Fikirleri hep yüksekten uçuyordu. En mühim eserlerden ayrılamıyorlardı. Hüseyin Nazmi, Lemartin'den Rafael, Ahmet Cemil, Müsse'den bir zamane çocuğunun itirafları için ısrar ediyorlardı. Nihayet biraz okumaya karar verdiler her ikisini de ötesinden birisinden karıştırmaya başladılar. Okudukça kitapların için ellerini aldıklarını unutuyorlardı. Hele Ahmet Cemil, artık Lemartin'in, Müsen'in 16 sayfasını iki mecidiyeye satarak yaşamaya çalışması gerekeceğini aklına bile getirmiyordu. Sanki o mihim vahis demin karşılıklı konuşulan dört cümleyle halledilmiş, bitmiş gitmişti. Bu iki nefis eserden birinin, belki her ikisinin tercümesine karar verdikten sonra, Ahmet Cemil duramadı. Şimdi artık tercüme işi bir geçim meselesi olma acılığını kaybederek senelerden beri yegane emeli olan yazarlık mesleğine tatlı bir başlangıç hükmünü almıştı. Bu hayalin güzelliği Hüseyin Nazmi'nin ısrarlarına karşın Ahmet Cemil'i evine gitmeye yöneltti. Annesine, kız kardeşine gece bahsi geçen mühim meselenin çözümü işte şu elinde duran kenarlarının yaldızı parlayan kitapların arasında saklıymışçasına Güven veren bir bakışla bakarak ''Ben biraz çalışacağım.'' dedi. Hemen odasına çıktı. Ahmet Cemil her karar verdiğini hemen icra etmek isteyenlerdendir. Bu yüzden tamamen soyunmaya bile vakit bulamadı. Fesini, paltosunu fırlatmakla yetindi. Odasının bir kenarında duran eski, cilası uçmuş ceviz yazı masasının önüne oturdu. Evvela rafiyeli açtı. Ahmet Cemil'in tercüme hakkında kendine özgü fikirleri vardı cümleleri aslına tamamen sadık kalarak aynı terkipler ve tertiple tercüme etmek gerektiğine inanırdı. İlk cümleyi okudu. Henüz tercümeyle bir tanışıklığı yoktu. Okuduğu hemen tercüme edilebilirmiş gibi kalemi kağıdının üzerine koydu başlamak istedi. Neresinden başlayacağını şaşırdı. Bir daha okudu. Tamlamaların düzenini koruyarak cümlelerin her parçasını birer birer tercümeye başladı bazı kelimelerin eş anlamlılarını arayarak bazı bulduklarının altında üstünde bulunan kelimelerle uyumsuz olduğunu düşündüğü için başka bir alternatif düşünerek aslında metnin anlamıyla uyumlu olan küçük küçük parantezleri tercümenin neresine sokuşturmak gerektiği konusunda kararsız kalarak bir dakika evvel yazdığı iki kelimeyi dört satır aşağıya koymayı daha uygun bularak önündeki kağıtta yazdığından çoğunu çizerek asi bir kelimenin arkasından uzun müddetlerle koşarak devam etti. Belki bir sayfa tercüme etti fakat ne büyük bir zihin yorgunluğu. O bir hayli tercüme etmiş zannediyordu. Sonra bir aslına bir de önündeki müsveddeye baktı. Aman yarabbi daha bir sayfa. Böyle giderse 16 sayfa için ne kadar çalışmak gerekecekti. Sonra tercüme ettiğini okudu. İnanamıyordu. Yaptığı tercüme bu kadar çalışmanın neticesi şu ruhsuz, renksiz şeyden mi ibaretti Bu dakikada Ahmet Cemil'in hissettiği müthiş yorgunluğu, cesaretini kıran ümitsizliği anlayabilmek için insanın aklından geçenlere beyhude yere şekil vermeye uğraşması gerekir. Ahmet Cemil ayağa kalktı. Odasında gezindi. Bir aralık kitabı tekrar aldı. Ortasından bir parça okudu. Zihninde bunu nasıl tercüme edebileceğini düşünerek süzüyordu. Hiddetlendi. Belki diğeri tercümeye daha müsaittir dedi. Onu da okumak istedi. Artık iyice sıkılmıştı. Başarısızlıktan, yetersizlik hissinden doğan bir sıkıntı. Odasının penceresini açmak, hava almak istedi. Evlerinin bahçesine mini mini bir bahçe ki İkbal kendine göre bir bahçıvanıydı. Nazır bir pencere. Ah, Hüseyin Nazmi'nin kütüphanesinin penceresi, o güneşli bahçe, o ışık dalgaları, o kır kokusu, Orada duyulan sarhoş edici haz. Bu kafesinin boyası solmuş pencere. Şu güneşin yetersizliğinden toprağa yosunlanmış bahçe. Şu dakikada bütün geçmiş saadetinin güzel yuvası olan bu evceyiz sanki ruhunu sıkan bir bela gibi Ahmet Cemil'i eziyordu. Burada yaşamaya mecbur olmak, burada şu basma perdeli tek pencereli dar odacıkta yazın şu halsiz bırakan sıcağında çalışmak. Ah Ahmetciğimiz zengin olsaydı, evet zengin olsaydı. Onun da Erenköy'de bir köşkü, köşkünde süslü bir kütüphanesi, kütüphanesinin önünde güzel bir bahçesi olsaydı. Lemartin'i müseyi okuyaydı. Fakat 16 sayfasını 40 kuruşa tercüme etmek için değil. Duramadı. Tekrar çıkmak için fesile paltosunu giydi. Sanki sokağa çıkarsa aradığını bulacaktı. Yürürken uzun uzun düşünmek, ne yapacağına bir karar vermek istiyordu. Bu mümkün olamadı. Fikirleri o kadar dağınıktı ki düşüncesine bir düzen veremiyordu. Zannetti ki yürümeye devam ederse perişan aklına hale yola koymayı başarabilecek. Baba Ali caddesine kadar geldi. Nereye gideceğine dair bir fikri olmadığı zamanlarda ayakları onu daima oraya, kitapçıların matbaaların sıralandığı şu caddeye getirirdi. Osmanlı Matbaası Kütüphanesi'nin önüne gelince bir ara durdu. Uzun uzun vitrinde duran kitapları seyretti. Kapların üzerine okudu. Gözleri bir müddet kufi yazılmış bir başlığa takıldı. Bunu okumaya çalıştı. Bir zamanlar aklında dönüp dolaşan soruya şu cevabı verdi. Ne olacak? Kitapçılardan birine başvururum. Tercüme etmek istiyorum. Ne tercüme edeyim derim. Ahmet Cemil buna karar verdikten sonra caddeyi indi. Ara sıra uğradığı kitapçılardan birinin dükkanına girdi. Öteden beriden yeni kitaplardan, son haftanın dergilerinden bahsetti. Sonra birden fikrini söyledi. Kitapçı düşündü. Pek kayıtsız bir Eda'yla. Olsa olsa hikaye tercüme edebilirsiniz. Diğer kitaplar çok az satılıyor. Hikayeler de satılmıyor ya. Sonra kitapçı bir anda tavrını değiştirdi. Aklına bir şey gelmiş gibi. Sahi, hırsızın kızı hikayesine devam etsenize. Hırsızın kızı. Dört bölüm yayınlandıktan sonra tercümanın vazgeçtiği, yayımcısının da arkasını aramadığı bir hikayeydi. Ahmet Cemil derhal kabul etti. Çıkan bölümlerle aslanı veriniz, dedi. Sonra biraz düşünerek ilave etti. Fakat bir şartla. İsmimi koymayacaksınız. Lemartin'den, Müse'den sonra hırsızın kızı. Hayallerimizin sonu daima bu değil mi? O akşam Ahmet Cemil tercüme dedikleri şeyin bu kadar kolay olduğuna şaştı. İki saatte on sayfa tercüme etmişti. Bu gidişle milyon kazanacak. Kağıtları annesinin önüne döktü. İşte, dedi. Bugünden itibaren Ahmet Cemil için bitmek bilmeyen bir çalışma başladı. Mektebin tatil zamanlarından yararlanarak gecelerini, gündüzlerini bir yazarın garip fikirlerinden çıkan ve kim bilir nice garip fikirler peşinde koşanların kış uykularına türlü korkunç rüyalar karıştıracak olan bu hikayeyi, bu cinayet serisini, bu acayip olayları nefret ede ede tercümeye ayırdı. İlk dört bölümün tercüme tarzından cesaret alarak zaten hiçbir ifade meziyeti veya fikir zarafetine sahip olmayan bu kitabı hemen bir hamlede tercüme ederdi. Fakat bu meşguliyetten duyduğu nefret çalıştığı müddeti işkence haline getirdi damarlarının içinde bir bestekar kanının dolaştığını duyduğu halde, ekmek yemek için gecesinin sekiz saatini pis çalgılı kahvehanelerde iğrenç şarkıcılara eşlik ederek geçiren zavallı bir kemancı gibi, dehası türlü güzel eserler yaratmaya kabiliyetli olan bu gencin kalbi, batakhanelerde geçen bitmez tükenmez hırsız diyaloglarını tercüme ettikçe nefretinden şişerdi. Fakat asıl 15 gün içinde 8-10 bölümlük müsvedde hazırlayarak 15-20 mecidiye alabilmek ümidiyle kitapçının dükkanına gidip de yayımcının para meselesine katiyen yanaşmadığını görünce nihayet kızara kızara tercümenin hakkını istemeye cesaret ettiği zaman herifin durun bakalım bir kere okutturayım daha ruhsat alınacak hem basılsın kaç bölüm tutacağını ne bileyim dediğini işitince şaşkınlık içinde dondu kaldı. Demek evde günlerce kapanıp havadan o güzel güneşten bütün halkı İstanbul'un en güzel yerlerine yönelten bu güzel mevsimden kendisini mahrum ederek meydana getirdiği bu çalışmanın ürününü satabilmek için bu kitapçı dükkanına günlerce devam etmesi, şu pis müsveddelerin arkasından koşması, bugün ruhsat alınacak, yarın basılacak, şimdi elime para geçecek diye acılı bekleyişler içinde bulunması gerekecek. Ahmet Cemil bir şey söylemeden çıkmıştı. Artık o gün eve gidip çalışmadı. Fakat akşam sakin kafayla düşündüğü zaman devam etmek gerektiğine karar verdi. İş bir kere düzene girinceye kadar, diyordu. Devam etti. Zaman geçiyor. Ancak eline para geçmiyordu. Bir aralık biraz mahcup bir ısrar neticesinde kitapçıdan yüz kuruş alabildi. Hikayenin ruhsatı alındı. Haftada bir bölüm yayınmına başlandı. Yayımcının zürdüğü daha çabuk yayınlanmasına engel oluyordu. Demek haftada iki meci diye. O da çekişe çekişe alınacak. Kitapçı size sadaka veriyormuş gibi burun kıvıra kıvıra sekiz on talepten sonra verecek. Elinize şöyle kümelice para geçmeyecek. Hatta alabildiğiniz paralardan türlü akça farkları kaybedeceksiniz. Size en ummadığınız türden çeşit çeşit sıkkeler verilecek. Aman ya yarabbi bunlar nerelerden toplanmış? 56 kuruşa aldığınızı 53 kuruşa bozduracaksınız.'' Ödemeler daima sizin zararınıza olarak yapılacak. Bunun karşılığındaysa ne büyük zahmet. Yalnız tercüme yeterli değil. Ruhsat peşinde koşmalı. Matbaada başmüretti ve minnet etmeli. Düzeltmelere bakmalı. Of! Ahmet Cemil bu şekilde yaşayabilmenin mümkün olmayacağına kanaat etti. Başka bir şey daha lazım. Bir iş daha bulmak. Ama ne? Kitapçının dükkana devam ettikçe bazı şeyler öğrendi ki bunlardan istifade yollarına başvurmak mümkündü. Kitapçılar yayınladıkları dergiler için makale yazanlara önemine göre para veriyorlardı. Ahmet Cemil birkaçına yazı yazsa, neye dair olursa olsun, Fransızca eski yeni dergilerde, gazetelerde tercüme olunabilecek neler olursa olsun. Hüseyin Nazmi'nin müşterisi olduğu dergilerin eskilerinden, bayat sayılarından birkaçını ödünç aldı. Bunların arasından en yabancı olduğu meselelere, en ilgisiz kaldığı konulara dair tercümeler yaptı. Bunları kitapçılara götürdü. Bazısını kabul ettirebildi. Kabul ettirebildiklerinden bazısı için para aldı. Fakat ne hor görülmeler pahasına. Daima kalabalık olan kitapçı dükkanlarında daima meşgul görünen kitapçılardan daima ayıp olan para talebine katlanmak. Şimdi yok. Ha o makale mi? Bakalım icabına bakarız. Üç gün sonra tarzında bir müşteriyle kitap gösterilirken meşguliyet arasında yahut kuru fasulye plakası yerken iri iri lokmaların çiğnendiği esnada verilmiş cevaplarla eli boş dönmek. Edebiyat alemi, gazetecilik mesleği bu muydu? Hiç olmazsa bu kadar zahmet ve zorluğa katlanmaya başladığı şu meslekte altına imzasını gururla, iftiharla koyabileceği şeyler yazabilse. Bir gün yine bir makale götürdüğü bir derginin yayımcısı, Faiz Efendi isminde vicdanlı bir adam ki Ahmet Cemil'in ihtiyaç içinde olduğunu anlamıştı. Dedi ki mirat-ı şuun için tefrikalık bir hikayeye lüzum varmış. Başkası katmadan imtiyaz sahibine başvursanız iyi bir adamdır. Çekinmeyin. Çekinmek Ahmet Cemil çok iyi anlamıştı ki çekingenlik eden aç kalır. Hadi o aç kalsın. Fakat evdekiler. Hemen o dakikada korkusuzca Mirat Işık'ın matbaasına girdi. İntiyaz sahibinin odasına kadar çıktı. O zamana kadar bir gazete idaresine girmemişti. Zihninde matbaa alemlerini, haber dairesi idarehanelerini büyütür. Yeşil örtülü büyük yazı masalarının yanlarında iri sakallı, altın gözlüklü, yüksek söyler, yüksekten bakar imtiyaz sahipleri hayal ederdi şu bir iki aydan beri kitapçı dükkanlarında gördükleri henüz bu hayallerle örtüşmemişti. Hüseyin Baha Efendi'yi müdüriyet odasında kanepeye lakayt bir halde yaslanmış, başyazar Ali Şekip'in parmaklarıyla ritim tutarak alçak sesle okuduğu bir şarkının ninisiyle uyumaya hazırlanmış görünce hayret etti. Gerinden kalkmaksızın yüzüne soru sorar gibi bakan Hüseyin Baha Efendi'ye nasıl hitap etmesi gerektiğini şaşırdı. Hüseyin Bahay Efendi iri sakallı, altın gözlüklü bir imtiyaz sahibi değildi. Bununla beraber çok iyi bir adamdı. Ne istiyorsunuz oğlum? dedi. Bu hitap Ahmet Cemil'e cesaret verdi. Ne istediğini anlattı. Hüseyin Baha Efendi doğrularak dinledi. Sonra Ali Şekip'i göstererek soralım da gerçekten ihtiyaç varsa. Ali Şekip döndü. O Ahmet Cemil'e birkaç kere rastlamıştı. Devam eden hikaye bir hafta sonra bitecekti. Yenisini Ahmet Cemil Bey tercüme etsin. Ama okudunuz mu bilmem. Ali Şekip o iyi, iyi yürekli adamlardandı ki herkesle beş dakikada dost olur, sohbete başlar, her görüştüğünü sever, dünyada her şeyi sevmek için yaratılmıştır. Ali Şekip bir hikaye okumuş. Onu tavsiye ediyordu. Durun bakayım burada mı? Hikaye bulundu. Ahmet Cemil'in eline tutuşturuldu. Hemen başlayın denildi. Ahmet Cemil utanmasa Ali Şekiple Hüseyin Baha Efendi'nin boyunlarına sarılacaktı. Utan utana girdiği bu yere beş dakikada ısını vermiş. 5 dakikada bu adamlara karşı derin bir dostluk hissi duymuştu. İşte Mirat Hoşoğlu'nun gazetesiyle ilk tanışması böyle olmuştu. Şu ilk görüşmenin şevkiyle Ahmet Cemil bir hafta içinde tatilin son haftası gazeteye bir ay yetecek kadar çok tercüme hazırladı. Ali Şekip'in tavsiye ettiği bu hikayede hırsızın kızı tarzında bir şeydi. Fakat artık Ahmet Cemil müşkül pesantliğe lüzum görmüyordu. Madem ki imza koymuyor, zavallı çocuk, o imzayı yazmak istediği güzel eser için saklamak istiyordu. Para meselesi için ikinci görüşmede Ali Şekip'e açıldı. Artık teklifsiz bile olmuşlardı. Ali Şekip hemen, ah oh, bak o nazik meseledir, hele başlayalım ben sana para alı veririm. Elbette Hüseyin Baha Efendi'nin kara gözleri için çalışacak değilsin ya. İdarenin kasası daima boştur ama sen bana biraz kendini tanıtsana bakayım. Başka birinin ağzında saygısızlık olarak görülebilecek bu sorunun Ali Şekip'in ağzında öyle saf bir kalpten çıktığı görülüyordu ki Ahmet Cemil garipliğini fark bile etmedi. Dört kelimeyle kendini tanıttı. O zaman Ali Şekip tek bir kelime söylemeden elini uzattı kendisine bir dost sıcaklığı arayan bu genç eli büyük bir samimiyetle sıktı. Bundan sonra Ahmet Cemil'in hayatı bir düzene girdi. Daima çalışmak, öteden beriden parça parça ayda 3-400 kuruş kadar bir para kazanmak. Mektep açılmıştı. Hüseyin Nazmi ile beraber artık son senedeydiler fakat aralarında eski arkadaşlığı sürdürmek mümkün olamıyordu. Biri yatılı, diğeri gündüzlüydü. Hüseyin Nazmi okuyor, Ahmet Cemil yazıyor. Birinde düşünme becerileri gelişirken diğerinde harap oluyordu. Bu hayat farkı eski samimi ilişkilerini biraz zayıflatmıştı. Bu son senede Ahmet Cemil derslerini büsbütün ihmal eder olmuştu. Sabahleyin mektebe gidinceye kadar, akşam mektepten çıktıktan sonra gece yatıncaya kadar işleyen, daima işleyen bir aklın mektep derslerine tahammül derecesi neden ibaret olabilir? Zayıflıyor, sararıyordu. Buna annesi elbette ilgisiz kalamadı. Sabiha Hanım, çocuklarının her türlü hal ve hareketine dikkat eden, ona göre davranmaktan geri durmayan annelerdendi. Bir gün Ahmet Cemil validesinin önüne Mirat-ı idare memuru Ahmet Şevki Efendi'den aldığı beş mecidiyeyi koyduğu zaman Sabiha Hanım dedi ki ''Daha paramız bitmedi oğlum. Sen beni israfa alıştıracaksın. Bizim geçimimizden ne olacak? Sen biraz da kendine baksana.'' Hem bu kadar yorulmana da razı değilim. Sonra hasta verirsin. Ahmet Cemil güldü. Şu sezgileri kuvvetli anne şefkati Ahmet Cemil'i birden beş yaşındaki çocukluğuna geri götürdü. Kumral uzun saçlı başını annesinin dizine koydu. Ben çalışmayacak olursam nasıl olur anneciğim? Ben çalışmalıyım ki bir şeyler olabileyim. Ben şimdi yorulursam sonra rahat edeceğim. Hele bir mektepten çıkayım bak ne olacağım. Oğlunu bir matbaa sahibi, bir gazete müdürü olarak görürsen iftihar edersin. Değil mi anneciğim? Şimdi Ahmet Cemil'in kalbine bu taze ümit düşmüştü. Bu ümidin üzerine ne hayaller kurmuş, aklından neler geçirmişti. Kitapçı Faiz Efendi'ye bir gazete imtiyazı aldırtıyor. Kendisi başyazar oluyor. Hüseyin Nazmi'yi beraberine alıyor. Her biri beş liralık hisse senetleri çıkarıyor. Bir matbaa açıyor. Hisseler toplam kardan yavaş yavaş kesiliyor. Matbaa tamamen Ahmet Cemil'e kalıyor. Derken Baba Ali Caddesi'nin uygun bir yerinde, mesela Sirkeci'de dört yol ağzında köşelerden birine zarif, ama ne kadar zarif, zihninde resmi bile çizilmişti, bir daire. Küçük bir araba, tek atlı. Fazla tantanaya ne lüzum var. O zaman gözlük de bakacak. Gözlüğe bilhassa önem veriyordu. Sabahleyin Süleymaniye'den. Yok yok, o evi satıyorlar. Başka bir yerde, daha nerede olacağı belirlenmemişti. Sabahleyin arabasına bindiği gibi askerce bir sesle emir verecek, matbaaya. Bu hayali daima süslerdi. Yegane teselli kaynağı bundan ibaretti. Hatta gece yatağında rahat rahat düşünebilmek için yatmakta acele ederdi. Daha neler düşünmemiş, bu ümidin etrafında ne de detaylar icat etmemişti. Bütün bu tatlı hülyaların arasına yüzünü güldüren bir hayal daha girerdi. Fakat bu hayal akışkandı belli belirsiz bir şey zorlukla seçilen bir çocuk çehresi kim bilir kimdir Ahmet Cemil bu çehrenin ismini belirlemeye cesaret bile edemezdi. Mektepteki öğrenim hayatı bitmek üzereyken bir gün akşamüstü Miratlı Şu'un matbaasına uğradığında Ali çekip kendisini görür görmez "Ben de seni bekliyordum." dedi. Sonra söyleyeceği şey yanında düzeltmelere bakmakla meşgul olan Raci'den, Said'den gizliymiş gibi Ahmet Cemil'i tuttu. Hüseyin Baha Efendi'nin odasına kadar çekti götürdü. Sana bir iş buldum dedi. Ali Şekip'in bulduğu iş bir hocalıktan ibaretti. Ayda iki lira vereceklerdi. Haftada üç gece. Akşam yemeğinden sonra gidiverir. Zaten onun evine de yakın. Çocuk pek küçük ama ne olur? Bir saat kadar ders. Sonra yanına bir uşak verirler. Yine evine döner. Sanki haftada o 3 saat zarfında daha mı az çok kazanıyor? Ahmet Cemil'in aylık gelir gider cetvelinde 2 liranın büyük bir önemi vardı. Ali ekipten bu haberi aldıktan sonra sanki demiryolu kurasında büyük ikramiyeyi kazanmış gibi sevindi. Evdekilere müjdeyi bir an evvel verebilmek için Süleymaniye'nin yolunu her zamankinden erken tuttu. Bu akşam evin ekonomisine dair mühim bir sohbet açıldı. Hatta Sabiha Hanım ve İkbal ile birlikte Seher bile fikrin söylemek üzere bu sohbete davet edildi. Ahmet Cemil'in elinde kurşun kalem diyordu ki, şöyle böyle eve 4-500 kuruş giriyor. 2 lira daha zam olunca madem ki ev kirası yok, başka ne masraf kaldı? Seher mutfak masrafları hakkında bilgi verdi. Ahmet Cemil kah annesine, kah Seher'e soru soran bakışlarını çevirerek gelir gider cetvelini düzenlemeye çalışıyordu. Daha Masraflar kalem kalem ilerliyordu. Cetvelin her noktasında uzun bahisler oluyor, itirazlar ileri sürülüyordu. Daha daha. Hep arıyorlardı. Daha ne var? Şu yazıldı mı? Şeyi unuttun galiba. Daha. Nihayet Ahmet Cemil sütunun altını çizdi. Toplamaya başladı. Toplamanın sonucunu birer rakamla işaret ederek hattın altına indirdikçe kalbinde bir çarpıntı duyuyordu. Toplam ne olacak? Toplama bitince hayret etti. Herkes tam bir sessizlikle neticeyi bekliyordu. Ahmet Cemil toplamanın doğruluğuna inanmadı. Bir daha yapmaya başladı. Aman anne zengin oluyoruz. Bir hayli para artıyor. Hiçbiri inanmadı. Ahmet Cemil'in yanına yaklaştılar. Cetveldeki maddeler tekrar tekrar okundu. Eksik bir şey olmasın diye dikkat edildi. Seher bir aralık. Şey unutulmuş dedi. Ne dediler. Şey dedi. Şeyin ismini bir türlü bulamadı. Kahkahayı salıverdiler. Seher utandı kaçtı. Toplama bir daha yapıldı. Ahmet Cemil elindeki adı sallıyor. Zengin oluyoruz diye bağırıyordu. Sonra gözlerini İkbal'in gözlerine dikti. Artan para da lazım değil mi anne? Gelin edecek kızımız var. Aman abi siz de. Ali Şekip'in bulduğu ders Vezneciler civarındaydı. Büyük eski bir konak. iyi terbiye almış altı yaşlarında zarif bir çocuk biraz okumak biliyor çocuğun pederi nazik bir efendi ahmet cemile izleyeceği yolu belirledi çocuğu liseye hazırlamak lazım artık ne şekilde ders anlatacağını kendisine bırakıyor en çok dikkat edilecek şey çocukta öğrenim hevesi uyandırmak çalışmasından memnun olmadığı zamanlarda elbette kendisini haberdar eder uyarının bu kısmında çocuğa manidar bir suretle baktı çocuk gözlerini indirdi ders saatlerine gelince Şimdi kış girmek üzere. Tabii geceleri tercih edersiniz değil mi? Geri dönüşü için kendisine bir uşak eşlik eder. Haftada üç defa olsa yeter. Ahmet Cemil bu akşamdan itibaren derse başladı. Fakat hocalığın zorlukları hakkında henüz bir fikri yoktu. Çocuğa biraz gazete okutturduktan sonra ne yapması gerekeceğini şaşırdı. Beş dakikada iş bitti. Şimdi ne yapılacak? Çocuk bekliyordu. Ahmet Cemil adeta sıkıntısından terledi. Yazı yazdırmak istedi. Aklına bir şey gelmedi. Sonra okuttuğu yeri yazdırdı. Yanlışlarını düzeltti. Bazı kural hatalarını izah etti. Çocuk yüzüne bakıyordu. Bir şey anlamadığından emindi. Büs bütün sıkıldı. Bu defalık burada kalsın efendi. Gelecek ders için kitap getireyim de. Konaktan çıktıktan sonra adeta geniş bir nefes aldı. Dün akşam aylık gelir gider cetvelini şenlendiren iki liranın kolay kazanılamayacağını şu ilk tecrübeyle anlamıştı. Miktibin son imtihanları yaklaştı. Ahmet Cemil bu sene dersleri büsbütün ihmal etmişti. İmtihan zamanı yaklaştıkça kalbine bir korku giriyordu. Ya sınıfta kalırsa? Bu korku zihnine iliştikçe insanları korkulu fikirlerden kaçmaya sevk eden güdüyle bunu hemen silip aklından uzaklaştırdı. Senenin son ayında artık çalışmaya lüzum gördü. Bir yandan bir yayımcıya tercüme ettiği çocuklara bilgi serisinin tamamı, bir taraftan Mirat Işuğ'un için ikinci defa olarak başladığı bir hikaye, haftada üç gecesini alan Lezneciler Seferi derslere vakit bırakmıyordu. Uykusundan kıstı. Herkesin yazın sıcaklığının etkisiyle erkence yataklarında uyuduğu bir sırada o küçük odasında kitaplarının üstüne eğilmiş, durmaksızın işlemekten yorulmaya başlayan zavallı başını iki ellerinin arasına almış, dirseklerinin üzerine dayanmış, tesir altında kalmaktan bitap düşmüş, artık bundan geri duran aklına bir senedir ihmal ettiği şeyleri kabul ettirmeye çalışırdı. Korktuğu başına gelmedi. Diplomayı alabildi. Fakat bir diploma ki... Ahmet Cemil bundan bahsedilmesine rıza göstermez. Neredeyse zekasına bir hakaret saydığı bu öğrenim belgesinden utanır. Diploma aldıktan sonra hiç sevinmedi. Ondan zaten bir beklentisi yoktu. Artık geçim yolunu bulmuştu. Bu diplomayı alabilmek için çalışması, başladığı bir şeyi bitirmiş olma azminden başka bir şeyin göstergesi değildi. Mektep bittikten sonra Hüseyin Nazmi ile hayat ortaklığı neredeyse tamamen bitti. O Dışişleri Bakanlığı'na atanacak Ara sıra da bazı dergilerde yazı yazacak. Ahmet Cemil hiçbir yere atanmayacak. Büsbütün basın dünyasına atılacak. Bir iki ders daha bulacak. Para kazanacak. Miratı Şuğ'un yazı heyeti arasında zaten yeri hazır. Hüseyin Baha Efendi bir gün gözlüğünü tutmaya çalışarak hizmetinden hiç memnun olmadığı Osman Tayyar'ı göstermiş. Kulağına sen mektepten çıktıktan sonra buradasın demişti. Ahmet Cemil bu matbaada hemen herkesi severdi başyazar Ali Şekip, imtiyaz sahibi Hüseyin Baha, idare memuru Ahmet Şevki Efendi. Bunlar hep o saf yürekli adamlardandı ki insanlar onlar konuştukça bir gönül ferahlığı hisseder, acılarından birçoğunun yok olup gittiğini duyardı. Bir de matbaa müdürü Tevfik Efendi vardı ki, matbaaya her gün herkesten önce gelir, küçük odasına girer, daima küskün, daima sessiz bir adamdır. Matbaada bir gölge gibidir. Kimseyle konuşmaz, hiçbir şeye karışmaz. Yalnız Ahmet Şevki Efendi ile idare işlerine bakar. Matbaada öksürüğünden başka sesi duyulmaz. Hastalıklı. Yazın kürk giyer, odasından soba Mayıs ortasında kalkar bir ihtiyar. Ahmet Cemil bu adamla bir çift söz etmemiştir. Görevini bile bilmez. Matbaa müdürü. Ne demek olacak? Matbaa müdürü ise kendisini göstersin. Odasında küleşelemekten başka bir şey yapmayacaksa müdürlükten vazgeçsin. Hüseyin Baha Efendi'nin buna hatta bazı suistimallerine tahammül edişine bakılırsa bu adamın matbaada müdürlük takılmak için özel bir hakkı olmalı. Bazı kulağına çarpan sözlerden yavaş yavaş anlamıştı ki Tevfik Efendi Hüseyin Baha Efendi'nin ortağıymış. Galiba asıl sermaye de onunmuş. Ahmet Cemil buna hiç önem vermezdi. Matbaanın diğer mensuplarına da önem vermezdi. Zaten o üç kişinin haricindekiler sabit değildi. 6 ayda 6 kere matbaa değiştiren adamlar. Bugün Mirat şuun matbaasında, yarın diğer bir gazetede, bazen iki yerde birden. Mesela Osman Tayyar dördüncü defa olarak Mirat Işuğ'una girmiş. Ahmet Cemil diploma aldıktan sonra bu dördüncü defaya da son verildi. Hatta bu defa Hüseyin Baha Efendi, Osman Tayyar'ın matbaadan çıktığına dair gazetede iki satırlık bir ilan yayınlamaya bile lüzum gördü. Ahmet Şevki Efendi, o gün bir aralık Ahmet Cemil'e Oh hele şu çapkından kurtulduk. Şimdi gitsin de başka bir Mirat-ı adına para alsın demişti. Mirat-ı resmi olarak çalışmaya başladıktan sonra Ahmet Cemil'in hayatı bir düzene girmiş oldu. Kitapçılar için çalışmak, süreli dergilere makaleler yetiştirmek, Mirat-ı için her gün haberlerle ve diğer meselelerle ilgili sütunları doldurmak. Sabahtan akşama kadar idarehanenin kumaşı sökülmüş, çeşit çeşit renkte lekeleri, türlü şekillerde yırtıklarıyla bir garibe halini almış, soluk yeşil çuha örtülü yazı masasının kenarına ilişerek Ali ekip bir tarafta haber özetlerini yazarken, Raci Öte'de süreli bir dergide güzel bir malzemeyi yenmekle uğraşırken, Hüseyin Baha Efendi bir hesap meselesi için Ahmet Şevki Efendi'ye çıkışırken, baş mürettip, mürekkepli elini kapının kenarına dayamış, mütenevviya için bir buçuk sütün daha lazım derken çalışmak. Yazı imal eden bir alet gibi uzunlamasına kesilmiş kağıtları tekrar okumaya vakit bulamadan doldurup bir yenisine başlamak. Durmadan işleyen zavallı başını sarhoşlukla teselli edebilmek için birbiri arkasına yaktığı sigaraların dumanı gözlerini doldurdukça molaya, sulanan bu zavallı gözleri dinlendirmeye vakit bulamadan yazmak. Sonra yorgun zihninin bir kelimeyi bulabilmekten yahut, bir cümleyi bağlayabilmekten aciz kalması üzerine ileriye gitmek istemeyen kalemi kağıdın üzerinden ayıramayarak durmak. Bir müddet aklı çalışmaz bir halde gözleri pencerenin rengi uçmuş, eğri takılmış yeşil astar perdenin kenarına ilişerek zihinlerini öldürmekle meşgul olan bu zavallılara alaycı bir bakış yollayan güneşin parlak ışığına hasretle dalıp kalmak. Bu sürekli meşguliyet içinde Ahmet Cemil Yemek yemeye vakit bulamazdı. Çoğunlukla peynir ekmek ve üzümden ibaret olan öğle yemeğini güneşsizlikten, havasızlıktan güçsüz düşen, iştahsız midesine zorla indirdikçe gözleri bir yabancı gazetede tercümeye değer bir fıkra arar yahut demin doldurduğu kağıtların birinde yeri boş bırakılmış bir kelime için sözlüğü araştırırdı. Bazen uyuşmuş bacaklarına, durmadan oturmaktan yorulmuş vücuduna taze bir hayat vermek için kalkıp biraz dolaşır yahut pencerenin kenarında ayakta olarak karşıki kaldırımdan geçenleri seyreder bir aralık merdivenleri iner sokağa çıkar kitapçısına kadar gider yeni çıkmış kitap varsa şöyle bir bakar yahut yayımcının hatrı için düzeltmelerine bakı verir yine matbaaya geri döner bu hayat tarzı daima böyledir cuma yok her gün çalışacak her gün bir matbaaya esir olacak Bazen geceleri nöbet bekleyecek. İmtiyaz sahibinin odasında sedirin üzerine ilişip yatacak. Nadiren masbada kendisine ihtiyaç olmayacak da biraz nefes alabilmek için tepe başına kadar gidecek yahut gidiş geliş bir boğaz içi seferi yapacak. Fakat Ahmet Cemil bu hayattan şikayetçi değildi. Çalışmak şimdi onun için bir sinir hastalığı olmuştu. Adeta duramıyordu. Akşamları evine gittiği zaman yemek vaktine kadar minderin üzerine boylu boyunca uzanır dinlenirdi. O gelince annesiyle İkbal o günün olaylarını anlatırlardı. O yalnız dinler, ara sıra bir soru sorar, onlar konuşur, bin türlü ıvır zıvırdan ibaret sözlerle yorgun zihnine rahat bir nefes aldırırlardı. Ahmet Cemil bu meşguliyet dolu hayatı başladıktan sonra sessizlik arar olmuş, gençlere mahsus konuşkanlığını kaybetmişti. Fakat isterdi ki kendisine öteden beriden bahsedilsin. Bugün komşu Saviran hanım gelmiş. Oğlu Ahmet efendi geliniyle kavga etmiş de, o aralarına girmiş barıştırmış. Yine de kıymeti bilinmezmiş. Gelin değil mi? Dün İkbal Seherle beraber sekiz arşın basma almak için kalpak tular başına gitmiş. Yolda Seher'in potini'nin ökçesi koptu. Deli kız. Aman küçük hanım, ökçem koptu diye kalabalığın içinde bir çığlığı basmış ki. Ahmet Cemil bu ıvır zıvırları büyük bir keyifle dinler. Dinledikçe sıcak bir günden sonra düşen yaz yağmurlarının tatlı sevinliğine benzer iç açıcı bir haz duyardı. Matbaa için çalışıyor olmaktan dolayı hiç mutsuz değildi. Zira bütün ümitlerinin bu koşuşturmaca neticesiyle gerçekleşeceğine emindi. Fakat o veznecilerdeki ders Ahmet Cemil'e o kadar ağır geliyordu ki eğer başka türlü telafisine imkan olsa o iki lirayı çoktan terk ederdi. Hiç olmazsa gecelerine tamamen sahip olabilse kendisini bahtiyar sayacaktı. Evde kaldığı akşamlar bir müddet annesiyle konuşur, seherle alay eder. Bilhassa İkbal'i herhangi bir sebeple kızdırarak eğlenir. Sonra odasına çıkarak ya sevdiği bir şairi okur ya tercümeleriyle uğraşır ve yahut iki gün sonra fena bularak atmak üzere bir manzumecik karalardı. Odasında seccadelerin üzerinde yuvarlanarak, minderlerde uzanarak çalışmaya sarf ettiği bu zamanlar gündüzleri idarehanenin hasır iskemlesinde geçen yorucu saatlerin mükafatı olarak gördüğü bir dinlenme molasıydı. Fakat geçim derdi bu zamanları da bütünüyle kendisine bırakmıyordu. Haftada üç gece yemekten sonra evden çıkıp bu huzur yuvasını bırakarak veznecilere kadar gider, orada saatlerce uğraştıktan sonra yanına verdikleri bir uşağın refakatiyle evine gelir, o zamana kadar herkes yatmış olduğundan üzerine aldığı anahtarla kapıyı açarak ayaklarının ucuna hafifçe basa basa odasına girer, 16 saatlik bir çalışmanın ıstırabı pahasına kazanılmış olan yatağına sokulurdu. Asıl bu vezneciler seferinden kış esnasında zahmet çekmişti. Öyle ki ders günleri yemeğini yedikten sonra sobanın başında ısınmak mümkünken bunun yerine soğukta. Karların çamurların içinde tekrar sokağa çıkmak gerekeceğini düşündükçe eve gitmekten korkar olmuştu. Dersi olduğu akşamlar Ahmet Cemil sofrada matem dolu bir sessizlikle yemek yedikten sonra küçücük kırmızı bakır sobayla ısınan bu tatlı istirahat yuvasında annesini yalnız bırakarak hatta sobanın kenarına sürülen parlak sarı cezveden geç kalmak korkusuyla payını almayarak bilhassa bu gece seferleri için aldığı siyah muşamba paltosunu giyer anne ben gidiyorum uykunuz gelirse beni beklemeyiniz der kalbinde bu eve şu mütevazi aile ocağına bir hasret duygusuyla sokağa çıkardı. Soğuk, kışın tipilerle dolu rüzgarı paltosunun başlığından hücum ederek yüzünü tırmalar, bütün vücudunu buz gibi bir ürpertiyle titretir. Hasır iskemle üzerinde yazı yazarak geçen yorucu bir günden sonra, o tatlı, küçük, sarı sobanın kenarından uzaklaşmak, şüpheli işlerle geçinen sefiller gibi geceleri karanlıklar içinde ekmek parasına koşmak katlanılmaz bir çileydi. Her dakika bir çamur girdabına batmamak için durmaya mecbur olur. İki elini ceplerine sokarak eteklerini dizlerinin üstünde zapta çalışa çalışa taşların üzerinden sekerek yürür. Bazen duvarların kenarından bir gölge şeklinde süzülerek geçer. Güzergahına tesadüf eden küme küme büzülmüş köpeklerden korkarak yolunu değiştirir. Bazen bir viranenin boşluğundan geçerken şimdi bir el uzanı verecekmiş, yakasından tutu verecekmiş gibi hisseder kalbinde müthiş bir ürperti duyardı. Sonra bir aralık yağmur başlar. Omuzlarından başındaki muşamba paltosunu döverek sırtından süzülüp ayaklarına doğru akar. Ne kadar kıvırsa bir türlü çamurdan koruyamadığı zavallı tek pantolonunu ıslatır. Bu yarına kadar kuruyacak. Sabahleyin mangalın kenarında tüterek geceden kalan nemi alınacak. İkbal bir yandan ütüyü hazırlarken o matbaaya geç kalmak korkusuyla üzülecek. Tenha karanlık sokaklar, soğuk rüzgarla karışık sıkı bir yağmur. Ahmet Cemil o sokaklardan o yağmurun altından geçer, ta veznecilere kadar gelir. Kapının önünde zile dokunmadan önce bir nefes alır. Sonra kapı açılınca henüz yemeğini bitirmemiş, yağlı elini silmemiş uşağın tuttuğu mumun ışığıyla dar bir merdiveni çıkar, selamlık odasına girer. Orada bekler ki Küçük Bey kitaplarını alıp da haremden çıksın. Hoca efendi, bugün hiç çalışamadım. Affınızı rica ederim." diyerek Küçük Bey girer. Ahmet Cemil'in canını her şeyden çok bu hoca efendi tabiri sıkar. Niçin? Canının sıkılmaya hakkı var mı? Çocuk küçük bir yaramazdır. Fakat yaramazlıkları bir terbiye süsü altında saklıdır. Ahmet Cemil öğrencisinin zarafetten yoksun hiçbir tavrına rastlamamış olmakla beraber ufak bir sitem etse çocuğun yapmacık bir mahcubiyetle gözlerini indirerek içinden budala sen de sana ne oluyor ister çalışırım ister çalışmam keyfimin kahyası değilsin ya diyeceğinden emindir. Onun için daima affeder. Zaten çocuğun kendisiyle beraber bulunduğu zamanların haricinde çalışmadığını da bilir. Derse başlanır. Mesela matematikten bölme anlatılacak, coğrafyadan dünyanın yuvarlaklığı izah edilecek, bir tilki masalı okunacak, ele geçen eski bir gazeteden imla yazdırılacak. Ah! Ahmet Cemil bunlara bedel o küçücük sıcak odada minderin üzerine boylu boyunca uzanarak Müse'nin gecelerini, Hugo'nun temaşalarını, Lemartin'in tefekküratını okumak için nasıl yakıcı bir istek duyardı. Bir an gelirdi ki her ikisi de yorulur, Çocuk küçücük eliyle ağzını saklayarak yalandan esnemeye başlar. Ahmet Cemil'in yorgun gözleri süzülürdü. Bir aralık uşak görünür. Hanımefendi haber göndermiş. Küçük Bey artık yorulmuştur diyor. Sözüyle derse son verilirdi. Çocuk bir an evvel hareme gitmek, uşakta Ahmet Cemili bir an evvel evine kadar götürüp geri dönmek için sabırsızlandıklarından çocukla uşak kendi aralarında bir dolap çeviriyor olabileceklerini düşündüğü halde Ahmet Cemil buna aldanmış görünmeyi tercih ederdi. Geri dönerken başka bir fasıl başlardı. Uşak yavaş yavaş Ahmet Cemil'le teklifsizleşmişti. O bu laubaliliğe sessizliğinden başka bir şeyle karşı koymadığından Uşak evde konuşmadan geçirdiği hayatının öcünü Ahmet Cemil'den alırdı. Geveze Uşak ilk zamanlar elindeki muşamba feneri sallayarak önden gidiyorken her defasında bir iki parmak geride daha kala nihayet yanında gitmeye başladığı Ahmet Cemil'e bütün içini döktü memleketinde kendisini bekleyen kara gözlüsünden bile bahsetti. Ahmet Cemil yalnızca dinler yahut dinlemeksizin susardı. Nihayet sokağın başına gelince uşak, eh artık buradan gidersiniz der. Ahmet Cemil hafif bir selamla ayrılır, titreyerek anahtarı diliğine sokar, çamurlu lastik ayakkabılarıyla muşamba paltosunu hemen taşlığa atar, odasına çıkar, ıslak kıyafetlerini öteye veriye iliştirir, yatağına, hayatta yegane sığınağı olan Yatağına girer. Uyu, zavallı çocuk. Eski yeşil çuhalı yazı masasının kenarında, karanlık çamurlu sokaklarda, küçük kibar zadenin daima esneyen çehresi karşısında geçen o yorucu ve sıkıcı saatlerden sonra, şu sıcak, temiz yatağın içinde, aydınlık mavi bir göğün elmas yağmuru altında doğuşunu beklediğin ümit güneşini görmeye çalışarak derin, uzun, hayat veren bir teselli uykusuyla uyu. Tepebaşı ziyafetini takip eden günün sabahı Ahmet Cemil matbaaya her zamankinden biraz daha geç, geceden kalan sarhoşlukla biraz sersemlemiş olarak geldiği zaman Ahmet Şevki Efendi'den başka kimseyi bulamamıştı. Sabahları basılan gazetelerin idarehaneleri en çok sabahleyin sakindir. Gazete geceden basılmış, sabahleyin şafağı takiben satıcılara dağıtılmıştır. Yalnız postaya verilecekler paketlenmekte, dizgideki mürettiplerin kasalara telaşsızca dağıttıkları dökme harflerin seri darbeciklerle gelen düzenli sesleri işitilmektedir. Yazarlar henüz gelmemiş, tütün kokusu henüz matbaanın mürekkep ve ıslak kağıt kokusundan oluşan havasını doldurmamış. Ahmet Şevki Efendi henüz odasına girip kağıdının üstünde daima çıtırdayan kalemini eline almamıştır. İdare memurunun kaleminin namesiyle müdürün öksürüğü, Matbaa makinesinin eşlikçilerindendir. Ahmet Şevki Efendi'ye ne vakit kaleminden o bitmez tükenmez kağıdın üzerinde ağır ağır yürüyen bir öküz arabası gibi o daima açtır diyen kaleminden bahsedilse yok ona ilişmeyiniz o benim ninnimdir. Ben hem yazarım hem o ninniyle uyurum derdi. Ahmet Cemil idare memurunu en içten selamıyla selamladı. Her sabah böyle buluşurlar, dertleşirler öteden beriden bahsederlerdi. Ali Şekip bu iki dostayı yazıhanenin bir tarafında sohbet esnasında rastladıkça her zamanki şakacılığıyla Ahmet Cemil ile Ahmet Şevki'nin isimlerindeki benzerliğe vurgu yapar. Ahmet Efendiler yine birleşmişler derdi. Ahmet Şevki Efendi sohbet arkadaşını görünce söylemek istediği şeyi söyleyecek bir adam bulamayıp da ilk rastladığının üzerine atılan sabırsızlara mahsus bir telaşla Ahmet Cemil'in selamına karşılık vermeye vakit bulmadan "Gördün mü bir kere çapkını? Bu akşam yine evine gitmemiş." dedi. Ahmet Cemil Raci'den bahsedildiğini derhal anladı. Ahmet Şevki Efendi'nin en sevdiği kelimelerden biri çapkındır. Bu kelimeyi hiç sevmedikleriyle en çok sevdiklerine söyler. Hatta bir kere gereksiz bir yakınlık hissine kapılarak kendini kaybetmiş, imtiyaz sahibi Hüseyin Baha Efendi'nin dizine elini vurarak hay çapkın hay demişti de sonra da şu dalgınlığından dolayı zaten kırmızı olan çehresi birkaç kömlek daha kırmızılaşarak 3-4 gün kadar imtiyaz sahibinin yüzüne bakamamıştı. Ahmet Şevki Efendi bu sabah şu cümleyi pek kızgın, beyaz keten yeleğinin altında zor zapt edilen göbeği yerinden sarsılarak söylemişti. Ahmet Cemil telaş etmeyerek sordu. Nereden anladınız? Nereden anlayacağım? Zavallı kadın yine öksüzler gibi boynu bükük çocuğuyla gelmiş. Matbaanın alt katında ağlayıp duruyor. Görsen ne de güzel kadıncağız. Taze, mahzun, edalı, namusu her halinden belli. Bu zavallıyı evde kimsesiz, yapayalnız, belki de ekmeksiz bırakıp da kim bilir hangi kahvenin yanında vakit geçirmenin bir anlamı var mı? İkide bir de babam nerede diye gelen bu çocukla matbaa halkının kaba saba, manalı gülüşleri arasında ağlayan o kadıncağızı gördükçe içim içime sığmıyor. Alim Allah, bir gün o çapkını tuttuğum gibi idarenin penceresinden aşağı atacağım. Ama neye yarar? İş bu biçarelerin derdine deva bulmakta. Ahmet Şevki Efendi devam etti. Daha kendini tanımadan, aile babalığının ne demek olduğunu anlamadan yahut o kutsal görevin önemini her türlü bağlılıktan kurtulmak olarak görecek kadar karakter yoksun oldukları halde evlenenlerden bahsetti. Kim bilir şu genç kadın kimin, hangi babayla hangi ananın nazlı bir kızıdır. Çok küçükken evlenmiş, çocuğundan anlaşılıyor. Belki 15-16 yaşında. Tutmuşlar tanımadığı bir adama veri vermişler. Senin her şeyin işte bu adamdır demişler. Sonra ana baba ortadan kalkmış. Dünyada bu adamdan başka kimsesi kalmamış. Bir ay ya mesut olmuş ya olmamış. Kocası içmeye başlamış. Derken bir akşam evde küçücük bir çocukla yalnız kalmış. Bu genç kadın ne yapar? Kocası nerede kalmış? Bu gidişler tekrarlanır olmuş. Nereye gidiyor? Nerede kalıyor? Türlü çeşit kuruntu ki her biri ciğerlerinde zehirli bir yara açıyor. Derdini anlatamıyor. Ağlasa kıyametler kopuyor. Hatta Ahmet Şevki Efendi diyordu ki Evet, böyle bir herif bilirim ki karısı ağladıkça döverdi. Karısını döven erkeklerden bahsedildiğinde insan ilk önce kim bilir karı nasıl dayağı hak etmiştir demek ister. Evet, efendi içsin içsin sonra evde bakkaldan veresiye peynir almak. Teselliyle gitsin cebindeki parayı adi bir aşufteye versin. Sonra eve gelince karısının ağlamasına tahammül edemesin. O kadın ağlarsa, bağırırsa cadı denecek, dayağı müstahak sayılacak. Buna bir de kadının kocasına aşık olmasını ilave ediniz, işte racinin karısı dünyada kendisinden kaçan şu heriften başka bir şey düşünmediği, bu sabah şafak atar atmaz gelip şurada ağlamasından belli değil mi? Ama kocasını aramak için sabahleyin başını örttüğü gibi matbaaya geliveren kadının davranışını da yerinde bir davranış saymayacakmışız. Bir de ona sormalı. Bu dereceye kadar düşmüş olmak için kim bilir ne mecburiyetler görmüştür. Ahmet Cemil derin bir üzüntüyle dinliyordu. Ahmet Şevki Efendi'nin bir çırpıda söylediği bu sözler gözünde feci bir dünya canlandırmış. Toplum hayatında gözyaşlarından oluşan bir ıstırap sayfasına benzeyen bu can acıtan meseleyi bütün rahatsız edici ve acı ayrıntılarıyla gözünün önüne getirmişti. Utanmasa sadece aşağıda ağlayan Raci'nin karısı için değil, bütün gözü yaşlı karı kocalar için şurada uzun uzun merhamet dolu gözyaşlarıyla ağlayacaktı. Bu sırada Ahmet Cemil'in gözüne bir şey ilişti. Ahmet Şevki Efendi'ye göstererek dedi ki, baksanıza merdivenin başında duran Raci'nin çocuğu değil mi? Bir şey söyleyecek de galiba cesaret edemiyor. Ahmet Şevki Efendi, gel bakayım oğlum gel, bir şey mi söyleyeceksin dedi. Çocuk, kısa lepiska saçlı, dünyada vaktinden evvel dert ve sıkıntıyla ağlamaya başladığı için şaşkın ve hazin bir manayla örtülmüş zannedilecek kadar baygın gözlü. Bir iki sene evvelden alındığı parçaları dizlerine yaklaşan pantolonundan, bileklerini örtmeyen yenlerinden anlaşılan soluk elbisesi içinde, pecmürde yapraklar arasında yeni açmış bir gül kadar gönül okşayıcı bir çocuk. Tereddüt ederek yaklaştı. İzin verirseniz annem size bir şey söyleyecek, dedi. Ahmet Şevki Efendi arkadaşına baktı. Bu bir anlık bakışmadan sonra kadıncağızı dinlemeye karar verdiler. Ahmet Şevki Efendi çocuğun elinden tutarak dedi ki, ''Senin ismin ne bakayım?'' Nedim, bak hele ilk babalık hevesiyle çocuğa şair ismi vermiş de sonra... Ahmet Şevki Efendi konuşmasını çocuğun yanında tamamlamak istemedi. Ahmet Cemil'i de bir işaretle davet ederek sofaya çıktı. Kadıncağız merdivenin kenarına dayanmış, konuşmak için müsaade bekliyordu. Ahmet Şevki Efendi kendisine biraz çeki düzen vererek, ciddi durumlara mahsus sesini takınarak ''Ne istiyorsunuz hemşire hanım?'' dedi. Ahmet Şevki Efendi'nin şu sorusu üzerine genç kadın, bütün matemli hayatının sıkıntılarla dolu karanlık rengindeki gamlı yüzüne çekilmiş bir ümitsizlik perdesi gibi duran siyah bir peçenin altından henüz kurumamış kirpiklerini kaldırmaya, gençliğinin mutlu gülüşüne bedelsel olup akan ıstırap dolu gözyaşlarıyla ıslanmış, mahzun ve kesif gözleriyle şu şefkatli çehrelere yardım isteyen bir bakış yöneltmeye cesaret edemeyerek, titrek bir sesle, Deminden beri size danışsam mı danışmasam mı diye düşünüyordum. Nihayet danışmaya karar verdim. Fakat şimdi de ne diyeceğimi bilemiyorum. Zaten benim ne demek istediğimi siz çok iyi bilirsiniz, değil mi efendim? Kocamı siz de benim kadar tanırsınız. İkide birde boynu bükük bir çocuğun gelip babasını sorduğunu da görüyorsunuz. Bugün o çocuğun elinden tutarak gelen annesini görünce bu zavallı kadının ne demek istediği de anlaşılmıştır. Kadın artık ilk çekingenliğinin üstesinden şu üç dört sözle geldikten sonra o senelerden beri katre katre ciğerlerine damlayıp her bir noktaya isabet edişinde yakıcı bir yara açan zehirli derdin bütün acılığını ortaya döktü. Ne söylediğine, ne demek istediğine dikkat etmeyerek orada şu mürekkep lekeleriyle simsiyah kesilen matbaa merdiveninin kenarına yaslanarak karşısında kendisini hayretler içinde sessizce dinleyen o iki şefkatli çehreye bakamayarak, yanı başında bu facianın henüz iç yüzünü idrak edebilecek bir yaşa gelmemiş, fakat bütün elem ve ıstırabına habersiz bir dert ortağı olmuş çocuğun kaygılı halini görmeye cesaret edemeyerek, dağınık cümlelerle, şimdiye kadar kimseye açılamayıp da birike birike artık hafsalasına sığmaz olan acılıklarını aklına geldiği gibi salıverdi. Fakat ben kocamı aramak için de gelmiyorum. O beni aramaya lüzum görmezse benim onu aramaya mecburiyetim kalır mı? Geceleri evine gelmeyen erkeğin gideceği bir yeri vardır mutlaka. Karısından elbette bir sebeple kaçıyor. Biz zavallı kadınlar kocalarımızın bizden kaçtıklarını görürüz de çoğu zaman kimin için gittiklerini bile bilmeyiz. Kaç kere niyet ettim. Şu babasının bir güler yüzünü görmek kısmet olmamış çocuğu elinden tutup o kadın her kimse ona kadar götürmek. Hanım bakınız bu çocuk babasına muhtaç bir çocuk. Eğer o eve gelmeyecek olursa bu çocuk genç annesinin daima ağlayan gözlerinin önünde yavaş yavaş ölecek. Bunu acıyınız, babasını bırakınız demek istedim. Fakat bilir miyim o kadın kimdir? Kocam kimin için karısını, çocuğunu bırakıp da gidiyor? İşte efendim, ben bugün kocam için değil, çocuğum için geliyorum. Genç kadın burada çocuğuna uzun uzun baktı. Ah bu bakış Dünyada mutsuz bir kadın olmaya katlanma mecburiyetinin yanında bir de mutsuz bir çocuk yetiştirmiş olmaktan doğan müthiş acının bütün anlamı bu bakışta saklıydı. Bir bakış ki çocuğu ağlayan bir öpücükle sardı. Sanki şefkatten, merhametten oluşan sıcacık bir kucağın içine çekti. O an bu genç kadın hayatındaki bütün dertleri yüzüne baka baka düşündüğü, sanki o saf yüzüne korkunç elemlerin birer birer tercümesini yazdığı bu çocuktan artık gözlerini ayıramayarak bütün acı dolu hislerini döktü. Henüz çocuk denecek bir yaştayken bu adamın karısı olduğunu, çocukluğa mahsustan bir güvenle olanca his ve fikrini ona bağışladığını, sonra yavaş yavaş kocasının kendisinden uzaklaştığını fark ettikçe kalbinin nasıl yırtıldığını, şu aşk devresinin ilk meyvesi, ilk meyvesi daha baba demeye başlamadan babasının onunla beraber validesini de unutup haftada 4-5 gece evin sentine uğramamaya başladığını, eve geldikçe nasıl kırıcı davrandığını, sarhoşluğundan başka bir şeyle ortadan kayboluşunu unutturmadığını birer birer döktü. Bugüne kadar sabrettiğini, tesellisini ağlamakta aradığını söyledi. Fakat artık... Evet, artık tahammüle imkan kalmadı. Bakınız, yalnız son olayı anlatayım. Bugün fena bir kadın gibi beni size müracaata mecbur eden de bu pederimden, validemden bana bir şey kalmamıştı. Zaten gelin ederlerken de pek az şey vermişlerdi. Kocam daha onlar hayattayken 10 liralık bir küpemi aldı. Çarçur etti. Güya beni emniyet sandığına rehin verdim diye aldatmak istiyordu. Pederimle validem ortadan kalkınca yalanıza lüzum kalmadı. Küpenin satıldığı meydana çıktı. Bir yüzüğüm, iki altın bileziğim vardı. Onlar da birer birer gitti. Tabii ses çıkaramıyordum. Eğer kazandığı para bir oğluyla bir karısından ibaret olan evini geçindirmeye yetmiyor olsaydı hatta üzülmezdim de fakat bu paranın diğer kazandıklarıyla beraber başka bir yere sarf olunduğunu hissediyordum. Nihayet her şey bitti. Satılacak artık bir şey kalmadı. Birkaç günden beri galiba parasızlıktan olmalı her zamankinden daha öfkeliydi. Evin içinde sanki bir şey arıyormuş gibi bir hayli dolaştı dolaştı. Sonra bir aralık önüme dikilerek Nedim'in kağıtların her dedi. Zavallı babam ne olur ne olmaz diye dişinden tırnağından artırarak üç tane demir yolu senedi almış, ölürken bunları Nedim'e bırakmıştı. Kocamın kağıtlar dediği işte buydu. Küpemin, yüzüğümün falan gitmiş olmasına önem vermediğim halde çocuğun dünyada yalnız şu kağıtlardan ibaret olan servetini ben ölürsem elinde kalacak olan şu yegane kuvveti artık bu adamın eline vermenin bir hıyanet, affedilemeyecek bir kabahat olduğunu anladım. O kağıtları veremem dedim. O vakit üzerime atıldı. Ya öyleyse ben sana gösteririm dedi ve genç kadın tamamlayamadı. Kadını gururu devamına mani oldu. Bundan sonra gözyaşlarını da tutamadı. Bir müddet öyle hıçkıra hıçkıra ağladı. Ahmet Şevki Efendi ile Ahmet Cemil bu felaketin karşısında bir hürmet ve merhamet hissiyle susuyorlardı. Ahmet Cemil, bir gazetede sefaletten intihara mecbur olmuş bir aile babasına, sokakta kolu kırık bir çocuğa, mezarlıkta 15 yaşında veremli bir kızın mezar taşına rastlasa, dünyaya küsecek kadar hassas yaratılmış olan bu ince ruhlu şair, şu feryat dolu şiirin hüznüyle şaşkına dönmüş, adeta olduğu yerde çakılıp kalmıştı. Nihayet genç kadının başını kaldırdı. Kağıtlar bende, fakat o vakitten beri eve gelmiyor gelmeyecek yahut gelse bile bundan sonra hayatımız büsbütün cehennem olacak. Ben nasıl olsa geçinirim. Elimden her şey gelir. Dikiş dikmek, yemek pişirmek. Çocuğum için bunların hepsine katlanırım. Ona haftada beş on kuruş verebilmek için ne olur? Hizmetçilik de ederim. Fakat çocuk ne yapsın efendim? İşte size bunun için geliyorum. Çocuğu böyle bırakmaya babası razı olabilir. Fakat ben nasıl razı olurum? Okuması lazım. Ben hizmetçilik etmeye mecbur olayım fakat onu gelecekte uşaklığa mecbur olmaktan kurtarmak lazım değil mi? Ahmet Şevki Efendi zihninde bir sorunun çözümüyle meşgulmüş gibi iki parmağının arasında çenesini sıkıp duruyordu. Sonra biraz çekine çekine ve söyleyeceği şeyin arkadaşı tarafından da onaylanıp onaylanmayacağını anlamak istiyormuşçasına Ahmet Cemil'in yüzüne bakarak dedi ki ''Eğer endişeniz yalnız çocuktan ibaretse onun elbette bir kolayını buluruz.'' Mesela buraya da gelebilir. Matbaada bir çeşit mektep değil midir? Burada yazar efendilerin her birinden iki söz öğrense alim olur çıkar. Çapkının Ahmet Şevki efendi mümkün değil bu kelimeden vazgeçmezdi. Zekası gözlerinden belli. Kocanıza gelince o mühim bir mesele. Erkeklerin bazı gaflet zamanları olur ki bir müddet vazifelerini terk etmelerine sebebiyet verir. Fakat kadın sözünü kesti. Rica ederim. Beni teselliye kalkışmayın. Ne lüzumu var? Çocuğum hakkındaki merhametinize teşekkür ederim. Bu yaşta bir çocuğu özellikle anası babası hayattayken hangi mektebe gönderebilirim? Mahalle mekteplerinden birine göndermekte sorun çözülse kocam o ne isterse yapsın. Ben çocuğumun zamanının boş geçmediğine emin olduktan sonra her şeyi yapabilirim. Bir küçük dikiş makinesi bir kadınla bir küçük çocuğun yaşamına kafi değil midir? Matbaanın şu tenha zamanında merdiven başında yapılan bu konuşma artık sonlanmak üzereydi. Kadın Nedim'in elinden çekti. Tekrar teşekkür ederim efendim. Elbette bir gördüğünüzde babasına da söylersiniz değil mi? dedi. Ahmet Cemil ile Ahmet Şevki merhamet dolu bir bakışla şu şu hayat faciasını canlı canlı takip ederken gözleri daima yaşla dolu olan bu bedbaht genç kadın annesinin gözlerinde neşeli bir gülümseme göremediği için çocuk sevinci masum çehresinde donup kalan bir çare çocuğunu hüzünlü bir sevinçle yavaş yavaş çeke çeke matbaanın merdivenlerinden indi. Ahmet Şevki, işte dedi. Sanki şu kelime biraz evvel söylediklerine son bir nokta gibi düşmüştü. Ahmet Cemil yazım masasına yönelmek üzereyken merdivenden birisi çıkmaktaydı. Başını çevirdi, Hüseyin Nazmi'nin uşağını gördü. Hüseyin Nazmi kendisine bir tezkere göndermişti. Diyordu ki, bir haftadan beri inmiyorum. Ufak bir nezle yahut daha doğrusu büyük bir tembellik beni evden çıkarmıyor. Ben çıkmazsam genci neyi edepte çıkmayacak. Onun için bugün matbaada işini bitirdikten sonra gece derslerin varsa erteleyerek bizim idareye uğrarsın. Ne kadar müsvedde falan bulursan toplarsın. Bu akşam bana gelirsin. Şu işi başka birine de havale edebilirdim. Fakat adamsızlıktan patlıyorum. Gel de biraz gevezelik edelim. Kurşun kalemle buruşuk bir kağıda karalanı vermiş olan şu dağınık sözlere bir de küçük not düşülmüştü. Lamia'ya bir şey için söz vermişsin. Tepemde unutmasın deyip duruyor. Ahmet Cemil uşağı, peki dedi. Lamia'ya ne vaat etmiş katiyen hatrına gelmiyor. Son defa ne zaman görmüştü? Bir ay kadar oluyor. Ahmet Cemil bir ay evvelki günün bütün ayrıntılarını zihninden tekrar geçirmek istedi. O Hüseyin Nazmi ile bahçede geziyordu. Bir şey hakkında konuşuyorlardı. Dalgın dalgın yürürken arkalarından bir şey çarpmıştı. Lamiaydı. Çember çevirirken üzerlerine gelmişti. Hüseyin Nazmi kızmış, senin yaşında çocuklar çember çevirirler mi? demişti de Lamia alaycı tatlı bir bakışla pencerede oturup da beyit mi söylerler demiş. Bir de çekingen kahkacıkla alaycılığını katmerlemişti. İşte Ahmet Cemil o an bir şey için söz vermişti. Ama neydi? Baş bu düşünceye ara verdi. Beyefendi, tefrikaya iki sütun lazım. Şimdi dedi, hay şeytan hay. Bunu unutmanın bir anlamı var mıydı? Neydi ya Rabbi, neydi? Yazı masasının kenarına oturdu. İstedikleri iki sütunu tercümeye başladı. Fakat bu tercüme otomatiğe bağlanmış gibi zihnini meşgul etmek sizin yürüyordu. Aklında yalnız bir soru. Bütün örtük hafızasını tırmalıya tırmalıya tekrar ediyordu. Neydi acaba? Pencereden sokağa bakmakla meşgul olan Ahmet Şevki Efendi birden döndü. İşte Said ile Sayıp geliyor. Akşamı beraber geçirmiş olmalılar. Raciden haber alırız. Sayıp ile Said, Sayıp havadis vermek için, Said de Sayıp'i taklit etmiş olmak için merdivenleri yıkarcasına atlaya atlaya çıktılar. Sayıp Ahmet Şevki Efendi'ye sordu. Raci gelmedi mi? Ahmet Şevki Efendi burnundan cevap verdi. Sayıptan o kadar nefret ederdi ki ne vakit ona bir şey söylemek gerekse ağzıyla söz söylemeye tenezzül etmeyerek burnunu konuşma aracı kılardı. Size sormalı. O, biz onu pale kristalde bıraktık. İçti. Sonra da sızdı. Orada adi, ellilik bir karıya tutulmuş.'' Ahmet Şevki ile Ahmet Cemil bakıştılar. Görülecek şey. Karı raciyene nazlar ne cilveler yapıyor. Ya racinin hali. Karının yüzüne baygın baygın bakıp gazel söyleyişini görseniz. Dur bakayım. Dün akşam karının gözlerine bakıp bakıp da bir beyit söylüyordu. Şule-i Hande-ri Zühre midir? Sayıp gerisini hazırlayamıyordu. Sayit tamamladı. O Nur, çeşmi Berk şan. Ahmet Cemil gülerek, aferin Raci, epeyce yenilik göstermeye başlamış, dedi. Hele karıyı görseniz, iri bir Alman, yarım yamalak Türkçesiyle Raci'nin gazelleri için ne diyor? Dedikçe biz sayıkla gülüştük. Sonra baktık ki onu oradan kaldırmak mümkün değil, bizi de bırakmak istemiyor. Öyle bir asılıyor ki, sıvışıncaya kadar... Sayip'in hikayesinin gerisi gürültüye karıştı. Ali Şekip Baş mürettibi çağırarak merdiveni çıkıyordu. Ahmet Şevki Efendi, Ahmet Cemil'in kulağına eğildi. Bu akşam Pale Kristal'e gidelim, dedi. Ahmet Cemil arkadaşının aklındakini anladı. Bu akşam mümkün değil, ben Erenköy'deydim. İsterseniz yarın akşam. Lamia'ya söz verdiği şeyi hatırlayamayacak olursa, aman ya yarabbi, acaba neydi? Ahmet Cemil işini çarçabuk bitirdikten sonra, gencine neyi edep idarehanesini uğramış, bütün müsveddeleri toplamış, Lamia'ya söz verdiği şeyi hatırlamaktan ümidi keserek vapura binmişti. Çocukluktan beri devam eden arkadaşlıkları dolayısıyla Ahmet Cemil ile Hüseyin Nazmi'nin aralarına ne kadar mesafe girerse girsin yine de kalplerindeki yakınlığa zarar gelemezdi. Mektep hayatından sonra bir sene geçtiği halde birbirlerini aramaktan, buluşmak ihtiyacına uymaktan geri durmamışlardı. Hüseyin Nazmi hemen her gün sabahleyin Mirat-ı Şuh'un idaresine uğrar, Ahmet Cemil arkadaşını iki gün görmese Umuri Şehbenderi kalemine yahut Gencineyi Edep İdarehanesine başvurur, hiç olmazsa ayda bir gecesini Erenköy'de geçirirdi. İki arkadaş küçüklüklerinden beri duygu ve düşüncelerini paylaşmaya o derece alışmışlardı ki birbirlerinden birkaç gün ayrı kalsalar kendilerini eksik hissederlerdi. Köşkün kapısına gelince parmaklığın arasından Lamia'nın yine çemberi önüne katarak bahçenin dar yollarında koştuğunu gördü. Kendi kendine iş fena dedi. Zili çekti. Lamia'nın elinden çember kaçtı. Değneğini bir yana fırladı. Kapıya koştu. Hani ya benim şey? Ne? Lamia derhal darıldı. Kıpkırmızı oldu. Küçücük güleç yüzünü bir öfke bulutu kapladı. Dargın bir sesle. Hem vaat ediniz hem de sonra ne diye sorunuz. Ahmet Cemil bu hiddetin şakayla önünün alınabileceğini düşünerek şimdi o şey alınmadı diye kapı açılmayacak mı? Lamia kapının düğmesini çekti. Bir kelime bile ilave etmeyerek koştu. Çemberiyle değneğini aldı. Ahmet Cemil'in önünden koşarak geçti. Hüseyin Nazmi kütüphanesinin tenceresindeydi. Bu vakitte mi gelinir? Sabahtan beri seni bekliyorum. Tamam bir de sen darılırsan Bari geri döneyim. Başka kim darıldı? Lamia'nın öfkesini görme. Az kaldı kapıyı açmıyordu. Hüseyin Nazmi dudaklarının arasından şımarık dedi. Sonra ilave etti. Dur içeri girme de bahçede oturalım. Bahçenin bir köşesinde sarmaçıkların gizlediği küçük bir kameriye vardı. Ta oraya gittiler. Ahmet Cemil fesiyle paltosunu bir iskemleye attı. Müsveddeleri Hüseyin Nazmi'nin önüne döktü. Oturdular. İlk önce dışarıdan gelmiş mektupları, eserleri gözden geçirmek istediler. Hüseyin Nazmi zarfları birer birer boşaltmaya başladı. Al sana dünyanın yuvarlaklığına dair bir makale. İmza okunmuyor. Dergiler mektep kitaplarıyla mektep çocuklarından kurtulamayacaklar. Bir gün dört işleme dair bir makale gelirse şaşırmayacağım. Tarsuslu Zarif İzade Abdullah imzasıyla bir gazel. Nar aşkın içre ey mahım senin. Ahmet Cemil ateşe dedi. Vay, şimdi de başımıza hayali bir hikaye çıktı. 1309 Hicri senesinin Şaban ayının 17. gecesi saat 6.30 sularında Edirne kasabasının kuzey taraflarında bulunan sen böyle hepsini okumaya kalkışırsan işimiz var. Hüseyin Nazmi kısaltmaya başladı. Sepete atılacak müsvetteler birikiyordu. Sonradan incelenmek üzere bir iki müsvedde ayrıldı. Bir aralık bir kağıt için koca şair, sakin amesi dergiye konmamış diye küplere binmiş, dedi. Ahmet Cemil, fıçıya girsin de sakin amesini orada okusun, diye mırıldandı. Hüseyin Nazmi birdenbire, vay, burada da sana saldırı var, dedi. Senin o geçen sayıdaki bekaret çiçekleri manzumesine bir alay sövgü. Ahmet Cemil yerinden kalktı, bakayım, dedi. İkisi beraber okudular. Ahmet Cemil için edilmedik hakaret, esirgenmedik alay kalmamıştı. Saçlarına, gözlerine, yürüyüşüne bile sataşılmıştı. Mektubun sahibi manzumeyi kelime kelime parantez içine alarak her birine söyleyecek bir söz. O sayede Ahmet Cemil'e armağan edilecek bir hakaret bulmuştu. Ahmet Cemil okudukça aman ne kusursuz kavrayış, ne vicdan genişliği diyordu. Ben miyim? Bu kalın kafalıların şahı, bu saçı başı birbirine karışmış şair, bu her işe burnunu sokan, bunlar ben miyim? Niçin? Çünkü tabi şeyler zende demişim. Çünkü kisveyi müşemmes demişim. Çünkü pervazı nigahı emelin demişim. Öyle şeyler demişim ki görünmüyor, gösterilmiyor. Şu halde ben bütün bu sayılan şeylermişim. Birden Ahmet Cemil, aa dedi. Bu yazı bizim racinin. O vakit iki arkadaş birbirlerine baktılar şu insafsızlığa, özellikle sürekli yan yana bulunduğu bir adamın bu denli aleyhine kalem oynatmak için bir insanın görgü ve zarafet hissinden şu derece uzak oluşuna hayret ettiler. Ahmet Cemil diyordu ki, ''Lakin ne sebep var? Bu adamın böyle inatla senin ve benim üzerime bu kadar gelmesine ne sebep var? Kendisine bunun için para mı veriyorlar?'' Yahut bizim iyi şiir yazmadığımıza halkı ikna etmekle kendisinin şairlik meziyeti ikimizsine mi çıkıyor? bizi anlamıyor, hazretmiyormuş. O başka bir mesele. Bunu mutlaka söylemeyi bir görev sayıyorsa da hakarete neden lüzum görüyor? Ben yazacak olursam onu susturmuş mu oluyorum? Onun şairlik hakkını gasp edecek bir kuvvetin mi var? O da söylesin. Ben onun söyledikleri için bir şey diyor muyum? Ben onu aşağılayacak bir şey yapıyor muyum? Beni bir sözlükten küfür ve sövgüye dair ne kadar kelime varsa toplayıp da racinin yüzüne fırlatmaktan alıkoyan bir şey mi var? Elbette. İşte asıl farkınız da o değil mi? O hakaretleri etmekten seni alıkoyan bir şey var ki onda yok. Çok safsın Cemil. Hiç mahalle çocuklarının oynadıkları bir viranelikten süslü bebeğe benzeyen küçük bir kızın geçişine denk geldin mi? Bütün arsız çocuklar o küçük kızın zarafetine karşı duydukları yakıcı bir kıskançlık duygusuyla birden nasıl tutuşurlar, nasıl arkasına düşerler, bağırırlar. İçlerinde taş atan, söven, hatta güzel elbiselerinin eteklerine sarılan cüretkarlar olur. Bu insanlarla doğal bir histir. İşte senin güzel şiirlerin basın mecrasından geçerken bu yolda kıskanç bağırış çağrışlara denk geliyor o kadar. O küçük bebek gibi ağlayarak eve mi kaçacaksın? Emin ol ki pencerelerden seyredenler için o çocuklar arsız çocuklardan başka bir şey değildir. Ahmet Cemil, acaba dedi. Sonra Hüseyin Nazmi'nin karşısına oturarak bu kelimenin içinde saklı şüpheyi açıkladı. Biz kendimizi böyle teselli ediyoruz ama zannetmem ki hakikat senin dediğin gibi olsun. Bence halkın fikirleri nerede gürültü olursa oraya yönelir. Bu doğal yatkınlığa bir de insanların alaylara, hakaretlere uğrayanların haline acımaktansa gülmelerini de ilave edersen bugün bizim etrafımızda bağıranların nasıl bir yankı uyandırdığını anlarsın. Bak her gün sütunlarından birçoğunu ötekinin birikinin yazdıklarını hor gören, yazılarla dolduran makiyesiz zaman ne kadar çok satılıyor. Sabahleyin kapışan kapışana. Çünkü herkes gülmek ister. Kimin haklı olduğunu aramakla uğraşanlar çok mudur zannedersin? Gazetede saldırgan yazarların eline düşenler tıpkı sokakta çamura düşmüş bir adama benzer. Etrafına toplanan gösteri meraklılarının onda dokuzu kendisine güler. Hüseyin Nazmi, Ahmet Cemil'in üzgün bir ses tonuyla söylediği sözleri dinlerken gülüyordu. ''Ne kadar hassassın'' dedi. ''Düşündüklerin kısmen doğru fakat meselenin esasını yanlış değerlendiriyorsun. Halk güler ve gülmekten haz eder. Fakat halkı güldürmeye çalışanlar işte o bir alay soytarı olmaktan başka bir öneme sahip olamazlar. O maskaralıklar aynı komik resimlere benzer ki insanı bir müddet güldürür. Fakat maskaralığın hedefi olan kişinin kıymetini düşürmez. Bugün takdir ettiğimiz bir adamın o şekilde tuhaf bir resmini görsek hangimiz gülmeyiz? Fakat o resme gülmüş olmaktan dolayı o adam hakkındaki fikrimiz hiçbir zaman değişmez. Ahmet Cemil dudaklarını büktü. Cevap vermek istemedi. Hüseyin Nazmi'nin her şeyi soğukkanlılıkla irdelemekten ibaret olan felsefesine katılamazdı. Konu burada kapanmış gibi göründü. Hüseyin Nazmi, mavi kurşun kalemiyle derginin matbaa müsveddelerini düzeltirken, onun gözleri kameriyenin sarmaşıkları arasından yer yer açılmış aralıklarda saklı küçük birer zümrüt pencere buldu. Biraz iskemlesine yaslanarak, grubun esmer ve şeffaf bir örtü gibi gökyüzünün dalga dalga ipekten maviliğine gerilen gölgesine daldı. Son ışık uzmeleri bir tarafta küçük bir bulut parçasının kenarına göz alıcı saçaklar işliyor, güneşin cehennemi bakışından kurtulmaya fırsat bulan yumuşak ve taze bir hava, uzun ve sıcak bir günün ardından sahralardan, güçsüzlükten kurtulmuş bir nefes gibi kalkan akşam boğuları üzerinden hafif darbeciklerle kanatlarını çırparak geçiyor. Güneşin sabahtan beri topraktan çektiği çiçek kokularını şimdi tekrar yeryüzüne serpiyordu. Bir aralık Hüseyin Nazmi, karanlık oluyor, artık gözlerim bulandı, dedi. Ahmet Cemil'in gözleri o küçük tatlı pencereden ayrıldı. Arkadaşına döndü. Ne dediğini anlamamış gibi dalgın bir bakışla baktı. Sonra dedi ki, ah bu anlaşılamama, takdir edilmeme endişesi olmasa, benim o malum eseri bitirsem de ortaya çıkarsam sanki ne olacak? Bugün üç dört tane ufak tefek manzumecik için feryat edenler, o vakit o koca cilt dolusu yeniliği görünce ne yapacaklar? Ahmet Cemil'in o malum eser dediği, senelerden beri yazmak istediği, beyninin içinde bir çocuk gibi yaşatıp büyüttüğü, her dakika işleyip süslediği o eserdi ki, buna çocukluktan beri okuduklarından edindiği şiir zevkini yansıtmak isterdi. Bu eseri öyle bir şey yapmak isterdi ki, o vakte kadar görülmüş olan şeylerin hiçbirine benzemesin. Büsbütün yeni bir şey olsun ki, herkes hayret etsin. Bir şey ki, ah, o şeye zihninde bir şekil veremiyordu ki. Aklındaki temel mesele pek basitti. Genç bir kalp hayata bir ümit ışığıyla başlıyor. Sanki altın işlemeli güneşin, göğün el değmemiş göğsüne sevdalı bir öpücük kondurmasıyla ağarmış bir bahar sabahı. Fakat sonra yavaş yavaş gökler tutuşmaya, etrafa ateş gibi bir havanın takatsiz bırakan yorgunluğu yayılmaya başlıyor. O saf ve genç kalbe böylece hayatın ilk zahmet ve sıkıntısı sızmış oluyor. Yaşam savaşı. Daha sonra parlak ümitler, o sıkıntı görmüş yorgun kalbin kırık bulutlarının enkazına hazin bir veda bakışıyla süzülüp gidiyor. O vakit karanlık bir son. İşte eser buydu. Bu eserle Ahmet Cemil insan hayatını yazmak istiyordu. Baştan aşağı bir şiir ki bir tebessümle başlasın, bir damla gözyaşıyla son bulsun. Ne zaman buluşsalar Hüseyin Nazmiye bundan bahsederdi. Birçok parçasını yazmış, arkadaşına okumuştu fakat istediğini yapamamaktan, düşündüğünü kalemine yansıtamamaktan kaynaklanan bir karamsarlıkla her yazdığı parçadan sonra o parçaya veremediği ruhun matemini tutardı. Bu eserin adeta hastası olmuştu. Kendi kendisine küser, hislerini aktarmakta yetersiz kaldığı için kızar, bazen azin lisana yüklemek ister, zihninin içinde karma karışık hayaller gibi uçuşan belli belirsiz renkleri zapt edebilecek bir alete sahip olamamaktan ileri gelen bir ümitsizlikle adeta hayattan bezerdi. Ah bir kere o esere bir vücut verebilse. Hayattan bütün beklentisi onun üzerine kuruluydu. Onu yazarsa bir gün Taksim bahçesinde arkadaşına itiraf ettiği gibi artık hayattaki vazifesini tamamlamış sayılacaktı. Bugün Hüseyin Nazmiye diyordu ki, o yeniliklere çıldıracaklar. Hele vezin için kim bilir ne kadar aşağılanacağım. Fakat bunu niçin anlamıyorlar? bizim veznimizdeki musikiyi, ifadesindeki akışı, üslubundaki duyguyu niçin hakkıyla bilmemeli yahut bildiğini iddia edip de bundan niçin yararlanmamalı? 500 beytlik bir manzumeyi tek düze bir vezinle söylemekten doğacak yuruh yorgunluğunu, o yeknesak ahenkten meydana gelecek kırgınlık hissini niçin anlamamalı? Batı şiirinde vezin türlerinin çeşitliliğinden gelen hoş ahengi görüyoruz. O uyumu meydana getirmek için bizim elimizde manasız bir hece vezni yerine hali hazırda müzikten ibaret melodik bir vezin varken niçin şiirimizin tek tek parçalarına dikkat ettiğimiz gibi vezindeki ahengin şiirin anlattıklarıyla bir bütünlük içinde olmasına da dikkat etmeyelim? Milli vezni terk etmekle ne kadar isabet etmişiz? Batılıların müzik hareketi dedikleri uzun hecelerden Türkçe mahrum olduğu için. Türkçe'ye hece vezninden başka bir ahenk olamaz. Fakat bizim lisanımız Türkçelikten çıkınca Arapçanın, Farsçanın o kelime hazinesi kullanılarak süslenmeye başlayınca o malum vezni korumak nasıl mümkün olabilir? Şimdi bir şiir söyleyiniz ki hafızın muhteşem diline mahsus olan o güzel kelimelerin bölünerek okunmasına mecburiyete asıl olsun. O şiir değil, olsa olsa vicdan azabı olur.'' Buna karşın Aruz'un müziğinde hüküm süren ahengin manası. Fakat o manayı hissetmek, hissettikten sonra uygulamak lazım. Bizde işin bu tarafına dikkat edilmiş mi? Bir coşku vezniyle Mersi'ye söylemek yahut hafif bir yapıyı yavaş bir veznin ağır aksak akışına terk etmek nasıl veznin musikisine kulak tıkamaksa, muhtelif yapılardan oluşan uzun bir manzum eseri yalnız bir vezinle söylemeye kalkışmak da yine veznin müziğindeki manaya karşı öyle ayak diremektir. Batılılar çoğu zaman küçük manzumelerini bile bir veznin yeknesak ahengiyle sınırlamaya katlanamıyorlar. Türkçemizde böyle şeyler daha da güzel yapılabiliyorken yazık ki yapmıyoruz. Şimdi benim esere vermek istediğim müziği düşün. Bunun ruhun üzerinde yaratacağı etkine kadar kuvvetli olacaktır. Tabii eğer bu yeniliğe herkes yüzünü çevirmezse. Mesela hüzünlü bir parça faülün 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 vezninde mahzun bir edayla sürüklene sürüklene gidip dururken sonra mefaülün feilatün mefaülün seülün vezniyle duyguları coştursa ifadesinde bir öfke düzeninde bir baş kaldırı görürse, daha sonra müstefilün müstefilünle bir dinginlik sonra mesela ara yere girivermiş acı bir hıçkırık ansızın değmiş bir mızrap gibi tek bir ulün Ahmet Cemil tarif ettikçe vezinlerin müziğindeki ifadeyi anlatabilmek için elleriyle usul vuruyordu. Hüseyin Nazmi bu bahse açtıkça söyleyecek şeylerini bir türlü bitiremeyen arkadaşını iyi bir dinleyici olarak yüzünde bir gülümsemeyle dinliyordu. Ahmet Cemil devam etti. Müzikte yapamadığımızı bazı şi ba bari şiirimize yapalım. 20 tane aksak suzinak şarkıyı okumaktan, dinlemekten duyduğumuz yorgunluğu hiç olmazsa şiirimizden kaldıralım. Hüner, müziği tek düzelikten çıkarıp çeşitli makam ve usullerin harmonisinden meydana getirmektedir. Bu şekilde yazılmış bir manzume düşün ki, üzerinden vezinlerin dalgalanan nameleri büyük bir coşkuyla akıp giderken, birdenbire yılgın bir sessizliğe bürünerek bir inilti halinde sürüklensin. Sonra ansızın bir duygu yoğunluğuyla tersin, veznin müthiş ahengiyle yükselsin, yükselsin, çıkabileceği son noktaya kadar çıksın ve yine yavaş yavaş, derece derece inerek son nefesinde bir inlemeyle bitsin. Hüseyin Nazmi'nin tebessümü biraz daha arttı. Ahmet Cemil bu gidişle bu akşam bütün edebi mecellesini birkaç yüzüncü defa olarak arkadaşının önüne tekrar dökecekti. Hele kafiye, gariptir bizdeki edebiyatta en ziyade dikkat eder şeyler ihmal edilmiş de çocuk oyuncağı işler için hayatlar sarf olunmuş. Cenk Ferhenk, Renk, kafiyesiyle kaside söylemek için içeriği akıl almaz şatafata ve zevksizliğe boğarak kafiyeye uyduracağım diye bir kelimeyi kasideden mahrum etmemek için türlü anlam kaymalarına mecbur kalarak zorluğu hayret verecek bir zahmete katlanmışlar da kafiyedeki seslerin anlamını düşünmek akıllarına gelmemiş. Hatta bugün yeni şiirin ruhunu anlamayanlar da kafiyedeki seslerin bir anlamı olabileceğini düşünebilecek var mıdır acaba? Hele kafiyelerin bilindik kurulma şekline hiç aklım ermiyor. An ve in kafiyeli 80 beyti birbirinin arkasına sıralamaktan lütuf mu çıkar, yorgunluk mu bilmem. Hele gazellerde matladan sonra gelen müfretlerde madem ki nazmın arasına kafiyeli olmayan kelimeler sokarak kulağa tırmalamak kabul görüyor, o halde kafiyesiz şiir söylensin. Kafiyenin kurulma şeklini sırf zevk, zevke fakat kendisine has bir düzen içinde bir zevke uyarak gerçekleştirmek bize ait bir yetenek. O yeteneğe bir de kafiye seslerindeki anlamı ilave et, sonra vezinlerin müziğiyle de o değişen anlamı bütünleştir. İşte yarının şiiri. Bence kelimelerin içeriklerindeki anlamdan başka bir de nasıl ifade edeyim? Sesindeki anlam vardır. Bilmem herkes hissediyor mu? Fakat ben mesela naliş kelimesinin mahzun edasını, pervas kelimesinin uçmaya meylini feryat kelimesindeki yürek yarasını pek iyi duyuyorum. İnsanda bu kulak zevki olduktan sonra mesela bahru sükun perver diyemez. Bahr kelimesindeki bulunan o üç kuvvetli sessiz harfin özellikle sonundaki re'nin çarpmasıyla meydana gelen tonlama şiddeti ister ki bu kelime şiddet içeren bir anlamın tasvirinde kullanılsın. Mesela bahri huruşan, Yahut bahri pür huruş. Sanki bahr kelimesi de o sıfatla beraber taşıyor, şişiyor, değil mi? Buna karşın deryayı sakin derim. Çünkü derya kelimesi de sakin. Onda kendine has bir sükunet var ki sıfatı sıfatın anlamından daha iyi anlatıyor. Ahmet Cemil artık durmaksızın konuşuyordu kendisini cömertçe dinleyen zavallı Hüseyin Nazmi'ye bütün fikirlerini dinletti. En sonunda bitirmek istedi. Şimdi düşün Nazmi, hüzünlü bir beyit, hüzünlü bir kelimenin verdiği vakfla bitsin. Sonra şatafatlı bir kafiye diğer bir beytin haşmetli anlamına muhteşem bir bitiş versin. Bütün şiir bir yandan beznin müziğine kendini teslim ederek dalgalanırken, kafiyeler öteye beriye anlamlı ezgiler, ruhu okşayan nameler serpsin. Sonra o şiirden bütün klişe benzetmeleri, bütün o eskimiş cinasları çıkar. İçeriği o malum biçimden kurtar. İşte benim eser. Ah Nazmi, o eser yazılıp da yayınlandığı zaman Ahmet Cemil başka bir adam olacak. Öyle zannediyorum ki o zaman şöhret verisi gelip bozguna uğramış, bitmiş tükenmiş halde ayaklarımın altına atılacak. Kendimi birden yükselmiş göreceğim. O zaman ben bugün şu toprak parçasının üzerinde birisiyim diyebileceğim. Şimdi büsbütün karanlık olmuştu. İki arkadaş birbirini karanlık birer gölge şeklinde görüyorlardı. Ahmet Cemil susunca Hüseyin Nazmi cevap vermedi. Arkadaşını dinledikçe kalbinde bir merhamet hissi duyuyordu. Niçin? Bu merhametin nedenini pek anlayamıyordu. Belki Ahmet Cemil bu kadar hayalperest olduğu için. Hakikatin daima aklı bir karışavada havada, hayalci fikirlerin altında ezildiğini bilirdi. Onun için o konuştukça Hüseyin Nazmi içinden gizli bir sesin zavallı çocuk dediğini işitiyordu. İkisi de sustular. Hüseyin Nazmi kameriyenin sarmaşıkları içinde daha kesif duran karanlığın arasında gözleri dalgın, endişeli bir vaziyette arkadaşına bakıyor. Ahmet Cemil bahçenin bütün sahranın ufkun üzerinde dalgalanan parlak karanlığa dalmış düşünüyordu. Ansızın köşkten bir ses işitildi. Abi, Yemeğinizi göndersinler mi? Göndersinler. Ahmet Cemil birden kalktı. Buldum dedi. Neyi buldun? Ahmet Cemil cevap vermedi. Birdenbire Lamia'nın sesini işitince hiç düşünmediği halde aklına gelivermişti. Rahat bir nefes aldı. Şimdi tamamen hatırlıyor. O söz verdiği şeyi bir gün öğrencisi Muzaffer Bey'de görmüştü. Bir kutu ki İçinde tavla zarları şeklinde fakat oldukça büyük küpler var. Bu küplerin altışar tarafına bir resimden kesilmiş parçalar yapıştırılmış. Küpleri altı şekilde düzenlemeli ki o resim meydana çıksın. Ahmet Cemil şu güzel oyuncağı aklında kendi kendine tasvir ediyordu. Fakat bunu nerede bulacak? Muzaffer Bey'e Paris'ten gelmiş. Her uğradığı dükkana böyle üç satırlık tarifle mi soracak? Yemek yediler. Artık öteden beriden bahsediyorlardı. Bir aralık Hüseyin Nazmi dedi ki, ''Eserini bitirirsen sana burada bir ziyafet vereyim. İstediğin adamları davet eder, yayımlanmadan önce bir kere arkadaşlarına kendin okursun.'' Ahmet Cemil, ''Teşekkür ederim.'' dedi. Sonra kameriyenin ortasından sarkan fenerin delikli tabanından yemek tepsisinin beyaz örtüsüne dökülen oynak ışığa adalarak ''Kim bilir ne zaman?'' dedi. Ahmet Cemil'in sanki bu sorusuna cevap veriyormuş gibi köşkün üst katından panjurları açık bir odasından ani bir gürültü koptu. Hüseyin Nazmi dedi ki, Lamia sana gösteriş yapıyor. Güya piyano çalacak. Hadi yanına çıkalım da seni barıştırayım. Merdivenlerden yavaş yavaş çıktılar. Odaya önce Hüseyin Nazmi girdi. Lamia dadısıyla beraberdi. Hüseyin Nazmi'nin bir işareti üzerine dadı çekildi. Nereye gidiyorsun dadı? Biz geleceğiz. Sen o gürültüyü bırak da bize bildiğin parçalardan çal. Lamia hırçın çocuklara mahsus çevik bir hareketle döndü. Mümkün değil. Sonra yuvarlak iskemlesinden atladı. Siyah saçlarla dalgalanan küçücük başını uzattı. Piyanosunun iki tarafındaki mumları söndürdü. Kapağı çekip kapatıyordu ki Ahmet Cemil yetişti. O vakit Lamia'ya yalvardılar. Bu kadar nazın kime faydası var? Zaten onlar ne kadar çalabileceğini bilmiyorlar mı? Utanmanın ne anlamı var? Ağabeyinin yanında her zaman çalmıyor musun? Yabancı olarak bir Ahmet Cemil var. O da şöyle bir tarafa çekilir. Odanın en uzak bir tarafına girsin. İşte şurada. Pencerenin kenarına otursun. Hatta gözünü çevirip bakmasın. Nazlanmanın bu derecesi de fazla. Hadi bakalım. Mini mini sanatkar iskemlesine gelsin. İşte mumları yakıyoruz. Öğrendiğin parçalar bunlar değil mi? Kendin istediğini çal. Ben de senin yanında yaprakları çevireyim. Hadi, hadi. İşte gönlün oluyor. Öyle somurtmaya çalışma. Bak, bak gülüyorsun. Lamia evvela Hüseyin Nazmi ile Ahmet Cemil'in arasında ince siyah kaşları çatılmış, soluk kırmızı dudakları bükülmüş, gözleri yere dikilmiş bir halde, omuzlarının küçücük hareketleriyle, başının hafif silkintileriyle reddediyor, durmadan utanırım diyordu. Sonra yavaş yavaş kaşlarının gerginliğine gevşeklik, dudaklarına titrek bir tebessüm, gözlerine bir teslimiyet gülüşü gelmeye başladı. Omuzları, başı bir dakika evvel şiddetle reddeden ifadesini kaybetti. Nihayet dudakları deminden beri ortaya çıkmak için fırsat kollayan bir tebessümle büsbütün çiçek açtı. Artık Hüseyin Nazmi'nin kendisini çekip iskemleye doğru götüren koluna hiç direnmeden oturdu. Sonra gülerek Ahmet Cemile baktı. Ama siz ta oraya şu açık pencerenin yanına oturacaksınız. Bu tarafa hiç bakmayacaksınız anladınız mı hiç? dedi. Küçücük parmağıyla şu kesin emri teyit etmek üzere pencereyi gösterdi. Ahmet Cemil, işte gidiyorum dedi. Ben oradan gökleri seyrederim olmaz mı? Beni dışarıda farz et. Cümlesinin sonunu düzelterek tekrar etti. Farz ediniz. Ahmet Cemil düşünmeksizin yarın bir genç kıza dönüşecek olan şu çocuğa Artık seninle benle hitap etmeyi ayıp bulmuş, senelerden beri devam eden teklifsiz ilişkilerine bir son vermek gerekeceğine şu bir dakikada karar vermişti. Lamia dudaklarının arasından hafif bir alaycılıkla farz ediniz diye mırıldanıyordu. Lamia'nın müzik kitabı, hocaların piyanoya yeni başlayan bütün çocuklara hazırladıkları hemen her zaman az çok birbirine benzeyen şarkılardan oluşuyordu. Bir genç kızın duası, Aşığın sitemi, Madame Angu'nun kızından kolay bir polka, Venedik karnavalından sade bir arietta. Lamia evvela piyanosunun başına çekine çekine oturdu. Yapamamak korkusundan doğan bir heyecan kalbini sıkıyor, gözlerini bulandırıyordu. Hüseyin Nazmi'nin acı verdiği bir notayı görmeyerek fakat ezberden çaldığını belli etmemek için gözlerini de ayırmak istemeyerek sekizliklere yetişemeyen mini mini ellerini fil dişlerinin üzerine bıraktı. Parmakları titriyor, tuşlara titrek temaslarla dokunuyordu. Karşısındaki nota kitabındaki işaretler iki taraftan titreyen mumların ışığıyla bir alay garip gölge gibi gözlerinin önünden bulutlanarak geçiyor. Sanki şu küçük titrek parmaklar dişlere dokundukça bir müzik esintisi kalkarak o siyah işaretlere üflüyor, onları kağıdın üzerinden püskürterek uçuruyordu. Lamia şimdi ellerini hafızasına teslim ederek bırakıvermişti. Ahmet Cemil'in orada bulunmasından kaynaklanan mahcubiyet hissini düşünemiyordu bile. Denebilirdi ki yalnız parmakları düşünüyor, hatırlıyor ve mekanik bir hareketle hatırladıklarını dişlere naklediyordu. Fakat çaldıkça kuvvet gelmeye başladı. Ahmet Cemil orada pencerenin yanında gecenin hafif rüzgarıyla başlarını sağlayan yer yer karanlıklar içinde kalmış hareket ettikçe korku ve titreme uyandıran ağaçlara dalmış, sessizce duruyordu. Sanki orada değildi. Lamia da onun varlığını yavaş yavaş unutmaya başlamıştı. Yapraklar döndükçe gözlerinden o buluta kalkıyor, aklı bulanıklıktan sıyrılıyor, parmakları kuvvet buluyor. Şimdi taşlara daha bir kendinden emin dokunuyordu. Ahmet Cemil, o da Lamia'yı unutmuştu. Şimdi nerede bulunduğundan bile haberdar değildi o şimdi gözlerinin önünde ötede beri de bacaları çatıları yükselen köşklerin, bahçelerin duvarları, parmaklıkları arasında irili ufaklığı küme küme, şurada burada karanlıklar içinde birbirine sarılan, öpüşen yahut uzaktan uzağa başlarıyla kollarıyla birbirlerine selamlar gönderen ağaçların şu siyah gecenin içinde sanki karanlığı yerinden oynatarak bir beşik içinde sallayan rüzgarın canlandırdığı, hareketlendirdiği bu siyah tablonun bütün bu titrek görüntülerin şiirselliğine tutulmuş kalmıştı. Bu manzarada müpen gösterişli bir şiir hissediyordu ki sessiz, bir şiir ki lisanı yok, sözleri yalnız şu esmer titreyişten ibaret. Gökyüzü, bu siyah tablonun üzerinde, ötesinde berisinde beyaz aydınlık pullar serpilmiş, ara sıra çeşitli noktalarından uçucu beyaz türler harekete gelmiş, mavi ışıklı bir ağ gibi eteklerini uzak ufuklara salıvermiş. Karanlıkların korkunç siyah sinesine döküvermişti. Ahmet Cemil yukarıdan ve aşağıdan mavi ve siyah iki tablonun kucak kucağa kavuşacağını gördü. Lamia'nın müziği, Cemil'in güvensizliğiyle piyanonun dişlerinden koparılmış bu nameler kulaklarını tırmalıyordu. O olmasa belki şu manzaranın ruhunu daha iyi anlayacak. Başını çevirdi. Hüseyin Nazmi ayakta, bireli yaprakların yanında hazır bir vaziyette duruyordu. Lamia, notaların sesine uyan küçük kıvırcık siyah saçlı başı düzenli hareketlerle hafif hafif sallanarak, henüz genişlememiş omuzları dirseklerinin iş çıkışına, iki yana gidiş gelişine uyum sağlayarak, yüksek iskemlesinden yere yetişemeyen ayakları uzun konçlu düğmeli zarif potincikler içinde hapsolmuş, mini mini ayakçıkları birbiri üstüne konmuş, Öyle havada asılı, yarı açık bacaklarının ucunda hafif hafif küçük bir rüzgarın temasıyla kendi kendine belli belirsiz hareket eden bir salıncak gibi sallanıyordu. Ahmet Cemil, Lamia'nın kesin emrini unutmuş, şimdi bu hayat şiirine bakıyordu. Şu küçücük çocuk, yarın bir genç kız olacak. Açmaya hazır bir gonca ki, büsbütün çiçeklenmesine yalnız bir bahar sabahı yetecek.'' Büyük lambanın kırmızı başlığından kırmızı bir ışık yayılarak bütün bu odayı ateş rengine boyamıştı. Bu alev renkli ışık odanın ortasında masanın etrafında yakuttan bir hare meydana getirdikten sonra yavaş yavaş sönerek bütün duvarlardan, eşyadan, perdelerden kayarak burada pembeye dönüyor. Sonra ta piyanonun kenarına kadar gelerek Lamia'nın sırtını, omuzlarını, Başından arkasına dökülen kıvırcık saçlarının siyah tufanını tir tir titreyen nazik bir kucaklayışla sarıyor. Mumların sarımtırak ışığıyla titreşe titreşe öpüştükten sonra sönüyordu. Bu gül renkli titrek parıltının altında şimdi Lamia, Ahmet Cemil'in gözünde bir anda açılan sihirli bir hayatla sanki büyüyor, o dar omuzlar genişliyor, şu küçük başa bir olgunluk geliyor, bu 12 yaşında çocuk yükseliyor, yükseliyor. Şu mini mini varlıktan o pembe renk içinde, bu zarif nameler arasında silkinerek, dalgalı siyah saçlarından ışık köpükleri serpilerek bir genç kız çıkıyordu. Ahmet Cemil şu tatlı hayali kaybetmek istemeyerek gözlerini süzüyor. Kirpiklerinden yansıyan gölgeyle karşısındaki parlak tablonun ışık oyunlarını tamamlamaya çalışıyor. Hayalindeki noksanları gözlerinin düş gücünün yardımıyla tamamlıyordu. Şimdi şu çocuktan, şu küçük vücuttan ateş saçan uçucu bir cevher gibi sanki buharlaşarak, sonra yavaş yavaş yoğunlaşarak çıkan o 15 yaşındaki genç kızı görüyordu. Gözleri lamiayı değil, fakat işte şu gözlerin önünde kendisini aşktan sarhoş eden, garip nefeslerle soluyormuşçasına titreyen o nazenin hayali, o lamianın vücudunu saran yoğun cevheri, uzun, nesnesiz kalan bütün gençlik hayallerinin uzun hüsranı kadar uzun ve aşktan cayır cayır yanan bir buğseyle öpüyordum. Ah! Bugün kim bilir nerede sevda hayalleri kuran o genç kız, eğer kendisi için öyle bir genç kız yaratılmışsa ne zaman yoluna çıkacak? Bana bakıyorsunuz Cemil Bey, hani dışarı bakacaktınız? Önündeki kitabın son yaprağını çevirmiş olan Hüseyin Nazmi ilave etti. Tembihi bozmaya gelmez, küçük hanımı kızdırırız. Şimdi bize yeni öğrendiği İspanyol havasını da çalacak. Ondan sonra bey babasının yanına gidecek. Ahmet Cemil başını çevirdi. Şimdi gözleri kamaşmıştı. Bir müddet geceye bakamadı. Sonra yavaş yavaş gözleri alışınca hayret etti. Deminki manzarada bir değişiklik vardı. Şimdi gökyüzü, lacivert bir şişeden süzülen ışığa benzeyen açık mavi bir nurla büsbütün şeffaf, ötede beride yıldızlar büsbütün beyazdı. Bacalar, çatılar, ağaçlar Demin birer siyah kütle olan bütün bu cisimler şimdi sanki ışıktan bir şelale altında yıkanıyordu. Ahmet Cemil'in önünde yüksek bir kayısı ağacı vardı ki köşkün saçaklarını öpmeye çalışıyordu. Ağacın bir kısmı gölge içinde kalmışken diğer bir kısmı beyaz bir ateşle tutuşmuşçasına parlıyor. Yaprakların üzerinde sanki bir fırçadan serpilmiş gibi duran parça parça süt renkli nurlar titreşiyordu. Şimdi sanki bu ağacın öz suyundan fosforlu bir yanardağ fışkırıyormuşçasına o oynak ışık yapraktan yaprağa koşuşarak birbirini tutuşturuyor, o yeşilliklere birer beyaz fener asılıyordu. Sonra bir anda ağacın üst kısmı beyaz bir yangın içinde kaldı. Ahmet Cemil başını kaldırdı. İşte şu karşıki köşkün çatısının arkasında. Gecenin hayal seven güzeli şimdi oradan görünecek. Köşkün kırmızı kiremitlerinin arkasında güya bir yanardağ ağzı açılmış, yumuşak bir tufanın şelaleleri taşmıştı. Ahmet Cemil başını pencerenin kenarına dayadı. Şurada öylece hareketsiz durarak seyretmek istedi. İspanyol havasının doğuya mahsus aksak neşesi, Ahmet Cemil'in hayal hayalhanesine binlerce İspanyol dansçı getiriyor. Bunlar işte o çatının üzerinden nazlı nazlı yükselen ayın karşısında parmaklarında zilleriyle, başlıklarının pullarıyla ayaklarının halhallarıyla, kollarının zincirli bilezikleriyle dans ediyorlardı. Hafif bir rüzgar uçuyor, bütün şekil ve karaltılara bir hareket veriyordu. Şimdi Ahmet Cemil'in baktığı yer olan gökyüzünde küçük küçük beyaz bulutlar beliriyor, rüzgarın önüne düşmüş sevdalı sevdalı uçuşuyordu. Ansızın kırmızı kiremitlerin üzerinden bir ışık attı göründü. Çıkıyor, üzerinden, altından, etrafından Nazlı yola döşenen beyaz bulut parçaları arasından bütün şaşaasıyla çıkıyordu. Ahmet Cemil'e şuracıktan pencerenin şu kenarından sanki görünmez bir takım kollar zincirlerle şu dönüp duran ateş yığını göklerin uçsuz bucaksız kuyularından yavaş yavaş, uğraşa uğraşa çekiyorlarmış, yükseltiyorlarmış gibi geliyordu. Çektiler, çektiler. Fakat tam köşkün üstüne gelince artık birden durmuş zannedildi. O vakit Ahmet Cemil kendisine sırıtarak alay eden geniş bir tebessümle bakan bu yarı karanlık göğe uzun bir bakışla baktı. Şimdi rüzgar sanki bu çehreyi bakışlardan kıskanarak saklamak istiyormuşçasına şiddetini artırmıştı. Sonu görünmeyen beyaz bulut parçalarını küçük küçük şamarlarla oradan oraya sürüyor, sanki bir kamçıyla bütün ufuklardan bütün bulut kırıntılarını püskürterek oraya gönderiyordu. Bunlar hep beyazdılar. Bazen hareketli ve çevik, bazen ağır ve akıcı, kah kanadı kırık güvercinler gibi süzülerek, kah rüzgarın önüne katılmış kar fırtınası gibi yuvarlanarak, şimdi köpük saçan bir dalga şeklinde köpürmüş, biraz sonra kanatlanıp uçan bir kasırga halinde coşmuş geçiyorlar, durmadan geçiyorlardı. Adeta göğün lacivert ipeğine girilmiş, bir anda kuvvetli bir nefesle parçalanıvermiş, kopuvermiş, bağları çözülüvermiş beyaz bir atlas ki havanın başına buyruk dansıyla dağılıyor, serpiliyordu. O ay, güçlü, kibirli, heybetli, tepeden bir bakışla bütün şu kırık dökük göklerin enkazına gözlerini dikmiş bakıyor. Sanki ayaklarının altından geçen yolda parçalanan bu uçan bulutları hor gören bir bakışla seyrediyordu. Şimdi Ahmet Cemil'in gözünde bu ay başka bir hal alıyordu. İçinden diyordu ki, hayır bu ay değil bu bir pencere ki semanın şu lacivert, takında açılmış, bir pencere ki ruhi bir nur deryası, ateşten bir hazine, bir pencere ki göklerin ötesinden patlayarak peyda oluvermiş. Sonra bu bulutlar, bunlar şu lacivert, mermer kubbenin erimiş parçaları, bunlar o ateşin buharları ki meçhul bir ufkun derinliklerine dalıp gidiyor. Şimdi göğün bütün bu duvarları çözülmeye başlayan buz parçaları gibi çatır diye, çatır diye kırılıp dökülecek. Lamia'nın parmakları son notayı çaldı. Çocuk çalınacak bir şeyin kalmadığını anlatan bir edayla kardeşine baktı. Puf, mumlar söndü. Hüseyin Nazmi, Ahmet Cemil'e dedi ki, bizim küçük müzisyene alkış yok mu? Ahmet Cemil ayağa kalktı, gülerek, alay ederek Lamia'nın karşısında eğildi. Alafranga bir selam verdi. Matmazel dedi. Lamia bir kahkahayla matmazel uykuya kaçıyor dedi kaçtı. Ahmet Cemil Hüseyin Nazmi'ye dedi ki artık sen de uyu. Benim için yine kütüphaneye yer hazırlatmışsındır değil mi? Bana izin ver. Biraz çıkıp şöyle yalnız tenha yollarda dolaşacağım. Yarın sabah konuşuruz. Hüseyin Nazmi mutlaka Mehtab'a karşı mazlume söylenecek dedi. Gülüştüler. Ahmet Cemil çekildi. Bahçeye indi parmaklığın kapısını açtı, dışarı çıktı. Ahmet Cemil'in düşünmeye ihtiyacı vardı. Onun için Hüseyin Nazmi'den kaçmak, etrafı bir ışık denizi içine alan Mehtab'a karşı hayallere dalıp gitmek istiyordu. Ayaklarının altında çatırdayan kumların üzerinden yavaş yavaş uykuya dalmış gecenin sessizliğini bozmaktan korkarak ilerledi. Köşkün önünden geçen geniş caddeye çıktı. Şimdi ay bütün tabiata apaydınlık bir ışık hazırlamak istiyormuşçasına altın bir fanus şeklinde duruyordu. Ona karşı yürüdü. Ah o genç kız, ona ne vakit rastlayacak? O zor seçilen, belli belirsiz, küçük surat kimindir ki hayal aynasının üzerinden ele geçirilmez bir renk gibi kara bir bulutun altında dalga dalga akıp gidiyor. O genç kızı tanımıyor, bilmiyor, görmemiş, vücudundan haberdar değil fakat seviyor. Bütün gençliğinin aşktan mahrum kalmış duygularıyla aşk özleminin var gücüyle seviyor. Ahmet Cemil onun ayaklarına atılmak, başını dizlerine koymak, gözlerini bir rüyanın şiirinde kaybolarak gözlerine dikmek, ellerini bütün hayatının bir teslimiyet vesikası gibi ellerine terk etmek, sonra hazin fakat bahtiyar, üzgün fakat mesut, yavaş yavaş, damla damla aşkın sıcak gözyaşlarıyla ağlamak isterdi. Şimdi ay küçük beyaz bulutların o yatağın kenarına kenarına yığılmış küme küme beyaz atlasların arasında tembel tembel yatmış, manidar, sevdalı bir bakışla, evet şair efendi, o genç kız diyordu. Sonra çirkin, alaycı bir tebessüm açılıyor, açılıyor. Bu acayip sima geceleri bir yandan bir yana kaplıyordu. Evet şair efendi, o genç kız bu çehre sırıtıyor, acı bir alaycılıkla daima sırıtıyordu. Ahmet Cemil şimdi ona bakmaktan kaçınıyor. Hayallerinin göz alıcı şaşasına keskin sarı ışın serpen bu alaycı yüzden gözlerini ayırmak istiyordu. Şimdi bulutların o saatlerden beri göğün sonsuzluğunda uçuşarak, canlanarak, uyanık semaların önünden, altından, üstünden kaçışan küme küme beyaz güvercin alaylarını seyretti. Bunlar nereden, ufukların hangi meçhul köşesinden, nasıl bir hayat nefesiyle kanatlanarak, şu geceyi yaratan sırla geçip gidiyorlar. Bazen rüzgarın bir darbesine rastlamış dumanlar gibi dağınık, bazen yüksele yüksele aniden gürleyi vermiş bir dalga gibi serpintili. Şurada beyaz ipek sıraları şeklinde dalgalı. Biraz ötede büyük bir kuşun kanatları gibi gergin. Daha sonra bir anda rüzgarın bir nefes darbesiyle birdenbire değişerek kuşlar garip canavarlara, ipek tufanları mermer sütunların enkazına, dalgalar dehşet saçan kasırgalara, Dumanlar beyaz gül yığınlarına dönüşerek her an bir başka şekle giren, her dakika bir değişime uğrayan bu garip şekillerin alayı dans ederek, baygın baygın süzülerek, mest olmuş halde savrularak, nazlı nazlı sallanarak bölük bölük geçiyorlar. Bitmez tükenmez bir alay halinde geçiyorlardı. O ay bunların arasında bazen kırmızı bir kağıt fener gibi donuk, bazen pırıl pırıl bakır bir yüzey şeklinde ateş renkli, Ara sıra bir tarafına isabet eden bir parça bulutla üzgün ve kederli duruyor. Ahmet Cemil yürüdükçe bir anda beyazlıkların arasında kaybolarak sonra aniden o türlerin içinden soytarı çehresini çıkararak gözlerinin önünde sallanıyor, yerinden oynuyordu. Bıraksan kollarına atılı verecek gibiydi. Şimdi ta uzaklarda bir köşkün havuzunda mehtabı selamlayan kurbağaların feryatları, sahranın bir tarafında bulutlara karşı uluyan bir köpeğin havlaması, sonra gecenin sonuna nişan alan bir horozun güçlü narası, etrafındaki her kümesten her köşesinden birbirine cevap veren horoz sesleri, gece seslerinin bütün bu keşmekeşi, evet şair efendi diyordu, evet o genç kız. Bu gece Ahmet Cemil'in uykusunun derinliklerinde kırmızı bir ayın alaycı yüzü, dönüp duran bir bulut parçasının arasından daha ileride kaybolmuş bir ufukta, bulutların köpüklerinin arasında seçilemeyen, sanki kıskanç bir elin sildiği bir çehre gibi kendisine bakıyordu. Sonra bir ses ki derinlerinden, sanki yerin altındaki bir yanardağın uğultuları içinden anlaşılmaz, gizli, can hıraş çıkıyor. Evet şair efendi, o genç kız diyordu. Ahmet Şevki Efendi akşamüstü bir aralık imtiyaz sahibinin odasına girdi. Aynanın karşısına geçti. Arkasından takip eden Ahmet Cemil'le aynanın içinden konuşarak 15 sene oluyor. Evet, tam 15 seneki geceyi Beyoğlu'nda geçirdiğim olmadı diyordu. Biraz boyun bağıma, fesime, endamıma çeki düzen vereyim. Ahmet Şevki Efendi kendi kendisine aynanın içinden sırıtıyordu. Şüphesiz dolgun yanaklarına sirayet edemeyen 40 şu kadar senenin tahrip edemediği tıraşlı yüzünü pek beğeniyordu. O akşam Paledo Kristal'de kocamış bir suratla miskinlik etmeye lüzum yok ya. Biraz şu ince siyah boyun bağını çekerek, tesi azıcık şöyle öne doğru eğerek, şişkin karnını biraz bastırmak için keten yeleğin arkasındaki tokayı biraz daha sıkarak, şu seyrek bıyıklara da biraz zindelik ve gençlik havası verebilse. Yok. İşte şöyle fena değil. Sırıtarak Ahmet Cemile, fena değil ya. Ahmet Şevki efendi iyice şıklaştı. Allah vere de sevgilisi Ahmet Şevke Efendi sözünü bitiremedi. Ansızın camları döverek düşen bir sağanak şu esprili konuşmaya ara verdi. Ay yağmur yağıyor, bence hava hoş. Senin şemsiyen var mı? Ahmet Cemil başıyla işaret etti. Öyleyse ikimiz bir şemsiyeyle idare ederiz. Gerçi benim şemsiyeye kendim zor sığıyorum. Ama varsın sol tarafım ıslanıversin. Ahmet Şevke Efendi'nin koyu yeşil alpakadan küçük bir çadır kadar bir şemsiyesi vardı ki sayıp dört senelik olduğuna yemin ederdi. Bu şemsiyeyle Ahmet Şevki Efendi o derece yek vücut olmuşlardı ki şemsiye nerede görülse Ahmet Şevki Efendi de mutlaka orada bulunurdu. Ahmet Şevki Efendi'nin şemsiyesi o derece meşhurdu ki şaka yapabilmek için her fırsatı değerlendiren Ali Şekip, Ahmet Şevki Efendi'nin şemsiyesi yalnız başına kalksa da salına salına sirkeciden ağır ağır yukarıya doğru çıksa bütün cadde halkı Mirat'a şuğunun idare memurunun şemsiyesi gidiyor diye gösterirler derdi. Saat on bir geliyor gidelim mi? Yazı heyeti odasına uğrayarak henüz özetini bitirmeyen Aliş ekibi, Sayıp karşılıklı düzeltmelere bakan Sayit'i selamladıktan sonra merdivenleri indiler. Ahmet Cemil, Ahmet Şevki Efendi'nin sağına geçti. Şemsiye açıldı. Şu yaz yağmurunun altında şemsiyenin tozları yıkanırken iki arkadaş böyle yan yana kol kola yürüdüler. Köprü başına geldiklerinde etraftan akıp giden insanların akşam üstlerine mahsus heyecanından arta kalan bir hareketlilik devam ediyordu. Son vapura yetişecek olanlar koşuyorlar. Ara sıra tek tük arabalar halkı yarıp yağmurun altında ıslanan arabacıların şakırdadıkları kamçı sesleriyle geçiyorlardı. Ahmet Cemil hem arkadaşının koyu yeşil şemsiyesi altında her iki adımda bir başlattığı konuşmayı dinliyor gibi susarak yürüyor, hem de köprüyü boydan boya saran siyah, lacivert, yeşil bir alay canlı, ürkütücü mantarlar gibi havalanarak, sallanarak yürüyen şemsiyeleri seyrediyordu. Galata'ya geldikleri vakit buraya mahsus gece hayatının uyanmaya başladığını gördüler. Geçerken doğru yola baktılar. Sokağın çamurlarında Kahvehanelerin, meyhanelerin camlarından sızan ışıklar, sokaktan geçen arabaların, tramvayların tekerleklerinin, yolcuların ayaklarının altından kaçışarak oynaşıyordu. Ahmet Cemil o hayatı bir iki kere tesadüfen yakından görmüş, o sefil hayattan tiksinmişti. Tünele kadar geldiler. Ahmet Şevki efendi cebine davranarak dedi ki: "Şimdi bu pis havada nerede vakit geçireceğiz?" Ahmet Cemil: "Kahve kahve dolaşırız." Herkesin eğlenmek için can attığı Beyoğlu'nu bir kere de şu yaşınızda 15 sene sonra dolaşırız. Bakalım can atılacak bir yerini bulabilir misiniz?" dedi. Tünelin içinde arabaların sarsıntısı arasında Ahmet Şevki efendi "Biz bu akşam çıkıyoruz ama ne yapacağımızı ben de bilmiyorum." diyordu. Tünelden çıktıklarında yağmur kesilmişti. Yalnız ince bir serpinti vardı. Ahmet Şevki efendi artık şemsiyesini açmaya lüzum görmedi ne olacağını ben şimdiden kestirebiliyorum diyordu. Ona paledo kristalde rastlayacağız. Bize şöyle bir ufak selam verecek. Karıdan yüz buldukça etrafında dolaşacak. Biz karşıdan bu durumu seyredip geçen gün matbaada alayan kadını gözümüzün önüne getireceğiz ve nihayet kalkıp gideceğiz. O kadar. Netice. Ahmet Cemil gülerek hiç dedi. Ahmet Şevki Efendi sustu fakat aklı hep bu meseleyle meşguldü bir aralık şu konuşmayı ilave etti. Karı koca arasına böyle bir uzaklık girince bir daha eski sevgi bağı mümkün değil kurulmaz. Kadın ölünceye kadar boşa giden hayatını ağlar yahut gözyaşları çare olmazsa başka bir yerde teselli aramak ister. Erkek de hep kendi yanlış hareketleri için karısını suçlu bulmaya çalışır ve bu sonsuza kadar böyle devam edip gider. Ve i̇nsanlar ne tuhaftır. Kötü bir şey yaptıklarını hissedecek olurlarsa mutlaka ilk önce vicdanlarını rahatlatacak bir sebep bulurlar. Suç işlemiş olanlara sorunuz. Hepsinde kendi kendilerine icat edilip büyük bir özenle kuvvetlendirilmiş sebeplere rastlarsınız. Hiçbir şey demezse manidar bir surette güler. Size anlatamam ki bilseniz beni mazur görürsünüz demek ister. Onun için öyle sebepler vardır ki henüz kendisi tahlil edip bir şekle sokamamıştır yahut bir takım sebeplerin mevcut olduğuna inanmıştır da yakından bakılsa hiçbir şey yoktur. İşte racı. Kim bilir karısını aldattığı halde kendisini ne kadar haklı bulur. Ahmet Cemil arkadaşının felsefesini şu sıradan fakat doğru sözleri dinledikçe bu gerçekleri aklında evirip çeviriyordu. Mahkemelerden, hapishanelerden geçenlerin hislerini anlamak için gereken anahtarın Ahmet Şevki'nin şu kaba sözlerinde saklı olduğunu düşünüyordu. Nerede oturacağız? Ahmet Cemil, Lüksemburg'da dedi. Beyoğlu'nda en sevdiği yer bu Lüksemburg kahvesiydi. Orada ön taraflarda bir yere oturur, önünden geçen insanları seyreder, bu binlerce yolcudan seçtiği bazı yüzleri oturduğu yerden görülen manzaranın izin verdiği kadar takip ederdi. O yüzlerin kimisinin paltosundan, kimisinin eski kıyafetinden, birisinin elindeki paketten, bir kadının yanındaki çocuktan anlamlar çıkarır Birer dakikalık zaman içinde bu yüzler için aklında birer ayrıntılı hikaye yazardı. Buraya gele gele bir takım yüzlere birçok defalar tesadüf ettikçe şu insanların arasında kendine hastanıldıklar edinmiş. Mesela birisinin evinde hastası olduğunu daima taşıdığı ilaç şişelerinden anlamıştı. Acaba nesidir? Çocuğu yahut karısı. Sonra bir gün onu büsbütün bütün çökmüş, rengi uçmuş gördü elinde artık ilaç şişesi yoktu. Üzerinde ise siyah bir elbise vardı. Ahmet Cemil buna sanki tanıdığı, sevdiği bir adammış gibi acımıştı. Yine bu tanıdıklar arasında bir genç kız vardı ki, ilk gördüğünde bütün vücudundan dışarıya neşeler, sevinçler, mutluluklar saçılıyordu. Birkaç ay sonra ona yine denk gelmişti. Fakat bu defa yüzünde açan güller sanki ateşli bir solukla kurutulmuş gibiydi. Bundan sonra her denk gelişinde Genç kızın simasına bir başka acı rengin, gözlerine yeni bir hüzün belirtisinin düştüğünü görmüştü. Şüphesiz bir aşk faciası. Sonra bir gün tam kendisinin önündeyken o genç kızın birisine, bıyıkları macar tarzında kalkmış, tek gözlüklü, İspanyol şapkalı, paçaları kıvrık, düğmeli sarı çizmeli birisine baktığını gördü. Delikanlı kayıtsız bir edayla şapkasını kaldırdı. O kadar. Fakat o bakış Ahmet Cemil genç kızın bütün mutsuzluğunun kitabını bir bakışta okudu. Ahmet Cemil'in böyle gözlerinin önünden yüzlerce, binlerce cilt canlı insanlık kitabı geçerdi. Burası şu kahvenin, şu kısa kadife iskemlesi onun için zor okunur kitaplarla, sır dolu ciltlerle dolu zengin bir kütüphaneydi. Bu kitapların içindeki incelikler, sırlar okunmaz, hissedilir, görülmez anlaşılırdı. Ahmet Şevki Efendi ile buraya oturdular. İyice gece olmuştu. Ahmet Şevki Efendi, ben bir tek parlatayım dedi. Ahmet Cemil resimli gazeteleri istedi. Ahmet Şevki Efendi, kendimi bu alemde garip hissederek etrafına yabancı yabancı bakmakla, Ahmet Cemil resimleri seyretmekle bir süre vakit geçirdiler. Sonra Ahmet Şevki Efendi geniş bir nefes aldı. Küçük kadife sandalyeden taşan vücudunu birkaç kere toparlamaya uğraşarak kımıldandı. Sonra arkadaşına doğru eğilerek ben buradan sıkıldım. Ruhuma kasvet çöktü. Burada şu burunlarını gazetelere sokmuş yahut gözlerini sokağa dikmiş bir alay insan arasına gelip de kendimi hapsetmekten bir tat alamadım. Ahmet Cemil tebessüm etti. Nereye gitsek böyle değil mi? Burası Beyoğlu kahvelerinin en ferahıdır. Canınız daha kapalı bir yer istiyorsa Kron var, Gambirius var, Central var, Lambalı duvarların, tavanların arasında mermer masalar. Bu masaların etrafında birçok adamlar ki ya bira içiyor ya gazete okuyor ya yavaş sesle konuşuyorlar. Şu halin bir kopyası. Bir fark varsa o da biraz daha kapalı, kasvetli olmasından ibaret. Kahve kahve dolaşırız demiştim. İsterseniz Paleto de Kristal'de Concordia'nın oralarda cam kapılı içi daima gürültülü kapısı açıldıkça sokağa dumanla karışık, kart kadın sesleriyle çatlak keman müziğinin fışkırdığı kahvelerden birine gidelim. İşte Beyoğlu, işte Beyoğlu'nun zevki. Ahmet Şevki Efendi, sanki Beyoğlu'nun şu derece zevkten yoksun oluşuna rağmen gördüğü rağbete kızmış gibi, öyleyse niçin geliyorsunuz, dedi. Ah, muhtelif sebepler var. Bana bakmayınız, ben her yerde eğlenirim. Hatta bir mahalle kahvesinde bile. Beni etrafı incelemeye müsait bir yere götürünüz yeter. Saatlerce oturur, beni düşündürecek şeyler bulurum. Beyoğlu'ndan benimkine benzer sebeplerden dolayı zevk alanlar vardır. Fakat azınlığı teşkil ederler. Çoğunluk, ha sahi, siz 15 sene evvel için gelirdiniz? Ahmet Cemil'in manidar tebessümüne Ahmet Şevki Efendi bir sırıtmakla cevap verdi. Ahmet Cemil devam etti. Çoğunluk sebepsiz gelir. Herkes geldiği için yahut başka gidecek bir yer olmadığı için. Daha doğrusu bir alışkanlık eseri olarak. Ne derseniz deyiniz. Her gece şu demin saydığım kahvelere bir bakınız. Buralarda yalnız iki kadeh bira içmek bahanesiyle ta Aksaray'dan, şehzade başından, öteden beriden gelmiş yüzlerce adam görürsünüz. Bunlar gecenin beşinde, sekizinde geri dönmek zahmetine katlanacaklardır. Sebep? ben o akşam Beyoğlu'ndaydım diyebilmekten ibaret bir güven duygusu yahut ertesi gün kalemde aman dün akşam Central'da ne kadar eğlendik tarzında bir yalan. Ahmet Şevki Efendi evvelkinden daha geniş bir nefes aldı. Aman sıkıldım. Seninle ne yapalım biliyor musun? Yağmur dindi. Hafif bir serinlik var. Şurada açık bir tramvaya bineriz. Şişli'ye kadar gider geliriz. Ciğerlerimiz biraz kır tazelenir. Ondan sonra gider yemeğimizi yeriz. Daha sonra Ahmet Cemil arkadaşının şişliğe kadar kravasını bulamayacağına güldü. Fakat karşı çıkmak da istemedi. Oraya kadar gidiş geliş seferini yaptılar. Yolda Ahmet Şevki Efendi ikide bir de kravası arayan ciğerlerini şişirmeye çalışarak şu raciyi ne yapacağız bilmem. Nasıl etmeli? Nasıl etmeli? diyordu. Ucuz olsun maksadıyla Ahmet Cemil arkadaşını Glavani sokağında La Bella Venezia lokantasına götürdü. Ev yemeğinden başka bir yemeğe alışmamış adamlara mahsus bir tiksintiyle yemek izlediler. Kahve, birer de nargile içmek üzere, tepebaşı bahçesinin karşısındaki kahvelerden birine gittiler. Bir kere İzmir'e gitmiş olan Ali Şekip, bunların hepsine birden İzmir kahveleri adını vermişti. Ahmet Şevki Efendi buradan çok hoşlandı. Yemek arasına rastlayan şu saatte karşılarındaki bahçenin fenerleri söndürülmüştü. Bahçe, Gözlerinin önünde geniş bir manzaranın başlangıcı gibi seriliyordu. Burada yağmur yemiş ağaçlardan yayılan hoş bir kır kokusu vardı. Ahmet Şevki Efendi aman ne güzel ne güzel diyordu. Sonra birden bir Ahmet Cemil'in kolunu çekti. Baksana, raci değil mi? Raci bahçenin kenarından ayaklarına, bacaklarına hakim olamayarak yavaş yavaş yürüyordu. Ahmet Cemil oraya gidiyor olmalı. Biraz sonra biz de gideriz dedi. Palazio krist, kristalin merdivenlerinden çıkarken Ahmet Cemil arkadaşına dedi ki işte İstanbul'un en sosyetik eğlence yeri. Kasrı billur. Değeri itibariyle mi, yüksekliği itibariyle mi? Her iki şekilde de. Dar, pis, basamakları aşılmış, sıvalı duvarları kirlenmiş merdivenlerden yavaş yavaş çıktılar. Kendilerini alkol kokusu silmiş kapalı ağır bir hava karşıladı. Henüz kalabalık yoktu. Bir iki masanın etrafında Vapurunun limanda bir gecelik molasından istifade ederek Beyoğlu'nda şu zevk alemine düşmüş siyah tırnaklı, ateşin karşısında kavrulmuş suratlı bir ateşçi, galiba dükkanları erkence kapanmış civar tuhafiyecilerin çırağı olan iki genç, bir kenarda hizmetçi kızla kırklık şişman bir karı fakat hizmetçi kızlar hangi yaşta olursa olsun daima hizmetçi kızdır, senhalıktan cesaret alarak şakalaşan, laubali tavrına, kahve sahibinin gözünün önünde şakalaşmaktan çekinmeyişine, işine, iri iri kahkahasına, hatta arkadaşının masaların arasında pervasızca kovalayışına bakılırsa, kahvenin müdavimlerinden biri olduğu anlaşılan kart bir genç. Ötede beri de başlamayı bekleyerek dinlenen çalgıcı kızlar. O kadar. İki arkadaş şu tenhalık içinde nereye oturacaklarını birden belirleyemediler. Ahmet Cemil biraz tereddütten sonra şuraya dedi sahnenin yanında duran bir kanepeye oturdular. Daha çok erken, raci gelmemiş fakat şimdi müdavimler sökün ederler. Şişman karı bir aralık şişman takipçisinden kurtuldu, geldi. Ellerini masaya dayayarak soru soran bakışlarla durdu. Ahmet Cemil, iki gazoz dedi. Şişman karı masaya sekiz on tane kibrit bırakarak gitti. Yüz paraya gece yarısından iki saat sonrasına kadar şu kanepeyle masayı satın alıyoruz.'' Ahmet Şevki Efendi gazozu içemedi. Ahmet Cemil güldü. Buranın en nefis içkisi. İsterseniz kahveden ziyade nohut tozuyla pişmiş bir kahve, 50 kere cezveye atılmış, çamurlaşmış bir çay da içebilirsiniz. Kısa boylu, omuzları kabarık, başı dik, bıyıklarının ucu kibre meyilli kişiliğine delil olarak yukarı, sanki alnına doğru kıvrık, orkestra şefi. Ahmet Cemil bunu zihnen müzik topluluğunun başkanı, diye tanımlıyordu. Kemanın yayıyla nota sehpasının üzerine vurdu. Ahmet Cemil, gürültü başlıyor, dedi. Ötede beri de yorgun bir tavırla her gün aynı tek düzelikle tekrar eden bu meşakkatli hayatın başlama saatini bekleyerek dinlenen, kapalı yerlerde yaşamaktan, her vakit sofrayı yarı aç yarı tok terk etmekten, gündüz uyuyup gece pis hava teneffüs etmeye mecbur olmaktan sararmış, yüzünün taze rengi uçmuş, gençliğinin ümit dolu bakışını yaşam derdi bürümüş, güzel, çirkin, yahut hem güzel hem çirkin, hem genç hem ihtiyar, sekiz on lehli kız, pinekledikleri yerlerden yorgun tavırlarla kalktılar. Kimisi kemanını aldı, kimisi davulunun trampetinin başına geçti. Reis ciddi bir tavırla yayını bir daha vurdu. Tık tık tık. O vakit bütün o iyi akort edilmemiş kemanlar her gece çalına çalına adeta yıpranmış bir galopu şüpheli bir uyumla en hassas olmayan kulakları bile isyan ettirecek bir ses kakofonisiyle kim bilir kaç yüzüncü defa tekrar başladı. Ahmet Cemil bir aralık zavallı mahluklar dedi. Sonra bu biçareler hakkında düşündüklerini, merhamet hislerini arkadaşına açtı. Kim bilir şu bedbaht kızcağızlar bu kemanlardan, davullardan, şu perişan nameleri kopardıkça neler düşünürler. Hepsinin ta uzaklarda Almanya'nın, Avusturya'nın, Yahut Bohemia'nın kaybolmuş bir köyünde bir aile ocağı vardır. İhtiyar bir baba ki artık gittikçe cimrileşen topraktan ailenin ekmeğini çıkaramıyor. Çökmüş bir anne, gözlerinde gözlük, kulübenin bir tarafında çorap örüyor daima. Çünkü çocuk bir değil, onların hepsine ayaklarını sıcak tutacak birer çorap lazım. Fakat yetiştirmek mümkün değil. Ne çorap yetişiyor ne ekmek. O kadar çok ki bunları ayıklamak lazım.'' her birini bir tarafa sevk etmek, ekmek bulacak bir yere göndermek icap ediyor. Çocukların en büyüğü kız, evlenecek, çeyiz ister, nişanlısı var fakat parayı nereden bulmalı? O vakit ailece düşünülür. Her gece bütün aile büyükleri bir araya geldiğinde yorgun baba çorabını birkaç dakika bırakarak gözlüğünü alnının üstüne kaldırarak dinleyen valideye düşüncesini açıklar. Geçen gün başvuran herifin teklifini kabul etmekten başka çare olmayacağını anlatır. Nihayet iki damla yaşla bu bahse son verilir. Evin kızı gidiyor. Nereye? Kader nereye sürüklerse oraya gidecek. Bir köşede senelerce keman çalacak. Çeyizini parça parça toplayacak. Gelecek hayatının ekmeğini buralarda kan kusarak, aç yaşayarak tane tane kazanacak. Sonra o senelerce hasretini çektiği aile ocağına geri döndüğünde ya babasını ölmüş bulacak ya komşunun kızını almış olan nişanlısını görüp oraya yığılı verecek yahut hiç olmazsa kollarını atılmak için hayatının en zengin parçasını feda ettiği aşığından zavallı sevgilim ne kadar bozulmuşsun tarzında bir sitem işitecek. Sonra mesut olmaya çalışacak. Bir gece hiç unutmam. Yine buradaydım. Şu davulcuyu gördünüz mü? Bir aralık gözüm ilişti. Önündeki notaya değil, biraz aşağı bakıyordu. Dikkat ettim, süzgün gözlerle, biraz gülümseyerek, şefe ve izleyicilere göstermekten korkarak gizlice bir mektup okuyordu. Bir mektup, acaba kimden? O vakit gözlerimi çehresinden ayırmadım. En küçük mimiğine kadar izliyordum. Ara sıra Sırasını kaçırmaktan korkarak notaya bir göz atıyor, sonra hemen yine mektubuna dönüyordu. Gözlerinin şu mektuptan notaya, notadan mektuba geliş gidişleri arasında ne büyük fark vardı. Notaya geldikçe ciddi bir bakış, mektuba döndükçe tatlı bir tebessüm. Acaba şu pis kahvenin, şu adi sahnesinin üstünde, şu iğrenç müziğin arasında o mektuba gözü iliştikçe ne görüyor? Aklından ne hatıralar geçiyordu? Galiba nişanlısından gelmişti. Şüphesiz o askere gitmiş. Bu çeyiz toplamaya çıkmıştı. Her ikisi de günleri sayıyorlardı. O ara sıra kıştanın bir tarafında alelacele karalanmış. Bu adi karanlık odanın penceresinin kenarında arkadaşlarının alaylarına rağmen yazılmış mektuplarla dudaklarını yakan öpülme ihtiyacına bir teselli arıyordu. İnanır mısınız? Bunların hemen hemen hepsi namusludur. Fuhuşun çirkefi içinde yüzdükleri halde Hemen hepsi memleketlerine geri döndükleri zaman nişanlılarıyla saf ve temiz kalmış olarak evlenirler. Birisini tanırdım. Bunlardan birine aşık olmuştu. Zavallı çocuğun bu ümitsiz aşkına karşı kızdan olumlu bir cevap çıkmadı. Fakat gariptir ki kız da ümitsiz aşığıyla beraber ağlardı. Niçin? Kim bilir? Belki o talihsiz aşığa karşı samimi bir merhamet hissettiği için. Bu gece dinleme sırası Ahmet Şevki Efendi'ye geçmişti. Arkadaşının bazı konulara dair konuşurken başladığı noktadan uzaklaştığını ve sonunu getirmekte zorlandığını bilirdi. Fakat şimdi Ahmet Cemil'in konuşmaya devam etmesine başka bir engel vardı. Kahvenin içi dehşetli bir gürültüyle doluyordu. Ayak vuranlar, bastonlarını iskemlelere çarpanlar, bir daha bir daha feryadıyla bağıranlar Ahmet Cemil'in devamına mani oldular. Bunlar hep şu kart sesli boyalı kadın için dedi. Sonra dirseklerini masaya dayadı. Çenesini avuçlarının içine aldı. Bu seyircilere baktı. Şimdi içerisi iyice kalabalıklaşmıştı. Dükkanı kapadıktan sonra eğlenmeye çıkmış berberler, tüccar yazıcıları, esnaf çırakları, bir İngiliz yük vapuruna mensup 5-6 tayfa, tiyatroya izin alıp da bakıcıyla işbirliği yaparak şuraya gelivermiş bir çocuk, her gece mahalle kahvesinde iskambil oynamaktan bıkıp da bir akşamı Beyoğlu'nda geçirmek isteyen bey. Bütün bu insanlar şurada bulunmalarından memnun gibi görünüyorlar. Gördüklerinden, işittiklerinden fazlasıyla eğleniyorlarmış gibi gülüyorlardı. Pervasız kahkahalar, yüzlerine yayılmış tebessümler, baygın bakışlar, sonra bir sürü alkış. Sebep? Bir kadının türlü hastalıklara kartlaşmış sesiyle türlü suistimallerle yıpranmış boyalı suratıyla şu duman dolu kahvenin pis havasına karşı söylediği, daha doğrusu bağırdığı tiksinç bir Alman şarkısının anlamadıkları güzelliğine mi? Senin için ölüyorum derken bacağını kaldıran, mehtaba karşı gezelim derken polka oynayan, şurada bir biftekle bir tabak makarna dilenmek için kim bilir nerede işitip nasıl değiştirdiği bir parçayı her gece şurada piyasaya çıkaran bu karının haline mi? Ahmet Cemil bunların hiçbirinden keyif almazdı. Bu alemde bir güzellik aranacak olsa onun bir başka tarzda olması gerekeceğini düşünürdü. Onda bir hastalık vardı. Her şeyde, hatta sefalette, fuhuşta bile bir süs olmasını isterdi. Esasen çirkin olan bu şeylerin hiç olmazsa aldatıcı bir görünüşlerinin olması gerektiğine inanırdı. Onun için şu yaşına kadar birçok arkadaşının eğlence anlayışından ayrı düşerek bütün bu alemlerden uzak kalmış. Hele iki kere ne olduklarını anlamak için tesadüfen girdiği buna benzer birkaç aşk pazarından bir daha dönmemeye ant içerek çıkmıştı. Burada ne var? Bu insanlar bunun nesine ağlanıyor? Sahnedeki kadını üçüncü defasında alkışlamadılar. Artık bundan bıkmış göründüler. Bir başkasının gelmesi için herkes susuyordu. Halbuki o zavallı sahnenin kenarında tekrar davet edilmeyi bekleyerek duruyordu sessizliği görünce kulisten kayboldu. Ahmet Cemil bunu fark ettiğinde demin nefret ettiği bu kadına karşı derin bir acıma hissi duydu. Ah bu hayattaki fecaeti hissetseler acaba bu duyarsız insanlar şu sefaletin karşısında böyle gülerler miydi? Şu zavallı kadın için şarkıcılık sanatı da yavaş yavaş elden çıkmaya başlamış. Sırf eğlenmek için iki kere lütfedip kendisini tekrar sahneye çağıranlar Üçüncüsünde bıktılar. Yarın iki kere de çağrılamayacak. Öbür gün bir defa görünmesine izin verilmeyecek. Nihayet kahvenin kiracısı sözleşmeyi yenilemekten kaçınacak. O zaman hadi daha aşağı bir yere. Bir kadın bir kere uçurumlardan yuvarlanmaya başladı mı düşüşü bir daha son bulmaz. Ne kadar aşağı düşerse düşecek yerler o kadar çoğalır. Nihayet düşe düşe bu zavallı mahluk nerelere kadar düşecek? Halbuki bu bir çare şu kasr billurun şu kahve sahnesine düşmek için kim bilir nerelerden geçmiştir. Şimdi ümitsiz bir bakışla kaybolduğu şu kulisten inerken acaba geçmişteki hatıraları arasında neler görmüştür? Bundan on sene evvel mesela Viyana operasında Tigran, Korist, Belhasıl bir şeymiştir. O zamanlar bir operanın arasında söylediği topu topu iki mısralık bir parça yahut bir balede giydiği güzel bir elbise için yüzlerce adamdan iltifatlar dinlemiş, demetler almış, demetlerin içinde mücevherler bulmuştur. Sonra yavaş yavaş düşüş, yorgunluktan kaynaklanan bir ihtiyarlık, her gün çehresinde düzeltilmeye bekleyen fazladan bir perişanlık belirtisi. Dişler bozulmuş, sesi kartlaşmış, yanaklar çökmeye başlamış. Nihayet işte şu tiksinç kadın Acaba henüz saf bir genç kızken ya bir mağazada satıcı ya bir çiçek tanesinde işçiyken henüz hayatından bir aşk acısı geçmemişken bu sonucu göstereydiler. İşte annenin dizinin dibinden ayrılacak olursan buraya geleceksin diyeydiler. Bugün şurada şüphesiz mutsuzluğun en fenasını hissettiği halde gülerek bağırmaya çalışan bu kadın mesut bir aile validesi olmaz mıydı? Ahmet Cemil yine susmak zorunda kaldı. Şimdi sahneye bir başkası çıkmıştı. Bir Fransız romans yeri. Düdük gibi bir sesle İspanyol bestekarı Derin meşhur palomasını öttürmeye başladı. Hemen herkesin bildiği bu parçaya birçoğu alçak sesle eşlik ettiler. Artık Ahmet Cemil dinliyordu. Havalar, şarkıcılar birbirini takip ediyordu. Romanyalı bir kız Rumca, Yunanlı bir kadın İngilizce parçalar okudular. Şu sahnenin üstünde muhtelif diller, farklı milletlerden insanlarla garip şekillerde eşleştiler. Nihayet iri bir İskoçca dağılısı kadar iri bir Alman kadın sahnenin tahtalarını çatırdatarak göründü. Ahmet Cemil bu korkunç cüsseye bakmakla meşguldi ki birden Ahmet Şevki efendi kolunu dürttü. Baksana, bizimkine baksana. Ahmet Cemil başını çevirdi. Salonun kapısında ayakta gözleri sahneye dikili Raci'yi gördü yavaş sesle ''Biz fark edememişiz, o içerideymiş. Anlaşılan bu kadını seviyor. Bitirsin de yanlarına gidelim.'' dedi. Artık her ikisi de sahneyi unutmuş, Raci'nin hayran hayran durmasına dikkat kesilmişlerdi. Raci orada, kapının kenarına dayanarak sanki şu alemi görmüyormuş, önünden geçen garsonların çarpmasını hissetmiyormuş gibi gözlerini sahneden ayırmayarak, yalnız her parçadan sonra izleyicilerin alkışlarına eşlik ederek duruyordu. Nihayet alkışlar bitti. İri Alman kadın kulisten büsbütün kayboldu. O sırada Raci de etrafına bir göz gezdirmeyi bile fazla bularak çekildi. İki arkadaş bakışlarıyla Raci'yi takip ettiler. Ahmet Cemil'in tahmini doğru çıktı. Raci, şarkıcıların dinlenme yeri yahut budalaların mezbahası olan özel odaya girdi. Burası o kadar özel bir odadır ki Beş para etmez bir şeye beş lira vermek fedakarlığına katlanabilen herkes buraya girebilir. Ahmet Şevki Efendi arkadaşını kaldırdı. Yavaş yavaş, biraz mahcup, ilk defa gidirilen yerlerin verdiği çekingenlikle buraya girdiler. Şimdi gözlerinin önünde garip bir manzara vardı. Bulundukları yere küçük denemezdi. İki odanın birleştirilmesiyle meydana gelmiş genişçe bir odaydı. Üzerleri keten örtülü kanepelerin, kadife iskembelerin, mermer masaların, olanca kuvvetiyle açılmış çiğ ışıklı lambaların, soluk aynaların miskin ahenginden oluşan bir manzara vardı. Tek gözlüklü bir adamın gözlüğünü sürmeli gözüne uydurmaya çalışmasındaki tuhaflığa, sahte kahkahalarla gülen bir Fransız kadın, kanepelerin birinde yanındaki yaşlıca efendinin anlayışlı bakışları karşısında esneyen Türkçe bilmez, galiba Romanyalı bir kızın güya parmaklarındaki yüzüklerini muayene etmekle meşgul, mahcup, çekingen, henüz çocuk denecek kadar genç bir bey. Birkaç budalanın daha gelmesini bekleyerek ipekli elbiselerini sallaya sallaya piyasaya eden, etrafta bulunanlara pek mühim ve tuhaf bir şeyden bahsediyorlarmış hissini vermek için bir dakikada beş kere gülen iki kadın. Ötede veride duran birkaç grupla manzara tamamlanıyordu. İki arkadaş bir kenara oturdular. Racita ileride. Aynanın içinde sahnenin meşakkatinden yorulan genç suratına çeki düzen vermekle meşgul aşığının arkasında aynanın içindeki suretine gülerek duruyordu. Oysa hiç tebessüm etmiyor, Raci'nin orada bulunmasından dolayı sıkılıyormuş gibi duruyordu. Nihayet karı, Raci'nin ısrarcı ve talepkar tebessümüne karşı aniden isyan ederek sert bir suratla döndü. Bağırarak, ben istemez, git buradan, dedi. O an Ahmet Cemil, zavallı racinin perişan halini, etrafına gezdirdiği gözyaşlarıyla dolu üzgün bakışları görmemek için gözlerini çevirdi. Raci bir kelime bile söylemedi. İskemlelerden birine yığılı verir gibi düştü. Ahmet Şevki Efendi dudakları arasından işte bir çare karısının intikamı dedi. Ahmet Cemil başını silkeleyerek zannetmem dedi. Bu gece başka bir müşteri bulmaktan ümidi kesinceye kadar yapılacak bir numara. Ahmet Cemil yanılmamıştı. Raci oturduktan sonra kadın iri vücudunun üstünde küçücük duran başını sallayarak, bir opera parçasını kendince ıslıkla çalarak, kısa eteğinin altından görünen kalın bacaklarını ıslığın neşeli ritmine uyacak şekilde askerce hareket ettirerek yürüdü, yürüdü, ta odanın ortasına gelince etrafına bakındı. Yalnız bu iki arkadaşın boşta olduğunu gördü. Yanlarına geldi. Sırıtarak eğildi. Bir dedi. Ahmet Şevki Efendi gözlerinin beyazına kadar kızardı. Birbirleriyle bakıştılar. Kadın cevapsız kaldı. Sonra hiçbir dile ait olmayan küçümseyici bir sesle puha dedi. Askeri yürüyüşüne devam ederek sağdan geri yaptı. Raci bütün bu hareketleri uzaktan takip ediyor, arkadaşlarına bakıyordu. Kadın gittikten sonra ayağa kalktı yanlarına kadar geldi. Gülmeye çalışarak ''Buraya siz de gelir misiniz?'' dedi. Ahmet Cemil sudan bir cevap verdi. Ahmet Şevki Efendi ''Otursanıza'' dedi. O zaman üç arkadaşın arasında kesik kesik bir sohbet başladı. Öteden beriden bahsettiler. Hiçbiri bahsi hepsinin aklında olan meseleye getiremiyordu. Ahmet Cemil gözlerini bütün bu şarkıcı alayından, türlü milliyetlere, Türlü memleketlere mensup, her biri başka bir fuhuş bataklığında yetişmiş, bir başka aileden düşmüş şu garip mahluk sürüsünden ayırmıyor, belirsiz yaşlarını saklamak için kutusuyla boşaltılmış pirinç tozları ve solgun dudaklara tazelik vermek için yavaş yavaş ölçüsünü kaybederek, gereğinden fazla sürülmüş kırmızı boyalar altındaki bu çehrelerin kirli sırlarını görmeye çalışıyordu. Hiçbir zevke hitap etmeyen kıyafetler, eski ipek kumaşlardan vaktiyle yapılmış elbise bozuntularından, karnaval esnasında kiralanarak iade edilmemiş kostümlerden kimsilerek, birbirine uydurularak icat olunma türlü kılıklar. Birisi bir Normandiya köylüsü kostümünü andırır bir elbiseye, mesela bir Pompedius saç yapmış, diğer biri Magi Antoinette yakalığı altına bir vaudeville subreti gibi kısa bir etek giymiş, dar işlemeli bir Arnavut yeleğinin içinde buram buram terleyen şişman bir kadın şu yeleğin altına peşleri yırtmaçlı bir Çinli kıyafetini uygun görmüştü. Ahmet Cemil bütün bu iğrenç tuhaflıklardan, şu şakalaşan budalalardan, ötede hala beyim hadi diye kendisini ayartmaya devam eden sulu efendilerin bütün çabalarına rağmen bir türlü harekete geçme cesaretini gösteremeyen genç beyden nefrete benzer bir şey duydu. Burada bulundukça Raci'nin aşk yaşamasına da engel olacaklarını düşündü. Ahmet Şevki Efendiye yine yerimize gidelim mi dedi. Raci'yi selamladılar. Yerlerine gittiler. Ahmet Şevki Efendi oturduktan sonra sanki niye geldik? Bu hali görmüş olmaktan başka bir şey kazandık mı dedi. Sonra bir müddet düşünerek ne olursa olsun ben yarın açılırım. Hiç olmazsa çocuk meselesini söylerim dedi. Artık burada yapacak bir şeyleri kalmamıştı. Borçlarını kapattılar. Alkış gürültüleri arasında geçtiler. Son defa olarak Raci'nin halini bir daha görmek istediler. Özel odaya şöyle bir baktılar. Şimdi Raci'nin sevgilisi iki alaycı gencin arasında bacaklarını uzatmış, kollarıyla gerinerek delikanlıları kanepenin üzerine devirmeye çalışıyor. Raci de bir kenarda mermer masanın üzerine kapanmış, Ahmet Şevki Efendi'nin iddiasına göre uyukluyor, Ahmet Cemil'in düşüncesine göre ise ağlıyordu. Ahmet Cemil'in Hüseyin Nazmi ile geçirdiği gece eseri hakkında kalbinde yeni bir heves uyandırmıştı. O günden itibaren boş kalan bütün zamanlarını onu düşünüp beslemeye, kendisinde kuvvet buldukça yazmaya sarf etti. Bir senelik hayatının geçim derdi uğruna harcanmayan bütün saatlerini bu eserin aklından çıkmayan yaratımına adadı. Onun için tasarladığı ince güzelliği, sanatsal biçimi, derin hayat felsefesini vücuda getirebilmek için yalnızca kendi hislerini rehber edilmekte yaratıcılığını sınırlı bir alanın içine hapsetmiş olacağını düşünüyordu. Tablosuna özgünlük ve olgunluk verebilmek için ustaların eserlerinin sergilerinde dolaşan, mesela Rembrandt'ın bir portresini günlerce seyrede alıp kalan ressamlar gibi, şairlerin de hislerini güzel eserlerle zenginleştirmeleri gerektiğini bilirdi. Onun için Hüseyin Nazmi'nin kitaplığını hemen boşalttı. Lemartin'den, Hugo'dan, Musa'dan sonra gelenleri, bütün parnasyenleri, sembolistleri, dekadanları Süleymaniye'deki küçücük çalışma odasına taşıdı. Le Comte de Lille, Ville de Adam, Théodore de ile başlayan şair topluluğu, Sonra Prudhomme, um, Kupiler, Aokular, Silvestler, Mendesler. Daha sonra Pölveglen'in dehasının tohumuyla yetişenler, velhasıl gençler, yayımcısı Lömen'in kitap kataloğunu dolduran yüzlerce cilt takım takım elinden geçti. Ahmet Cemil bunları okudukça yarım asırlık bir zaman içinde Hugo'dan Verley'ine kadar uzanan şiirde fikirlerin kazandığı inceliğe tasvir ve ifadelerin edindiği kıvraklığa hayret etti. Bir vakitler mini mini penceresinin kenarında yüksek sesle komşulara işittirmekten çekinerek okudukça mest olduğu temaşaları, bir feriştenin sükutunu, geceleri, şimdi birer kelimeyle hiçliğe mahkum ediyordu. Hugo'yu, gözlerinde cisimleri ve hakikatleri büyüten bir cam varmış hükmüyle gerçek dışı buluyor, De Martin için o kadar şiirle yüklenmiş ki ezilmiş. Müsse için aşık, şair fakat çocuk diyordu. Bu usta sanatçıların kelimeye, üsluba, şekle, sanata verdikleri önemi gördükçe o her biri birer mücevher parçası gibi işlenmiş, iki mısrası için günlerce çalışılmış sanat eserleriyle haşır neşir oldukça yapmak istediği şeyin ne kadar zor olduğunu anlıyordu. Eser çok yavaş ilerliyordu. Haftalarca düşündükten, araştırdıktan, kafa yorduktan sonra ancak 20 kadar mısra vücuda getirebiliyordu. Ah, işi gazelhanlığa dökmüş olsa, şiiri herkes gibi değerlendirse, bu 20 mısratan 20 gazel çıkarırdı. Bir aralık dili yetersiz buldu. Yeni fikirler için yeni kelimeler gerektiğinde ısrarcıydı. Eski kelimelerin altında fikirlerin tazeliği görülemez, ilgi çekmez derdi. Sözcüklere sarıldı. Sayfaları çevirdikçe öyle şeyler buldu ki hayret etti. Bunlar niçin sözlük köşelerinde unutulmuş, ne güzel şeyler keşfetti. Kimisinin tam olarak bir fikrine uymasına, bazısının mevcutlara üstünlüğüne, bir kısmının da duyulmamışlığına tutularak bunları kendine mal etmek istedi. İçinden beni yeni bir sözlük yazmakla itham edeceklermiş. Anlamayanlar etsin. Şirki masaiydi sayyat, kısayı zühat, ridayı takva, kına garanik.'' Anlaşılmaz bir nedenle sözlükte bulunan alabildiğine garip sözcüğü bir yere tıkmakla benim yapacağım şey arasındaki sanatsal farkı elbette anlayanlar çıkar derdi. Şu bir senelik zaman içinde yazmak istediğinin kendisince pek çok eksikle dolu olarak ancak yarısını vücuda getirebilmişti. Bunları Hüseyin Nazmi'den başka kimseye okumazdı. Bu esere çalıştığını başka bilen de yoktu. Hatta o zamandan beri genci neye edepte manzumelerinin görünmemesinin sebebini kendi yazdığı eleştirinin etkisine yorarak keyiflenen Raci, bir gün Ahmet Cemil Mirat-ı Şuh'un tefrikası için yine imzasız olarak tercümesine devam ettiği bir hikayenin düzeltmelerine bakmakla meşgulken birdenbire ''Cemil Bey, artık işi tercümanlığa döküyorsunuz. Şairlik sıfırı tüketti mi?'' demişti. Ahmet Cemil, Raci'nin büyük bir ısrar ve inatla devam eden düşmanca tacizlerine karşı ya tokat gibi ağır bir sözle karşılık verir yahut bu adamın halini acıyarak yalnızca anlamsız bir kelimeyle geçiştirirdi. O gün omuzlarını silkerek belki demekle yetinmişti. Gariptir ki hakkında beslediği bunca düşmanlık hissine yenilmesine karşın Raci'ye en çok acıyan da yine Ahmet Cemil'di. Bir seneden beri matbaaya devam eden, bazen yazarların arasında çocuk rehberi defterlerini doldurmakla, bazen mürettiplerin yanında harfleri dağıtmakla vakit geçiren Nedim'e en nazik davranan, vakit buldukça bir sayfa okutturarak bu zavallı çocuğun bir şeyler öğrenmesi için uğraşan da yine Ahmet Cemil'di. Matbaada çocuğa babasından başka herkes iltifat ederdi. Bir tek Raci sanki onun orada bulunduğunu fark etmezmiş gibi dururdu o vakitten beri Raci düştükçe düşmüş, iri Alman karısının hakaretleri karşısında sanki şu kirli aşka daldıkça onun çirkefiyle kirlenmiş, yüzüne yansımış bu sefaletin çirkinliği artık iğrenç bir hale gelmişti. Matbaada acıdıkları için tutuyorlar, hemen hiçbir işe faydası olmadığı halde aylığından bir parçasını keserek o zamandan beri dikişçilikle yaşayan karısına yardım edebilmek için maaş vermeye devam ediyorlardı. Mayıs başlarında bir cumaydı. Matbaa halkı oraya buraya dağılmışlar. Sait ile Sayip, Ali Şekip'in önderliğinde açık bir arabayla kağıthane gezisine gitmişlerdi. Matbaada idare memuruyla Ahmet Cemil yalnız kalmışlardı. Ahmet Şevki Efendi yeşil çuha kenarlı dar uzun defterine son kalem darbesini indirdikten sonra pembe rigini döküp kapadıktan sonra odasından çıktı. Ahmet Cemil'in yanına geldi. Beyler gezmeye gittiler, dedi. İsabet, ben de zaten seni şöyle yalnız bulmak istiyordum. Eğildi. Pek gizli ve mühim bir meseleden bahse hazırlanıyormuş gibi kaşlarını kaldırarak duvarlara işittirmekten çekinerek ilave etti. Bir evlilik meselesi. Ahmet Cemil hayret etti. Benim için mi? Hayır, fakat sana yakın birisi için. Ahmet Cemil kimden bahsedildiğini anladı. Bu meselenin bu kadar erken gündeme geleceğine hiç ihtimal vermemişti. İçinden nasıl demek vakti geldi diyordu. Ahmet Şevki Efendi'yi bekleyerek sessiz kaldı. Fakat idare memuru meseleye bu kadar cesurca giriş yapmış olmasına karşın söze devam edebilmek için yeterince cesaret bulamadı. Biraz nefes almış olmak için lafı çevirdi. Beyler kağıthane'de sevda peşinde koşacaklar. Kır gezisinin bu türlüsünü de hiç anlayamam o güzel derenin sakin zamanında oradan kaçıp da toz deryası içinde arabaların kalabalığı arasında güneşten yanarak saatlerce dolaşmak. Muhakkak ki krevesinden başka bir şeyden ileri gelir. Hele saz dinlemek için sulara kadar gidip alçacık bir iskemlenin üstünde kahve hizmetkarlarının naraları altında bir Yahudi hokkabazının saçma sapan konuşmaları arasına sıkışmış bir Hicaz faslını esneye esneye yerine gerine okuyan takımı ağız açık dinlemek için yarı günümü feda edemem doğrusu. Beykoz çayırı, Yuşa tepesi, bentler, heybeli, İstanbul'un bütün kırları bunlardan ibaret. Fakat tenha bir günde gitmek, şafakta yola çıkıp mehtapta dönmek şartıyla. Ahmet Cemil arkadaşını meseleye döndürmek istedi. Evliliğin kime ait olduğunu söylemediniz. O vakit Ahmet Şevki Efendi arkadaşının yanına oturdu büyük bir ciddiyetle her zamankinden kısık bir sesle. Geçen gün müdür efendi, Ahmet Şevki efendi öksürüklü heriften bahsediyordu. Bana oğlunu evlendirmek istediğinden bahsediyordu. Anlaşılan zavallı delikanlı titiz ihtiyarla geçinemez olmuş. Bir hafta evvel Ahmet Şevki efendi babayla oğul arasında hiç yoktan çıkmış uzun bir tartışmayı anlattı. Sen çocuğu görmedin. Bir kere görsen zannederim ki hoşuna gider. Evkaf nezaretinde epeyce bir memuriyeti var. Beş altı yüz kuruş para alıyor. İhtiyar da zengin. Kayınvalide yok. Galiba iç güveysi arıyorlar. Şimdi Ahmet Şevki Efendi hep kesik kesik konuşuyordu. Tabii arkadaşlarından sorulur. Zannettiğim gibi namuslu bir adam çıkarsa niçin karşı çıkmalı? Ahmet Şevki Efendi biraz durdu. Sonra Ahmet Cemil'in gözlerine bakarak ilave etti. Matbaada bütünüyle herifindir biliyorsun ya. Ahmet Cemil sarardı. İdare memurunun ima etmek istediği şeye karşı bütün namuslu duyguları isyan etti. Bir kelimeyle red cevabı veriyordu. Kendini tuttu. Geçen gün bu meseleyi bana açmaktaki maksadı tanıdıklarım için de tavsiye edebileceğim aileleri soruşturmakmış. Benim aklıma derhal sen geldin. Kız kardeşin artık evlenecek bir yaşa gelmiştir değil mi? Ahmet Cemil hesap ediyordu. İkbal şimdi 17'sine basmıştı. Bu memlekette kızların tam evlilik çağı. Zavallı İkbal. Acaba her vakit kısmetine böyle müsait biri çıkar mı? Şu soru Ahmet Cemil'in zihnini bu evlilik meselesine dair hatıralara sevk etti. Birkaç kere annesinden görücülerin geldiğini işitmişti. Fakat hiçbirinin heves edilebilecek bir şey olduğunu hatırlamıyor. Hatta bir keresinde karısından ayrılmış iki çocuklu. Kırklık bir komşunun annesi gelmişti de Ahmet Cemil'in bütün şeref ve haysiyet duyguları iki paralık olmuş, günlerce İkbal'e baktıkça ağlamak istemişti. Ahmet Şevki Efendi'nin böyle dostça çabalarına karşın İkbal'in talihini niçin tehlikeye sokmalı? Kim bilir, belki de kardeşinin mutluluğu buradadır. Bir dakika içinde Ahmet Cemil'in fikri değişti. Lakin bizim hiçbir şeyimiz yok, dedi. Bir kız neyle evlenir? Orası benim işim. Uygun görecek olursan ben o işi hallederim. Hele bir kere görsünler de. Ahmet Şevki Efendi artık vazifesini hakkıyla yerine getirdiği için yüzü gülerek şüphesiz içinden beş dakikada mühim bir meselenin altından kalkmak bana mahsus bir başarıdır diyerek ayağa kalktı. Keten yeleğini düzeltti. Odada şöyle bir dolaştı. Havayı kokluyormuş gibi pencereden gökyüzüne baktı. Kimse kalmadı, işim de yok. Ben de şöyle bir gezintiye çıkayım dedi. Bir gün iki arkadaş matbaada yine herkesten önce buluştular. Ahmet Şevki Efendi'nin ilk sözü şu oldu. Dün akşam beni görmeden kaçtın. Sana verilecek haberlerim vardı. Bu gece sabırsızlığımdan çatladım. Sonra Ahmet Şevki Efendi ellerini Ahmet Cemil'in omuzlarına dayadı. Gözlerini gözlerine dikti. Sırıtarak ilave etti. Beğenmişler. İlk konuşmadan sonra unuttuğu evlilik meselesini bu kelime Ahmet Cemil'e tekrar hatırlattı tam olarak kavrayamadığı, etkisini hissedip de kaynağını bulamadığı garip bir his. İkbal'in evlilik meselesinde Ahmet Cemil'in içine gizli bir korkus oluyordu. Bu hissi tahlil etmek ister, fakat sebebini, esasını aramaktan ısrarla kaçardı. Soğukkanlılıkla düşünürdü. İkbal'in evlenmesi, evlilikte saadeti esas arzusuydu. O halde o garip his nedir ki, evlilik meselesi çıktıkça kalbinde öfkeye benzer bir şey uyandırır? istememezliği andırır, nahoş bir etki yaratırdı. Belki bir bencillik hissi, diğer bir adamla başka türlü duygusal ve mahrem bir bağ kurunca sanki kız kardeşi kendisi için daha az kız kardeş olacak, bir yabancıya herkesten daha yakın olduktan sonra ona kardeşine yabancı kalacak. Ahmet Cemil bu hissin adını koymak istemezdi. Zihninde bulmak istediği bahanelerin etkisini hissetmemeye çalışır, kız kardeşinin evliliğine dair düşüncelerinin bundan etkilenmesine engel olurdu. Fakat Ahmet Şevki Efendi'nin bu sabah şu bir kelimeyle yeniden uyandırdığı mesele akşama kadar zihnini meşgul etti. Enişte. İkide bir de aklından yakıp yıkan bir kasırga gibi geçen işte bu kelimeydi. Enişte. Demek şimdi hayatında bir enişte olacak. Bir adam ki bugüne kadar tanımamış, görmemiş, hiçbir his ve fikrini öğrenmemiş. Bu adam ansızın bir gün içinde hayatına karışacak. O Süleymaniye'deki küçük evin kapısını çalacak. Bu aile sofrasına kendisiyle aynı hakka sahip olarak oturacak. Annesine kendisi gibi anne diyecek. Sonra evin içinde bir ses, başka bir ses aşağıdan yukarıya bağıracak. İkbal! Hayatında bu değişimin ne kadar büyük bir önemi olduğunu az çok hissedebiliyordu. Mesela kendisini merdivenlerden biraz çekinerek çıkıyorken, yemekte resmi bir halde duruyorken görüyordu. Bu adamla her kim olursa olsun mümkün değil kusursuz bir bağın, teklifsiz bir ilişkinin kurulamayacağını, kendisinden kız kardeşinin mahremiyetini çalmış bir adamla arasındaki soğuk rekabet hissinin asla son bulmayacağını hissediyordu. Onun yanında geceleri minderin üzerine boylu boyunca uzanamayacak, seheri kızdıramayacak, İkbal'le hele İkbal'le şakalaşamayacak. Enişte sebep Niçin sevmediği, sevemeyeceği bu adama enişte demeye mahkum olsun? Şimdi bu kelime ona adeta eziyet ediyor. Birileriyle kavga etme arzusu uyandırıyordu. Öfkesini o sırada Ali Şekip'in budalalığından bahsederek Raci'ye yaranmaya çalışan Said'den çıkarmak istedi. Keşke insanlar hep Ali Şekip gibi budala fakat onun gibi saf olsalar dedi. Sonra kalemini attı. Kağıtlarını topladı. Mürettepihaneye indi. Ben yazılarımı bitirdim, gidiyorum. Başka bir şey lazım olursa beyler yazsınlar, dedi. Ahmet Cemil'in eve gitmeye ihtiyacı vardı. Kapıyı açan Seher'e, annem nerede, dedi. Küçük hanımla çarşıya gittiler, cevabını alınca öfkelendi. Onlar gelinceye kadar sabırsızlığından duramadı. Evin içinde dolaştı. Nihayet kapı çalınıp geldiklerini yukarıdan iç, iç, işitince bağırdı. Anne yukarı gelsene. Sabiha hanıma çocuklar gibi daima anne derdi. Valide hitabında bir sahtelik, bir resmiyet hissederdi. Sabiha hanım daha feracesini çıkarmadan yukarıya çıkınca ilk sözü şu oldu. ''Anne, İkbal'e görücü gelmişten için bana haber vermediniz.'' Sabiha hanım hayretle oğlunun yüzüne baktı. ''Her gelen görücüye önem vermediğim için.'' ''Beğenmişler. Ahmet Cemil yalnız bu kelimeyi yeterli görmedi. İlave etti. İsteyeceklermiş.'' Allah hayırlısını kısmet etsin oğlum. İstesinler bakalım da düşünürüz. Ahmet Cemil sabahtan beri zihnini meşgul eden bu meseleye karşı validesinin sükunetine hayret etti. Birden bu validenin nefsini kadere teslim edişi karşısında sessiz kaldı. Bu akşam Muzaffer Bey'in ders gecesiydi. Ahmet Cemil gitmemeye karar verdi. Yemekten sonra okumaya da istek duymadı. Aşağıda küçük odada inmiş muşamba perdelerin arkasındaki açık pencereden süzülen gecenin nemli havasını duymak için başını duvara dayadı. Ne bir söz ne şaka istiyordu. Yalnız küçük odanın şu saf bir kalp kadar ruhani hislerle dolu aile odacığının ilham veren kokusunu doya doya içine çekmek istiyordu. Kar gibi beyaz kenarı gerile gerile iğnelenmiş hasır örtülü sedir yerde annesinin en sevdiği yer olan üstüne kırmızı pembe kareli dokuma çekilmiş şilte. Dört ayaklı küçük iskemle. İkbal'in yeşil gaz boyalarıyla yaptığı basit fakat belki tam da onun için zarif, hoş başlığın altında duran lamba. Duvarlarda babasından yağcıgar olarak kalmış biri kufi, biri talik iki güzel tablo. Pencerelerde muşamba perdelerin üzerinde duran, kornişleri küçük küçük kıvrıklarla tutturulmuş Yaza mahsus beyaz açık sarı perdeler. O kadar. Burada ne kadife kanepeler, koltuklar, atlas perdeler ne de gösterişli odalardakine benzer nefis takımlar vardı. Hiçbir şey yok. Fakat buna karşın derin bir muhabbet, hiçbir zorluğun ve sıkıntının zedeleyemeyeceği kadar derin bir saadet, üç kalbin birbiriyle bağından doğan, doğan tatlı, yakmaz fakat ısıtır bir sıcaklık vardı.'' Demek şimdi bu yakınlığa, bu samimiyete, bu aile mahremiyetine yabancı bir kalp daha ortak olacak. Demek bu mesut ve sıcak havanın üzerinden soğuk bir rüzgar esecek. Gözleri sık sık küçük iskemlenin yanında diz çökmüş. O gün çarşıdan alınan yedi arşın gömleklik ponjenin yanlarını teyellemekle meşgul olan İkbal'e kayıyordu. Kızım makası alıversene. Sizin yanınızda değil mi anne? Sonra sessizlik. Ara sıra kumaşı kesen makasın sinirleri uyuşturan sesi, bazen rüzgarla şişen muşamba perdelerin hışırtısı, ta mutfaktan seherin bulaşık gürültüsü, o kadar. Bu gece İkbal, Ahmet Cemil'in gözlerine daha bir güzel görünüyordu. Kız kardeşinin bu kadar çekici olduğuna dikkat etmemişti. Zavallı çocuk, bari bahtiyar olsa. Açık kestane gür saçlarının altındaki zarif başı, kulaklarının etrafından altından fırlamış asi, perişan, çılgın saç kümelerinin arasından görünen küçük oval yüzü. Bu yaşta genç kızların çehrelerine mahsus bir süzgünlüğün örtüğü hafif esmer gölgelerle bezeli donukça pembe rengi. Vücuduna biraz erkekçe bir görüntü veren geniş omuzlar. Uzun bir boy, henüz olgunlaşmamış bir kız vücudu ki eksiklikleri içinde çekici, onun için şiirle dolu. Büsbütün gelişmesi, başlangıcı görülen kadınlık özelliklerinin tam anlamıyla ortaya çıkması için yalnızca kadın olmayı bekliyor. Ahmet Cemil merhamet ve şefkat dolu bir bakışla kız kardeşini sardıkça gözleri bir damla gözyaşı gibi yarın fakat kim bilir nasıl bir kadın olmaya hazır duran bu zayıf kızın üzerine bütün sevgisiyle düştükçe kalbinden bari mesut olsa diyordu. Onun saadetinden emin olabilse değil ufak tefek rahatlıkları demin kaybedeceğinden korktuğu huzurlu hayatını ilelebet hatta geleceğe dair bütün emellerini de yanına katarak feda ederdi. İkbal'in evliliği Ahmet Cemil'in hayatından bir rüya gibi geçti. Eniştesini kendisine ilk önce matbaada pederi Tevfik Efendi'nin yanında gösterdiler. 30 yaşlarında hasta bir babanın zayıf doğmuş bir çocuğu, herkes gibi bir genç, kalem hayatında terbiye almış. Hoppa değil, hatta biraz ciddi. Ahmet Cemil ilk edindiği izlenimi zihninde şu birkaç cümleyle özetlemişti. Bu ziyaretten sonra Ahmet Şevki Efendi'nin özel çabaları ve özellikle Tevfik Efendi'nin gösterdiği büyük heves ve arzu sayesinde bütün şartlar 15 gün içinde kararlaştırılmıştı. Ahmet Cemil'in özel hayatını her yönüyle bilen Ahmet Şevki Efendi, damat beyden ağırlınca bir para kopardı ki bu hemen hemen bütün düğün masrafını karşıladı. Ahmet Cemil bu evlilik meselesine ne taraftar ne de aleyhtardı. Meselede itiraz edecek bir neden bulamaması, aleyhtar olmasını engellediği gibi, enişte olacak adamın herkesten farklı biri olmayışı taraftar olmasına da mani olmamıştı. Vehbi Bey'i tanıdıklarından, kalem arkadaşlarından sormuşlardı. Herkesten düzgün biri olduğuna dair teminat alındı. Son olarak bir gün Ahmet Cemil, kız kardeşinin de fikrini sordu. İkbal gözlerini indirdi. Sessiz kaldı. Demek razı oluyordu. Düğün. O gün Ahmet Cemil kaçmıştı. Koltuk merasimini görmek için Süleymaniye'nin o daracık sokağını baştan başa doldurup kapının halka açılmasını bekleyen, orayı beraberlerinde getirdikleri çocuklarıyla küçük bir mahşer, garip renklerden meydana gelen bir mahşer yeri haline getiren, geldirmeleri, çarşafları içindeki kadınları, Kanarya sarısı hırkasının altına al basmadan entarisini giyip başına oyalı gaz boyamasından yapma çiçekli başlığını geçirerek bir paçavra kenarıyla iyi bağlanmamış uzun çorabı, güllü pembe ayakkabısının üzerine düşmüş, beyazlı kırmızılı pamuklu kuşağının saçakları sarı hırkasının altından eteklerine dökülmüş, beline işlemeli ipek mendili toplu iğneyle tutturulmuş, düğünün şerefine ta sabahleyin sokağa fırlamış komşu kızını kağıt elvacı Arnavut'un yanında İçi fındıklı sert elvayı kemiriyor görmemek. Akşama kadar bu sokağın içinde kestanecilerin, susam elvacılarının, leblebicilerin etrafında bağırışarak, ağlaşarak bütün o belinden donu düşmüş, çorabının içine paçası tıkılmış, düğün evindeki validesine sokaktan anne diye bağıran, koşa koşa birbirini kovalayarak çığlık koparan çocuk alayından uzak olmak için, bekçi babanın gelip de elinde sopasıyla yeni tıraş olmuş çökük yanaklı, uçları 8-10 kere kıvrılmış iri siyah bıyıklı korkunç çehresiyle kapıya küçük bir iskemle atıp hakim vaziyetini takındığını, sopasının çıkardığı ilk gürültüden görür görmez, henüz komşu hanımların elinde süsü tamamlanmayan kız kardeşini sofraya çağırtarak o yarım gelin haliyle öpmüş, ağlamaktan korkarak tek bir söz bile söylemeden kaçmıştı. Ahmet Cemil bir hafta eve uğramadı. Annesiyle kız kardeşinden öyle izin almıştı. O bir haftayı Hüseyin Nazmi'nin köşkünde geçirdi. Ah, o İkbal'i böyle mi gelin etmek isterdi? Kız kardeşi için neler düşünmüş, ne süslü evler, ne gösterişli daireler, ne güzel tuvaletler, ne süslü çeyizler tasarlamıştı. Demek o gelecekte gerçekleşeceğine güvenerek aldandığı hayaller yalandı. Bir vakitler İkbal'in gelin olacağını düşündükçe onu iki buçuk metre beyaz etekli, moda gazetelerinin renkli ilavelerinde görerek imrendiği şeylere benzer bir elbise içinde, beyaz ipek duva yanlarına dökülmüş, başı süslemelerinin ağırlığı altında biraz eğilmiş olarak görürdü. Sonra saçları kabarık, yağız, macaratlı, zarif, parlak bir kupa kardeşini alıp götürürdü. Daha sonra güzide tuvaletlerle bezenmiş bir çiçek, canlı bir çiçek deryası gibi dalgalı geniş bir mermer sofanın ortasında o çiçek deryasının kraliçesi, köpüklerden meydana gelmiş beyaz bir kraliçe gibi ikbal. Görde salıları döşenmiş çifte bir merdiven, salonlar, avizeler, tablolar, kadifeler, atlaslar. Demek bunların hepsi yalan. Hayalinin kendisine bahşettiği bütün bu tantana, iştahını kabartan o devdebeli rüya. Demek bütün bu şeyler boştu. İkbal şimdi o kapısının önünde sopasıyla birlikte bekçinin beklediği sokağında alacalı, yaygaralı çocuklar kaynaşan küçücük evde rastlıklı, kınalı, sürmeli komşu hanımların arasında damat beyi, matbaa müdürü Tevfik Efendi'nin oğlu Vehbi Bey bekliyordu. Kaçtı. Ahmet Cemil rüyalarının şu aşağılık hakikatinden tam bir hafta kaçtı. O bir hafta zarfında eniştesini hiç görmemişti. Nihayet bir akşam yemekte bir araya geldiler. Ahmet Cemil hayret etti. O henüz ağır ve zahmetli bir yükün altında ezilirken yüzüne bakamayarak gözlerini indiren kız kardeşine bir kelime dahi etmeye cesaret edemezken damat bey herkesle teklifsizdi. Hatta Seher'e ufak tefek şakalar bile yapıyordu. Ahmet Cemil bu akşam kendisine ezen yükün altından hiçbir zaman kalkamayacağını sofrada bir vakitler yalnız kendisinin olan şu evin her köşesinde yabancı gibi hissetmekten asla kurtulamayacağını anladı. Bir dakika içinde bütün benliğinden soğuk bir rüzgar geçti. Şimdi bu evden adeta üşüyordu. O akşam Muzaffer Bey'e gitmek için can attı. Gazeteye bir ilan sıkıştırdı. Haftasının diğer dört akşamını da evden uzakta geçirmek için ders buldu. Hoca Paşa da demiryolu memurlarından iki Alman'a Türkçe öğretmeye başladı. Artık bütün gecelerini evden uzakta geçiriyor, Hatta Hoca Paşa'da ders olduğu zamanlar akşam yemeğini matbaada geçiştirerek bir vakitler yaşama sevincinin yegane kaynağı olan aile sofrasında bulunmuyordu. Düğünden sonra Ahmet Cemil ile annesi hemen hemen hiç yalnız kalmamışlardı. İki ay kadar bir zaman geçmişti ki bir sabah Sabiha Hanım Ahmet Cemil'in odasına girdi. O henüz tembellik ediyor, yatağında bile bile oyalanıyordu. Annesi karyolasının kenarına oturdu. ''Niçin kalkmadın oğlum?'' dedi. Sonra cevabını beklemeden biraz eğilerek ilave etti. ''Sana bir şey söyleyecektim. Yalnız bulamıyorum ki. Dün seher İkbal'i odasında yalnız başına ağlarken görmüş.'' Ahmet Cemil hayretle annesinin yüzüne baktı. Niçin? Bilmiyorum. Zaten kız gelin olduğundan beri neşesiz. Dün ağlaması büsbütün aklıma takıldı. Acaba kocasının biraz içkisi olduğundan mıdır? Vehbi Bey'in akşamcılığı vardı. 15 gün kadar evde yeni olduğundan çekinerek alışkanlığını sürdürememişken nihayet bir akşam elinde bir şişe fertek rakısıyla gelmişti. Ahmet Cemil'e bundan hiç bahsedilmemişti. Fakat o birkaç gün içinde bu alışkanlığı keşfetmiş, birkaç kadeh rakının şu saadet yuvasındaki hayatı zehredeceğini anlamıştı. Bugün annesinin ağzından bu meseleyi işitince yatağında doğruldu. Ana oğul şaşkın bir halde derin derin bakıştılar. İkisinin karşılaşan şu bakışları arasında İkbal'in gözü yaşlı hayali uçuyordu. İkisi de bu hayal için ağlamaya hazırdılar. Birden şu iki aylık gelinin validesinden, erkek kardeşinden gizlediği gözyaşlarının içinde derin bir elemin saklandığını hissetmişlerdi. O vakit Ahmet Cemil yavaş yavaş annesini sorguya çekti. Eniştesinin nasıl bir adam olduğunu görüyordu fakat nasıl bir koca olduğunu anlayabilmek için Sabiha Hanım'dan meseleyi bütün ayrıntılarıyla öğrenmek istedi. Annesi Vehbi Bey'e yüklenecek bir kusur bulamıyordu. Evine düzenli olarak geliyor, bir huysuzluğu yok. İkbal'e kötü bir muamelesi de görülmemiş. İkbal'in ağlayışı biraz içki içinse Ahmet Cemil çok iyi hissetmişti ki kardeşi Mesut değildir. Evliliğinden beri İkbal'in çevresinde dikkatini çeken donukluk ve hüzün hiçbir şikayete mahal bırakmadan bunu ele veriyordu. Sabiha Hanım'ın iki aydan beri ilk defa konuşmaya fırsat bulduğu oğlunu açmak istediği başka bir konu daha vardı. Masraf meselesi de sadece senin üzerine kalıyor gibi bir şey. Buna Ahmet Cemil dudaklarını bükerek cevap verdi. Ne önemi var kazandığım yetişmiyor değil ki. Geçen gün İkbal'e aylık olmak üzere on meci diye vermiş. Kız sabahleyin biraz gülerek, biraz sıkılarak parayı bana vermek istedi. Reddettim. O ısrar edince mecburen onun için saklamak üzere aldım. Fakat bu kadarla devam edecekse... Sabiha Hanım sözünü bitirmedi. Oğlunun gözlerine bakıyordu. Ahmet Cemil bu bakıştan sıkıldı. Gözlerini çevirdi. Cevap vermedi. Nefsini her şeyden mahrum etmeye alışmış mıydı? Onun için birkaç mecidiye tasarruf etmekte bir fayda var mıydı ki? Seni iki kravatla geçirmek, bir ayakkabı bir altı ay sürüklemek zaten öyle bir sefaletti ki ona zevk verirdi. Artık şu yoksul hayatın acı lezzetinden hoş bir tesir duyuyor. Matbaada kaldığı akşamlar idarenin penceresinin kenarına ilişip de caddenin hüzünlü tenhalığından mest olarak bir parça havyarla francalasını yedikçe kendisinde bir zavallılık buluyor o zavallılığın elenmiş yerinden keyif alıyordu. Bu sabah annesiyle arasında geçen şu konuşma kalbine sanki bir damla zehir damlatmıştı. Orada bir şeyin yandığını, sanki bir noktayı kazıyarak kemirdiğini hissediyordu. Bu sabah İkbal'e rastlama umuduyla odasından geç çıktı. Geç kalkmayı adet edinen eniştesini uyandırmaktan çekinerek merdivenleri yavaş yavaş indi. İkbal daha evvel kalkmıştı. Aşağıda karşılaştılar. Ahmet Cemil evlendiğinden beri kız kardeşine karşı daha ölçülü davranma gereği duyuyordu. İkbal de ağabeyinin karşısında bir suçlu gibi gözlerini indiriyor, yoluna çıkmıyor, mümkün mertebe az muhatap oluyordu. Son zamanlarda böyle çekingen tavırlar sergiler olmuştu. Bu sabah Ahmet Cemil İkbal'e bir şey söylemek istiyormuşçasına uzun uzun baktı. İkbal bir aralık bu bakışa karşı koymak istedi fakat başaramadı. Sonra bakışları yıldırım çarpmış gibi titredi gözlerini indirdi. Ahmet Cemil'in yalnız şu bakışı, İkbal, bahtiyar değilsin anlıyorum demişti. Gözlerinin bu üzüntülü ifadesini lisanıyla başka bir şekilde tercüme etmek istedi. İkbal, artık seni hiç göremiyorum. Hiç olmazsa bazı sabahlar odama uğrasan ne olur? Şu sitem opuzun bir kitap kadar çok şey anlatıyordu. Ahmet Cemil şu sade sözlerle İkbal'i, gözyaşlarını, sırlarını, kırılmış ümitlerinin matemini tutan yeni gelinlere mahsus bütün gizli elemlerini dökebileceği bir yere davet ediyordu. Demek istiyordu ki, evet ne olur, orada seninle beraber ağlayacak birini bulursun. Sen bahtiyar değil misin kardeşim? Bak, senin bahtiyar olmadığını düşündükçe benim ta şuramdan, ciğerimin ta ortasından acı bir şeyin aktığını hissetmiyor musun? O küçük odada senin bütün sırlarını sığdırmaya yetecek kadar geniş bir yer bulurdun. Neden gizli gizli ağlıyorsun?'' Madem ki senin ağlanacak bir şeyin var, niçin beraber ağlamayalım? Evet ne olur. Ara sıra kalbinin üzerinde ağır bir yük hissedip de onu atmaya muhtaç olduğun zamanlar odama uğrasan ne olur? Bugün Ahmet Cemil Matbaa'da Raci'nin oğlu Nedim'e sahipin kibrit çöpüyle yazılmış gibi duran iri iri bozuk yazısını okutturup alıştırma yaptırmakla meşgulken Ahmet Şevki Efendi pür telaş odanın kapısında göründü. Cemil Bey Ahmet Cemil başını kaldırdı. Gelsene. Ahmet Cemil hayretle kalktı. Ahmet Şevki Efendi odadan mümkün mertebe uzak olmak için onu da mürettiphaneye kadar sürükledi. Sonra durdurdu. Sana bir haberim var ki duyunca kulaklarına inanamayacaksın. Biraz kendini topla bakayım. Topladın mı? İnsanı çıldırtacak bir şey. Şöyle yüzüme bak. Dinliyor musun? Tevfik Efendi evlenmiş. Ahmet Cemil anlamadı. Hangi Tevfik Efendi? Sizin kayınpeder, yani eniştenin babası. Bizim müdür Tevfik Efendi. Nasıl? Öksürükle hasta herif evlenmiş mi? Ahmet Şevki Efendi'nin göbeği birden sarsıldı. Evet, o öksürüklü hasta herif, 16 yaşında, sizin İkbal Hanım'dan daha küçük bir kızcağızla dün akşam evlenmiş, bugün de... ikisi birden kahkahayı salıverdiler. Ahmet Cemil, onun için telaş ediyormuş. Oğlunu bir an evvel başından sağmaktan maksadı varmış dedi. Meselenin gülünçlüğü geçtikten sonra Ahmet Cemil bu hikayenin esasını duymak istedi. Tevfik Efendi'yi gözünün önüne getirdi. Sobanın başında külünü eşelerken gördü. Bir an onun hayatıyla yaşadı. Bir dakikalık bir zaman zarfında zihni bu düşüncelere daldı. Sonra bütün o düşünceleri özetleyebilecek yalnız bir kelime bulabildi. Ahmet Şevki Efendi'ye hayret dedi. Bu senenin kışı Ahmet Cemil için tahammül edilmez bir sefalet dönemi oldu. Yazın kolayca idare edebildiği derslerine kışın yetişemiyordu. Kendisinden ders alan Almanlardan rica ederek ders saatlerini mümkün mertebe değiştirdi. Soğukta gecelerini matbaada geçirmesi mümkün olamayacağından evine gidebileceği bir saatte bitirmek üzere 11'den sonra hemen derslerine başlardı. Fakat yine de birden evvel kurtulması mümkün olmazdı. O zamanlar henüz yenileyemediği muşamba paltosuna bürünerek Mümkün olduğu kadar kalabalıkça sokaklardan geçmek için bahçe kapısına kadar gelir. Oradan dönerek Fincancılar yokuşuna kadar gider. Çamurlu yokuşun bozuk kenar kaldırımlarından tırmanır. Dökmecilerden kıvrılır. Nihayet bitkin, ıslanmış, bunalmış, çamurlara bulanmış bir halde eve girerdi. Çocuk gibi hüngür hüngür ağlamak isteyerek üzerinden paltosunu, ayağından ayakkabılarını atar. Aç olmasına rağmen yemeğe iştah bulamayarak 75 dirhem'lik ikinci şişesini bitirip de yemek için sabırsızlanmaya başlayan eniştesinin içeriden hele gelebildin nidasına gülmeye çalışarak sofraya otururdu. Eniştesiyle hemen hemen sadece şu sofrada buluşurlardı. Vehbi Bey'in sohbeti boş, 150 dirhem'lik içkiyle dumanlanmış bir kafadan ne çıkabilirse ondan ibaretti. Ahmet Cemil'in tamamen yabancısı olduğu kahve hayatına dair hikayeler Dün sabah Millet Bahçesi'nde bilardoda kazandığı başarıları, yalnız kendisini eğlendirmek için konuşanlara mahsus kahkahalarla kesilen fıkralar, ara sıra yemeğe yapılan itirazlar, bazen sehere karşı kalp kırıcı şakalar. Bir vakitler Ahmet Cemil de bu sofrada şaka yapardı. Fakat o zaman bir şaka yapılınca sofranın etrafında neşeli gülücükler uçuşurdu. Şimdi Vehbi Bey'in bir şakasına karşılık Sabiha Hanım'ın gergin yüzünden zorla kopmuş bir tebessüm. İkbal'in üzüntüden, kocasının eğlenceli olmaktan ziyade gülünçlüğüne karşı kalp çarpıntısından doğan perişan bakışı. Seher'in her dakika ikide bir de bana ne ilişiyorsun demeye, elindeki sahanı sofranın ortasına atıp kaçmaya hazırlanan öfkeli vaziyeti görülürdü. Yemek bittikten sonra Vehbi Bey, İkbal ile odasına çekilirdi. Ahmet Cemil annesinin yanında kalırdı. Fakat genellikle yemekten sonra uyuyan kocasından kurtulabildikçe bu yalnızlığa kısa bir zaman için İkbal'in gelişi de hayat verirdi. Artık İkbal çekingen tavrını bırakmıştı. Ağabeyine mümkün mertebe çok görünüyordu. Fakat henüz aralarında dertleşmeye benzer bir konuşma geçmemişti. İkbal bahtiyar görünmeye çalışıyordu. Fakat bir annenin, bir kardeşin dikkatli bakışından kaçmayan bir hüzün ifadesi ''Aldanmayınız, bu mutluluk örtüsünün altında ben varım'' derdi. Bu kış Ahmet Cemil eserine hemen hiç çalışamadı. Derslerinden, yazılarından kurtulabildikçe tek yaptığı şairlerini okumaktan ibaretti. Fakat bahar gelince bütün kış vücudunu saran uyuşukluk ve rehavet havası sanki güneşin taze sıcaklığıyla buharlaşarak sıyrıldı. Damarlarının içinde gençliğin yeniden aktığını hissetti. Kışın donuk havalarının altında hüzün sayfasına belli belirsiz adeta bulutların mahmur gölgesinde uyuşmuş bir halde nakş olan bütün kıymetli fikirleri, baharın gökyüzüne uçmaya hazır bir şiir, arzuyla mest olmuş bir halde havalanan bir kelebek gibi kanatlarını titretti. O vakit Ahmet Cemil'in eseri uzun bir yağmurdan sonra topraklardan süzüle süzüle kayacıklar arasına birikmiş küçük bir kaynak gibi taştı. Ufak ufak cümlelerle fışkırdı. Şimdi bu eser büyüyor, olgunlaşıyordu. Ahmet Cemil hayatındaki bütün sıkıntıları bu eseri yaratmanın vereceği lezzet karşısında unuturdu. O sefalet ve zorluk içinde geçen kıştan sonra eserinin teselli edici, hayat veren nefesiyle bütün yorgunluğu dindi. Bütün o zahmetler ondan yayılan ümit kokusuna temas edince uçup gitti. Bir aralık Ahmet Cemil eserine çeki düzen vermek istedi. Bir hafta durmaksızın bununla uğraştı. Müsveddelerini ayıkladı. Eksik bırakılmış yerlerini doldurdu müşkül pesant hitap etmeyen parçaları yırtıp attı. Nihayet bu bir haftalık çalışmanın neticesinde temize çekilmiş küçük bir defter vücuda getirebildi. Ah bu defter! İşte hayattaki bütün ümidinin önemli bir kısmı şu küçük defterde saklıydı. Ahmet Cemil'in adeta senelerden beri ruhuna çökmüş olan bir ağırlık, müsveddelerin düzenlenmesinden sonra kayboldu. Bir Mayıs günü matbaada otururken birdenbire şu defteri Taksim bahçesinde bir gün henüz mektepteyken Hüseyin Nazmi ile gidip oturdukları yerde Boğaz'ın şiir gibi manzarasına karşı okumak istedi. Bir anda doğu veren şu arzuya karşı koyamadı. Matbaada işini aceleyle bitirerek çıktı. Tünelden çıktıktan sonra Beyoğlu'nda biraz başıboş dolaşmak, mağazaların vitrinleri önünde oyalanarak şurada yeni çıkmış kitapları, ötede kravatlardan, yakalıklardan, mendillerden meydana gelmiş zarif tezgahları, bir moda mağazasının kumaşlarını, bütün o göz okşayan ıvır zıvırları seyretmek istedi. Bon önüne gelince içeri girdi. Zaten Beyoğlu'ndan işsiz geçtikçe buraya bir kere girip çıkmak adetiydi. Henüz o kadar kalabalık yoktu, ilerledi. Çocuk oyuncaklarının yanına kadar geldi. Ellerinde ziller, başında mavili kırmızılı bir külahla gelip geçenlere gülümseyen bir soytarıya bakmakla meşgulken, arkasından Kendisine yabancı olmayan tatlı bir sesini hayretle ''Aa Cemil Bey'' dediğini işitti. Başını çevirdi. O an anlaşılmaz bir sebeple, beklenmedik bir olaya şahit olunca hissedilen titremeye benzer şiddetli bir sarsıntı bütün vücudunu baştan aşağıya dolaştı. Lamia kendisine hitap etmesini bekleyerek güleç bir yüzle karşısında duruyordu. Ahmet Cemil, Lamia'yı belki bir seneden beri görmemişti. Zaten göremezdi dedi. Hüseyin Nazmi'nin köşküne veya kışın evine gittikçe Lamia'nın bazen piyanosunu işiterek, bazen bir kapının aralığından süzülüp geçtiğini duyarak, bazen eteğinin bir hışıltısını hissederek yahut çekingen bir kahkahasının zapt edilmiş gürültüsünü fark ederek onun vücuduna yakın olmaktan, onun soluduğu havayı kısa bir süre için de olsa solumaktan dolayı bir şeyler duyardı. Meçhul bir şey ki iç yüzünü anlamamış, sırrını çözmek istemişti. Fakat o meçhul şeyin bütün benliği üzerinde hoş bir tesiri vardı. 12-13 yaşlarındayken hafızasına kazınan yüzünü aklından çıkarmamış, ondan uzakta yaşadığı müddetçe o yüzü daima zihninde besleyerek aradan geçen zamanı sanki telafiye çalışmıştı. Şimdi tamamen bir genç kız olmuştur derdi. Genç kız. Ahmet Cemil için bu genç kız sözünün çok büyük bir önemi vardı. O henüz çocukluktan çıkarak baştan sona garipliklerle dolu bir dünyanın gizemli ufuklarına karşı açılmaya hazır duran, bir anda hissediverdikleri bir hayat gerçeğinin kendilerine henüz tuhaf gelen ve hayret veren rengi meraklı gözlerinde sizi sorguya çekiyormuşçasına uçuşan, bazen çocukluk alışkanlığından arta kalmış bir tebessümle gülüverirken birdenbire genç kızlığın olgunluğuna henüz erişemediği belli olan ciddi tavrıyla gözlerini indiriveren, dün başka bir şeyken yarın başka bir şey olmaya hazırlanan fakat bugün belirsiz, karmaşık, o belirsizlik ve karmaşıklık için şiirsel, arzu dolu olan bu mahluklara, yoluna çıkan bütün o genç kızlara Ahmet Cemil tapınmaya benzer, öpüşmeyi andırır, aşk dolu bir bakışla bakardı. Ahmet Cemil'in kalbinde yer edinmiş böyle binlerce çehre vardı. Çubuklu'dan vapura binerken gördüğü yahut Şişli'de bir kağıthane dönüşünde rastladığı veya tepe başında, Taksim'de, köprüde, belhasıl hemen hemen her yerde bir dakika için sevdiği binlerce çehre vardı ki bunlar kendisine mutluluk veren o genç kızın hayalinin etrafında uçuşan bir takım periler kanatlı şiirlerdi. Ahmet Cemil bunların hepsini severdi. Daha doğrusu o genç kıza bunların her birinde ayrı ayrı tapardı. Fakat bütün bu çehrelerin üstünde, bütün bu tatlı hayallerin arasında gülümseyen bir hayal daha belirirdi. Bu hayal akışkandı, belli belirsiz bir şey, bulanık bir çocuk çehresi. Kim bilir kimdir? Bugün Lamia'yı karşısında siyah çarşafı çenesinin altına küçük bir incili toplu iğneyle tutturulmuş, peçesi alnının kıvırcık saçlarını beceriksizce örterek başına atılmış, siyah deri eldivenlerinin içindeki ince parmaklarıyla uzun saplı zarif şemsiyesinin püskülüyle oynarken henüz çocukluğunu unutmamış, henüz iki üç sene evvelki haliyle karşısında bulunuyormuş gibi duran o saf çehresiyle kendisine bakarken görünce Ahmet Cemil'in zihninde uçuşan o binlerce çehre ay ışığının yansımasıyla bir bulut parçasında ortaya çıkıp da bir anda kaybolan pırıltılar gibi sönüverdi. Sonra onların arasından o genç kız o gençlik sevdasının göğünde pırıl pırıl parlayan güneş ışıklarını saçarak, aşkla yanan rüzgarlarını estirerek çıktı. Lamia'nın yanında dadısıyla piyano hocası vardı. Bir dakika öyle karşı karşıya, birbirlerine bir şey söyleyip söylememekte tereddüt ederek bakıştılar. Sonra Lamia biraz gülümsedi. "Birisine oyuncak mı alıyordunuz?" dedi. "Ahmet Cemil, hayır. Yalnız bakıyordum." cevabını verdi. Lamia şüphesiz şurada. Bon şu oyuncak tezgahının yanında bir çocukluk arkadaşıyla gerçekleşen bu bir dakikalık sohbeti daha az garipsediği için daha cesurdu. Biz haftaya yine köşke gidiyoruz. Ufak tefek bir şeyler almak için çıkmıştık, dedi. Sonra Ahmet Cemil'in eline bakarak, yeni bir kitap mı, diye sordu. Hayır, benim şiirlerim. Abimin hep bahsettiği eseriniz mi? Bir akşam onu bizde okuyacak okuyacakmışsınız öyle mi? Ben de dinlemek, sizi okurken görmek istiyorum ama... Lamia küçük bir kahkahayı zor zapt etti. Sonra Ahmet Cemil'in ağzında gevelediklerini dinlemeyerek siyah deri eldivenlerinin içinde daha da ince görünen parmaklarıyla peçesini indirdi. Efendim dedi. Ahmet Cemil hareketsiz duruyordu. Bütün gençlik hayatı, kalbinde saklı duran en derin arzuları, işte şu karanlık nazlı gölge, işte ipekten siyah örtünün dalgaları içinde titrediği hissedilen şu akıcı ve dalgalı hayal gibi kaybolup giderken Ahmet Cemil orada elinde zilleriyle başında mavili kırmızılı külahıyla gelip geçenleri gülümseyerek seyreden soytarının bakışları karşısında elinde kıvrılmış duran şiir defteri öylece kala kaldı. Bugün Ahmet Cemil Taksim bahçesinde şiir defterini değil gençliğinin şiirini yalnız onu okudu. Bahçe tenhaydı henüz yapraklanmamış bir ağacın altında mavi şemsiyesini açmış. Kısa topuklu ayakkabılarını önüne çektiği gibi bir iskemlenin kenarına dayamış gözlüklü ihtiyar bir İngiliz mürebbiyesi. Biraz ileride önemli bir görevi yerine getirir gibi ellerinde küçücük küreklerle bahçeden kum toplayarak mini mini kovalara doldurmaktan etrafı görmeye vakit bulamayan iki çocuk. Başlarından kaymış hasır şapkaları arkalarında çırpınırken saçları rüzgarda savrulan, uçarcasına koştukları için uzun konçlu düğmeli çizmeleri kumlara temas etmiyormuş gibi gözüken, koşarken bir yandan da çemberlerini çeviren bir örnek elbiseli iki kız kardeş. Kenarda hayatının son günlerini bir gazetenin tefrikasında dinlendiren bir ihtiyar. Ötede beri de tek tük insanlar, koşuşan, bağırışan çocuklar. Daha sonra Ahmet Cemil'in gözleri bunlardan ayrılarak bayırın üstünden uçuyor. Gülümseyen renkleriyle, eğri büyürü manzarasıyla, yeşil tepelere doğru tırmanmış, yahut mavi dalgalara doğru akı vermiş gibi duran binalarıyla karşısına serilen boğazın sakin görüntüsüne dikiliyordu. Bazen gözlerini kapattığında bu görüntü bulanıyor. Tepeler, sular, yalılar, bütün bu şekil ve cisimler bir fırça darbesinden kopma renklermiş de birbirine karışarak alacalı bir hamur haline gelmiş zannediyordu. O zaman hayalinin aynasında grubun yaydığı ışığa tutulmuş bir bulut parçası şeklinde kırmızılara, mavileri, yeşillere, beyazlara boyanan bu tablonun ortasında Lamia'yı, evvela küçükken, şu kadarcıkken, kıvırcık saçları başının beresinden taşıyorken, sonra Hüseyin Nazmi ile gezmeye çıktıkları zaman yanı başında iki eliyle ellerine yapışarak konuşmalarına bu ne, niçin, nasıl, ne vakit sorularıyla her dakika karışırken, daha sonra mesela 8-10 yaşlarında bir kış gecesi İki arkadaş yüksek sesle şiir okurken halının üstünde daima gülen siyah gözlerini anlamayarak yüzlerine dikmiş yahut kafası önemli bir fikirle meşgulmüş zannını vermek için bütün ciddiyetiyle elindeki hikaye seçkisine dalmışken görüyordu. O çehre Ahmet Cemil'in zihninde böyle bir an içinde bin şekle girerek her değişiminde bir hatıra gıcıklayarak bütün hayatını bir dakika içinde tekrar yaşıyordu. Lamia'ya karşı daima güzel hisler duymuş. Onunla beraber bulunmaktan büyük bir haza almıştı. O da küçüklüğünden beri daima onun etrafında dolaşır, daima güler, birisinden yüz bulmuş çocuklara mahsus sokulganlıkla daima yanına gelirdi. Demek bugün uzun zaman kayıplara karıştıktan sonra onu görünce vücudun sarsan şey Ahmet Cemil artık o şeyin yarattığı etkiden kaçmıyor kendini onun hakimiyetinden kurtarmaya lüzum görmüyordu. Bakınız o siyah peçenin, siyah çarşafın, siyah saçların altında parlayan siyah gözlerden bir şey akıyor. Sanki siyah bir nur ki sarhoş eden bir aşk ateşiyle vücudunu sarıyor, yakıyor. Fakat ruhunu okşayan bir ateşli, bir ateş ki adeta bir buze. Artık saklamaya ne lüzum var? İşte hep hüsran içinde geçen sevdalı gençliğinin arzu nesnesi, o aydınlık rüyalarının genç kızı, hayatında ilk ve son defa seveceği vücut, işte o biraz evvel gülerek, dudaklarını basarak, hafifçe başıyla selamlayarak efendim diyen Lamia'ydı. Şiir defterini dinlemek istiyormuş. Ahmet Cemil onu Lamia'ya kendisi dinletmek isterdi. Zihninde bu şiir defterini okumak için özel bir yer tasarlıyor, Lamia'yı orada bir kanepeye oturtuyor. Kendisi ayaklarının dibinde küçük bir iskemleye oturuyor. Sonra aşktan titreyen bir sesle bütün duygu ve düşüncelerinin bir ürünü olan bu şiir parçalarını onun hüzünlü bakışlarının karşısında adeta bir aşk şarkısı söyler gibi dillendiriyor. Ah o sevda dakikası. Acaba talihsiz hayatında o mutluluk saati çalacak mı? Bu soru Ahmet Cemil'in alnına bir endişe çizgisi çekiyordu. İçinden Niçin beni onunla evlenmekten mahrum etsinler diyordu. O da kendisini sevmiyor mu? Bir saat evvel o kendisine gülen gözlerde gizli bir tutku hissedilmiyor muydu? Bu sırada tam yanı başında koşan bir kız kumların üzerine yüzük oyun düştü. Ahmet Cemil başını çevirdi. Çocuk iri mavi gözleriyle yardımını ister gibi ona bakıyordu. Yerinden kalktı. Çocuğun ellerinden tuttu, kaldırdı. Bu olay Ahmet Cemil'i kendine getirmiş oldu. Artık tekrar oturmadı. Yavaş yavaş çeşitli elbiselerle renklenen iskemlelerin, korucukların arasından süzülerek çıktı. Elinde şiir defteri, gözlerinin içinde, şimdi artık bütün açıklığıyla gülümseyen Lamia, aheste aheste Taksim Caddesi'ni yürümeye başladı.